davet sevgisi ve davet için gayret. Hazreti Peygamber'in bütün insanların iman etmesine ilişkin çabası. İbn Abbas, onlardan bir kısmı şaki, bir kısmı saitti ayetiyle buna benzer diğer ayetler hakkında şöyle demektedir. Resulullah bütün insanların iman etmesi ve hidayet üzere kendisine biat etmesi hususunda son derece arzuluydu. Bu sebeple Allah Teala ona kendisinden onun ezeli ilminde saadetini dilediklerinin ancak iman edeceğini, şekavetini dilediklerinin ise sapıtacağını haber vererek şöyle buyurdu. Ey Resulüm! İnsanlar iman etmeyecekler diye kederden neredeyse nefsine kıyacaksın. Biz eğer dilesek onların üzerine gökten bir ayet indiriveririz de ona boyunları eğile kalır. Ebu Talip vefat ettiğinde Hazreti Peygamber'in kavmini İslam'a davet etmesi. Ebu Talip hastalandığında Kureyş'ten içlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bir grup Ebu Talip'in yanına girerek şöyle dedi. Senin kardeşinin oğlu, Resul-i Ekrem'i kastediyorlar, bizim tanrılarımıza sövüyor, şöyle diyor, böyle yapıyor. Eğer çağırır da bu işi yapmaktan onu nehyedersen çok iyi olur. Bunun üzerine Ebu Talip, Hazreti Peygamber'i çağırdı. Hazreti Peygamber, Ebu Talip'in yanına geldi, evine girdi. Kureyşlilerle Ebu Talip arasında bir kişinin oturabileceği kadar bir mesafe vardı. Ebu Cehil, Hazreti Peygamber'in Ebu Talib'in yanına oturması halinde, Ebu Talib'in ona daha şefkatli olabileceği korkusuyla kalkıp o yeri kapattı. Hazreti Peygamber de amcası Ebu Talib'e yakın oturabileceği bir yer bulamadı, kapı yanında oturdu. Ebu Talip, Hazreti Peygamber'e, ''Ey yeğenim, nedir bu durum? Kavmin senden şikayet ediyor. İddialarına göre sen tanrılarına küfrediyor, onlar hakkında ileri geri konuşuyormuşsun.'' Meclistekiler birçok şeyler söylediler. Sonra Hazreti Peygamber konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu. ''Amca, ben onları sadece bir tek kelime üzerinde anlaşmaya davet ediyorum.'' Kureyşliler, Resulullah'ın bu sözleri üzerine sevinerek şöyle dediler. Bir kelime mi istiyorsun? Babanın başı üzerine yemin olsun ki sana 10 kelime bile veririz. Söyle, nedir o kelime? Ebu Talip de, ey yeğenim, o istediğin kelime nedir? Dedi. Resul-i Ekrem de, o kelime, la ilahe illallah'dır dedi. Bunun üzerine onlar ürkerek ayağa kalktılar, elbiselerini silkerek şöyle dediler. O mabutları bir mabut mu kıldı? Kesinlikle bu hayret verecek bir şeydir. Bunun üzerine Sa'd suresinin 5. ayetinden 8. ayetine kadar olan kısmı nazil oldu. Hazreti Peygamber'in Ebu Talib'e vefatı anında kelime-i tevhidi arz etmesi. Kureyşliler Ebu Talib'e gidip onunla konuştular. Gidenler arasında Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, Ebu Cehil bin Hişam, Ümeyye bin Halef, Ebu Süfyan bin Harp ve Kureyş'in ileri gelenlerinden bir grup vardı. Onlar, ''Ey Ebu Talib, senin aramızdaki makamını biliyorsun. Gördüğün durum da gelmiş sana çatmış, ölümle pençeleşiyorsun.'' Biz hakkında endişeliyiz. Bizimle yeğenin Muhammed arasındaki hadiseyi biliyorsun. Onu çağır da bizim için ondan, onun için de bizden söz al. O bizden, biz de ondan şerrimizi uzaklaştıralım. O bizi, biz de onu diniyle baş başa bırakalım, dediler. Ebu Talip, Hazreti Peygamber'i çağırarak ona, yeğenim, bunlar kavminin şereflileridir. Senin yanına gelmişler ki sana bir şey versinler ve senden bir şey alsınlar, dedi. Hazreti Peygamber, evet, bir tek kelimeyi bana vereceksiniz ki o kelimeyle Araplara hakim olacaksınız, Acemler de size baş eğecektir, dedi. Ebu Cehil, söyle o kelimeyi,
babanın başı üzerine yemin olsun ki sana 10 kelime bile veririz, dedi. Resul-i Ekrem, La ilahe illallah diyeceksiniz. Allah'tan başka taptıklarınızı bırakacaksınız, deyince yerlerinden fırlayıp şöyle dediler. Ey Muhammed! Tanrılarımızı bir tek tanrı mı yapmak istiyorsun? Kesinlikle senin teklifin hayret vericidir. Sonra Kureyşliler birbirlerine, yemin olsun ki bu, isteklerinizden hiçbirini size vermez. Gidin, Allah bizimle bunun arasında hükmedinceye kadar atalarınızın dinine devam edin, dediler ve sonra ayrıldılar. Ebu Talip, ey yeğenim, Allah'a yemin ederim, senin onlardan hududu aşacak bir şey istediğini görmedim, deyince Resul-i Ekrem, Ebu Talib'in iman edeceğine ümit bağladı ve ''Ey amcam, o halde sen bari bu kelimeyi söyle de bu kelimeden ötürü kıyamet gününde şefaatim sana helal olsun.'' dedi. Ebu Talib, Resul-i Ekrem'in bu husustaki ısrarını görünce ''Ey yeğenim, eğer benden sonra senin ve senin baba oğullarının üzerinde bir ar korkusu olmasaydı, Kureyşliler bu kelimeyi ölümden korktuğum için söylediğimi sanmasaydılar söylerdim. Ben bu kelimeyi ancak seni sevindirmek için söylerim, dedi. Ebu Talip ölüm döşeğindeyken Resul-i Ekrem onun yanına girdi. Yanında Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Ümeyye vardı. Ey amcam! La ilahe illallah de ki bu kelimeyle Allah katında seni müdafaa edeyim, dedi. Bunun üzerine Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Ümeyye, Resulullah'ın bu sözüne karşılık, ''Ey Ebu Talip, sen Abdülmuttalib'in dininden ayrılmak mı istiyorsun?'' dediler ve durmadan Ebu Talip ile konuştular. Son kelime olarak Ebu Talip onlara, ''Abdülmuttalib'in dini üzerindeyim.'' dedi. Resul-i Ekrem, ''Andolsun ki senin için yasaklanmadıkça, af talebinde bulunacağım, dedi. Bunun üzerine Tevbe suresinin 113. ve Kasas suresinin 56. ayetleri indi. Hazreti Peygamber'in Allah'a davet vazifesinin ihmaline karşı çıkışı. Ebu Talip, Resul-i Ekrem'e, ''Ey yeğenim, kavmin bana geldiler. Şöyle şöyle söylediler. Hem kendine hem de bana acı. Gücümün ve senin gücünün yetmediği bir yükü bana yükleme. Senin sözünden kavminin hoşuna gitmeyeni terk et, dedi. Ebu Talib'in bu konuşmaları üzerine Hazreti Peygamber, Ebu Talib'in kendi hakkındaki himaye fikrinin değişmiş, bundan böyle kendisine yardımcı olmayacağını, onu kavmine teslim edeceğini ve onunla beraber olmaya gücü kalmamış zannetti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Ey amcam, eğer güneş sağ elime, ay da sol elime verilse, davamı Allah bu davayı galip getirinceye veya bu dava uğrunda helak oluncaya kadar davamı terk etmem.'' dedi ve gözyaşları dökerek ağladı. Kureyşliler bir gün bir araya gelerek şöyle dediler. Sihri, kahinliği, şiiri en fazla, en güzel bileninizi seçin. Toplumumuzu parçalayan, işlerimizi darmadağın eden, dinimize dil uzatan şu kişiye, Hazreti Muhammed'i kastediyorlar, varsın, onunla konuşsun ve onun cevabını dikkatle izlesin. Onlar, Kureyşliler, Utbe bin Rebiya'dan başka bu işi becerecek kimseyi bilmediklerini söyleyince, Utbe'ye hitaben, ''Ey Ebu'l-Velid, şu Muhammed'e bir git.'' dediler. Utbe de Resul-i Ekrem'e varıp şöyle dedi. ''Ey Muhammed, sen mi daha hayırlısın, yoksa baban Abdullah mı?'' Resul-i Ekrem sustu. Utbe, ''Ey Muhammed, sen mi daha hayırlısın, yoksa Abdülmuttalip mi?'' dedi. Resul-i Ekrem yine sustu. Utbe, ''Eğer sen Abdullah ve Abdülmuttalip'in senden daha hayırlı olduklarını söylüyorsan, onlar senin bugün ayıpladığın, dil uzattığın tanrılara taptılar. Eğer sen onlardan hayırlı olduğunu iddia ediyorsan, konuş senin sözünü dinleyelim.
Allah'a yemin ederim ki, kavmi hakkında senden daha bereketsiz bir yavru doğduğunu sanmıyoruz. Sen bizim toplumumuzu parçaladın, işlerimizi darmadağın ettin, dinimize dil uzattın, Araplar arasında bizi rezil ettin. Hatta Araplar arasında şöyle sözler yayıldı. Kureyş'in içinde bir sihirbaz var. Kureyş'in içinde bir kahin var. Allah'a yemin ederim ki biz ancak bir gebe kadının sayhasını bekliyoruz. O zaman bir kısmımız diğerlerine kılıçlarla hücum edecek ve yok olacağız. Ey kişi! Senin mala ihtiyacın varsa sana aramızda mal toplayalım da sen Kureyş'in en zengin kişisi olasın. Eğer kadınlara ihtiyacın varsa Kureyş'in hangi hanımını istersen iste. Onlardan 10 tanesini seninle evlendirelim dedi. Resul-i Ekrem, sözün bitti mi diye sordu. Utbe, evet deyince Resul-i Ekrem, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Hamim, bu kitap merhamet eden ve merhametli olan Allah'ın katından indirilmiştir diye başlayan Fussilet suresinin 1. ayetinden 13. ayete kadar olan bölümü okudu. De ki, işte sizi Ad ve Semud'un başına gelen yıldırıma benzer bir azapla uyardım cümlesine vardığında, Utbe, yeter fazla okuma, bundan başka yanında bir şey yok mu? Başka bir şey söylemiyor musun? Deyince, Hazreti Peygamber, hayır dedi. Bunun üzerine Utbe, Kureyş'e geri döndü. Kureyş, bize ne haber getirdin diye sordular. Utbe, söylemedik hiçbir şeyi bırakmadım. Sizin konuşmak istediğiniz her şeyi konuştum. Kureyş sordu. Muhammed sana cevap verdi mi? Utbe, evet verdi dedikten sonra şöyle devam etti. Hayır, şu Kâbe'yi mabet olarak diken Allah'a yemin ederim ki ben Muhammed'in sözlerinden bir şey anlamadım. Ancak o sizi Ad ve Semud'un başına inen yıldırım gibi bir yıldırımla uyarmaktadır dedi. Kureyşliler, azap olasıca, kişi seninle Arapça konuştu. Sense ne konuştuğunu bilmiyorsun, bu olur mu? Deyince Utbe, hayır, Allah'a yemin ederim ki onun söylediğinden, yıldırım zikrinden başka hiçbir şey anlamadım dedi. Resul-i Ekrem, eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, Ad ve Semud'a isabet eden yıldırım gibi bir yıldırımdan sizi uyarırım cümlesini okuduğu zaman, Utbe, Resul-i Ekrem'in ağzını eliyle kapattı ve Sıla-i Rahim'le ona yemin verdirdi ki, böyle bir şey söylemesin. Bunun üzerine Kureyş'in yanına gitmeyip evine çekildi. Bu manzara karşısında Ebu Cehil, Kureyş'e hitaben şunları söyledi. Ey Kureyş cemaati! Allah'a yemin ederim, bizim görüşümüze göre Utbe Muhammed'e meyletti, yani Müslüman oldu. Muhammed'in yemeği onun hoşuna gitti. Bu da Utbe'ye isabet eden bir fakirlikten ileri geliyor. Gelin Utbe'ye gidelim dedi ve Utbe'nin yanına vardılar. Ebu Cehil Utbe'ye hitaben, ey Utbe! Allah'a yemin olsun ki biz sana Muhammed'e meylettiğinden, onun durumu hoşuna gittiğinden dolayı geldik. Eğer senin bir mali sıkıntın varsa, mallarımızdan seni Muhammed'in yemeğinden zengin kılacak miktarı derleyebiliriz dediler. Bu sözler karşısında Utbe öfkelenerek ebediyen Muhammed'le konuşmayacağına dair Allah'a yemin etti ve dedi ki, siz Kureyşliler biliyorsunuz ki mal yönünden bütün Kureyşlilerden zenginim. Ben böyle bir şey için değil de şunun için onun yanından dönerken size gelmedim dedi ve Resul-i Ekrem'le aralarında cereyan eden hadiseyi naklettikten sonra sözlerine şunu ekledi. Muhammed bana öyle bir cevap verdi ki, vallahi o ne sihirdir, ne şiirdir, ne de kahinliktir dedi ve Fussilet suresini 12. ayete kadar okudu. Ben onun ağzını elimle kapattım. Sıla-i Rahim'le yemin verdirdim ki bizim başımıza böyle bir şey getirmesin.
Biliyorsunuz ki Muhammed bir şey söylediği zaman yalan söylemez. Korktum ki azap size de isabet eder. Allah'a davet hususunda vazifeli olan Hazreti Peygamber'in cihat etmekteki ısrarı. Hudeybiye zamanında Budeyl bin Verka el-Huzayi geldi. Beraberinde Beni Huza'dan birkaç kişi daha vardı. Tihame ehli arasında Beni Huza, Resulullah'ın dost ve sırdaşıydı. Budeyl bin Verka, Resulullah'a şunları söyledi. Ben arkamda Ka'b bin Lüey, Amr bin Lüey kabilelerini bırakıp geldim. Bunlar Hudeybiye sularının akıcı kısmında konaklamışlardı. Onlarla beraber küçük büyük tüm fertleri vardı. Onlar seninle savaşacaklar ve Kabe'ye gitmene mani olacaklar. Bu sözleri işiten Resulullah şöyle buyurdu. Biz hiç kimseyle savaş için gelmiş değiliz. Biz umre ziyaretini yapmak için geldik. Harp onları zayıf düşürmüş, yormuştur. Eğer isterlerse onlarla bir müddet sulh için aramızda belli bir müddet tayin ederiz. O zaman benimle halkım arasından çekilirler. Eğer ben galip gelirsem, o zaman girerlerse halkın girdiği dine girerler. Aksi takdirde o zamana kadar istirahat etmiş olurlar. Eğer illa benimle savaşmak istiyorlarsa, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, boynum tek kalıncaya, ölünceye kadar peygamberlik hususunda onlarla savaşırım. Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın emri muhakkak yerini bulacaktır. İslam hakim olacaktır. Hazreti Peygamber'in Hayber Savaşı'nda Hazreti Ali'ye halkı İslam'a davet emri. Allah'ın Resulü Hayber gününde, "Andolsun ben şu bayrağı yarın bir kişiye vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecektir. O Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu severler," diye buyurdu. Halk o gece sabaha kadar bayrağın kime verileceğini, o kişinin kim olacağını müzakere edip durdular. Sabahleyin halk Resulullah'ın yanına geldi. Herkes bayrağın kendisine verileceğini ümit ediyordu. Resul-i Ekrem, "Ebu Talib'in oğlu Ali nerededir?" dedi. Sahabe, "Ey Allah'ın Resulü, onun gözleri ağrıyor. Onun için buraya gelemedi." deyince Resul-i Ekrem birisini göndererek onu çağırdı. Hazreti Ali geldi ve Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'nin mübarek gözlerine tükrüğünü sürdü. Ona dua etti. Hiç hasta olmamış gibi şifaya boğuldu. Resul-i Ekrem bayrağı ona verdi. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, onlar bizim gibi oluncaya kadar onlarla mücadele edeceğiz, savaşacağız," dedi. Allah'ın Resulü, "Git, onların sahasına girinceye kadar devam et. Sonra onları İslam'a davet et. Onlara İslam'da Allah'ın haklarından neler var olduğunu haber ver. Allah'a yemin ederim, eğer senin vasıtanla Cenab-ı Hak bir kişiyi hidayete getirirse, bu senin için kırmızı develerden daha hayırlıdır," buyurdu. Hazreti Peygamber'in Hakem bin Kaysan'ı İslam'a davet hususundaki sabrı. Miktat bin Amr şöyle anlatıyor. "Ben Hakem bin Kaysan'ı esir aldım. Komutanımız onu öldürmek istedi. Ben dedim ki, onu öldürme, Resulullah'a götürelim. Böylece onu Resulullah'a götürdük. Resulullah onu durmadan İslam'a davet etti. Fakat bu durum biraz uzun sürdü. Bir türlü imana gelmiyordu. Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, niye binaen bu adamla konuşuyorsun? Yemin olsun bu ebediyen Müslüman olmaz. Bana izin ver de bunun boynunu vurayım da cehennemi boylasın," dedi. Resul-i Ekrem, Hazreti Ömer'in bu teklifini kabul etmedi ve ona cevap vermedi. Sabır gösterdi, hakem de sonunda Müslüman oldu. Hazreti Ömer dedi ki, "Bir de ne göreyim, adam Müslüman oldu. Böylece geçmiş ve gelecekte beni mahcup etti. Kendi kendime dedim ki, Resulullah'ın benden daha iyi bildiği bir hususta nasıl Resulullah'a muhalefet edebildim? Oysa maksadım Allah'a ve Resulüne hizmet etmekti." Yine Hazreti Ömer şöyle demiştir. Hakem Müslüman oldu.
Andolsun onun İslam'ı güzel oldu. Allah yolunda cihad etti. Ta ki Mauna kuyusunda şehit edildi. Binaenaleyh Resulullah kendisinden razı olduğu halde şehit düştü ve cennete gitti. Vahşi bin Harb'in Müslüman oluşu. Allah'ın Resulü, Hazreti Hamza'nın katili Vahşi bin Harb'e haber göndererek onu İslam'a davet etti. Vahşi, Resul-i Ekrem'e şu cevabı gönderdi. Ey Muhammed! Sen beni İslam'a nasıl davet edersin? Halbuki senin iddiana göre adam öldüren veya Allah'a ortak koşan veya zina eden bir kimse günahlarla karşı karşıya gelir. Onun için kıyamet gününde azap kat kat verilir. O azapta rezil ve zelil olarak kalır. Bense bütün bunları yaptım. Acaba benim için bir ruhsat var mıdır?" dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Furkan suresinin 70. ayetini nazil buyurdu. Vahşi, "Ey Muhammed! Ancak tevbe eden, iman eden, salih amel işleyenleri istisna eden şart, şiddetli bir şarttır. Belki de ben buna güç yetiremeyeceğim." diye haber saldığında, Cenab-ı Hak, Nisa suresinin 48. ayetini indirdi. Yine Vahşi, "Ey Muhammed! Görüyorum ki bu da Allah'ın isteğinden sonra olur. Bilmiyorum acaba Allah beni affeder mi etmez mi? Bundan başkası var mıdır?" dedi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Zümer suresinin 53. ayetini indirdi. Vahşi, "Buna gelince evet" dedi ve Müslüman oldu. Halk, "Ey Allah'ın Resulü, Vahşi'ye isabet eden bize de etmiştir" dediler. Resul-i Ekrem de bu ayetin muhatabı sadece Vahşi değil, bütün Müslümanlardır buyurdu. Hazreti Peygamber'in tebliğ hususundaki çalışmasından dolayı benzinin sararması ve bundan ötürü Hazreti Fatıma'nın ağlaması. Allah Resulü bir gazadan döndü. Mescide girerek iki rekat namaz kıldı. Seferden her geldiğinde mescide girerek iki rekat namaz kılmak hoşuna giderdi. Sonra Hazreti Fatıma'nın halini sorar, sonra zevcelerine giderdi. Bir ara seferden geldi. Hanımlarının evine gitmeden önce Hazreti Fatıma'nın yanına vardı. Fatıma onu kapıda karşıladı. Onun yüzünü gözlerini öpüyor ve ağlıyordu. Resul-i Ekrem, "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca Hazreti Fatıma, "Ey Allah'ın Resulü, seni rengin solmuş ve elbiselerin çürümüş olarak görüyorum. Bundan dolayı ağlıyorum." dedi. Resul-i Ekrem ona, "Ey Fatıma, ağlama. Cenab-ı Hak senin babanı öyle bir işle vazifelendirmiştir ki, yeryüzünde çamurdan yapılmış hiçbir ev, kıldan yapılmış hiçbir çadır ve hiçbir otağı kalmayacaktır ki, Allah o işle oraya ya izzeti veya zilleti sokacaktır. Öyle ki gecenin vardığı gibi o noktaya varacaktır." Hazreti Ömer'in, mürtetlerin İslam'a dönmeleri hususundaki arzu ve gayreti. Ebu Musa el-Eş'ari, Tuster şehrinin fethini Hazreti Ömer'e haber vermek için beni elçi olarak gönderdi. Hazreti Ömer, bana Bekir bin Vail adlı kabileden İslam'dan irtidat etmiş, müşriklere ilhak olmuş 6 kişinin halini sordu ve "Bekir bin Vail'den o kişiler ne oldu?" deyince ben de "Ey müminlerin emiri, onlar İslam'dan irtidat eden bir kavimdir. Müşriklere ilhak oldular. Onların yolu ancak öldürülmektir." dedim. Hazreti Ömer, "Onları sulh yoluyla elde etmeniz, güneşin üzerinde doğduğu sarı ve beyazdan, altın ve gümüşten benim katımda daha sevimli olurdu." dedi. Ben, "Ey müminlerin emiri, eğer sen onları tutsaydın, onlar hakkında nasıl bir hüküm verirdin?" diye sordum. Hazreti Ömer, "Onlara çıktıkları kapıyı arz ederdim ki oraya tekrar girsinler. Eğer bunu yapsaydılar, onlardan kabul ederdim. Aksi takdirde onları hapse koyardım." dedi. Hazreti Ömer'in yanına Ebu Musa el-Eş'ari tarafından bir kişi geldi. Hazreti Ömer o kişiden halkın haberini sordu.
O da cevap verdi. Sonra Hazreti Ömer, "Acaba uzak memleketten yeni bir haber var mıdır?" diye sordu. Kişi, "Evet vardır, o da şudur. Bir kişi İslam'dan sonra küfrü seçti." Hazreti Ömer, "Siz onun hakkında ne yaptınız?" diye sordu. Gelen elçi, "Onu yakaladık ve boynunu vurduk," dedi. Hazreti Ömer, "Eğer onu 3 gün hapsetseydiniz ve ona her gün bir ekmek yedirseydiniz ve tevbe etmesini teklif etseydiniz, umulurdu ki tevbe eder, Allah'ın emrine dönüş yapardı. Ey Allah'ım, ben orada hazır değildim. Böyle bir kişinin öldürülmesini emretmedim. Ve benim kulağıma bu haber geldiği zaman bundan razı olmadım," diye Cenab-ı Hak'tan mağfiret diledi. Hazreti Ömer'in bir rahibin durumuna ağlaması. Hazreti Ömer, bir rahibin yanından geçerken durdu ve rahibi çağırdı. Ona, "Bu müminlerin emiridir," denilince rahip kilisesinden çıktı. Hazreti Ömer, hastalanmış, benzi beti kaçmış, yorgun, dünyayı terk etmiş bir kişiyle karşılaştı. Onu gördüğünde Hazreti Ömer ağladı. Hazreti Ömer'e onun Hristiyan olduğunu, onun için niçin ağladığını hatırlatan bir kişiye, "Bunu biliyorum. Fakat ona acıdım ve Cenab-ı Hakk'ın Gâşiye suresinin 3 ve 4. ayetlerini hatırladım. Onun yorgunluğuna, bitkinliğine rağmen ateşe girecek oluşuna acıdım," dedi. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ebubekir'i İslam'a davet etmesi. Ebubekir Sıddık evinden çıkıp Resulullah'a gidiyordu. Cahiliye döneminde de peygamberin dostuydu. Resulullah'la yolda karşılaştı ve "Ey Ebel Kasım, sen kavminin meclislerinden kayboldun. Onların yanına gelmiyorsun. Seni atalarını ayıplamakla itham etmektedirler," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Ebubekir'e hitaben, "Ben Allah'ın Resulüyüm. Seni Allah'a davet ediyorum," dedi. Sözünü bitirdikten sonra Ebubekir Sıddık Müslüman oldu ve Resul-i Ekrem onun yanından ayrıldı. Fakat Mekke'yi kapsayan iki dağ arasında Resul-i Ekrem'in Ebubekir'in İslam'ından sevindiği kadar sevinen hiç kimse yoktu. Ebubekir Sıddık evine gitti. Osman bin Affan'a, Talha bin Ubeydullah'a, Zübeyir bin Avvam'a, Sa'd bin Ebi Vakkas'a vardı, teklifte bulundu. Onlar da Müslüman oldular. Ertesi gün Osman bin Maz'un, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Abdurrahman bin Avf, Ebi Seleme bin Abdülesed, Erkam bin Ebil Erkam'ı getirdi. Onlar da Müslüman oldular. Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: "İslam'a davet ettiğim herkesin yanında bir tereddüt, bir düşünce vardı. İlk etapta hemen İslam'ı kabul etmediler. Ancak Ebu Bekir bu hükümden müstesnadır. Ona İslam'ı tebliğ ettiğimde tereddüt etmedi ve duraklamadı." Hazreti Peygamber'in Hazreti Ömer'i İslam'a davet etmesi. "Ya Rabbi, İslam'ı Hattaboğlu Ömer'le veya Ebu Cehil bin Hişam'la aziz kıl." Allah Teala Resulü'nün Hazreti Ömer hakkındaki duasını kabul etti. Onun üzerine İslam'ı bina etti ve Ömer'le putları yıktı. Said bin Zeyd'le hanımı olan Hattab'ın kızı Fatıma hakkında gelen rivayete göre Resul-i Ekrem Ömer'in iki pozusundan tutarak onu sarstı ve ona, "Senin istediğin nedir? Niçin buraya geldin?" diye sordu. Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem'e, "İnsanları davet ettiğin şeyi bana arz et," deyince Resul-i Ekrem, "Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik et," dedi. Böylece Ömer aynı yerde Müslüman oldu ve Resul-i Ekrem ona, "O halde çık," dedi. Esleme şöyle anlatır: "Hazreti Ömer bize, size nasıl Müslüman olduğumu anlatmamı istiyor musunuz?" deyince, "Evet istiyoruz," dedik. Hazreti Ömer şöyle buyurdu: "Allah Resulü'nün en şiddetli düşmanlarındandım. Safa yanındaki bir evde bulunan Resulullah'a vardım.
huzurunda oturdum. Benim gömleğimin yakasına yapıştı ve sonra buyurdu. Ey Hattab'ın oğlu, Müslüman ol. Ya Rabbi, onu hidayet et. Dedim ki, Allah'tan başka mabud olmadığına şahitlik ederim. Ve yine şahitlik ederim ki, sen Allah'ın Resulüsün. Müslüman olduğum zaman, Müslümanlar hep bir ağızdan tekbir getirdiler ki, bunların tekbir sesleri Mekke yollarında işitildi. Hazreti Peygamber'in Hazreti Osman'ı İslam'a davet etmesi. Hazreti Osman şöyle anlatır. Teyzem, Abdülmuttalib'in kızı Erva'nın ziyaretine gitmiştim. Bu esnada Resul-i Ekrem halasının evine geldi. Ben durmadan Resulullah'a bakıyordum. O gün Resulullah'ın durumundan bir şeyler meydana çıkmıştı. Hazreti Peygamber bana yönelerek dedi ki, ''Ey Osman, sana ne oluyor? Niçin bana öyle bakıyorsun? Sana hayret ediyorum. Bizim içimizdeki durumundan da, senin aleyhinde söylenenlerden de.'' Resul-i Ekrem bana, ''La ilahe illallah de.'' dedi. Allah biliyor ya, bu sözü Resulullah'tan dinlediğim zaman tüylerim diken diken oldu. Sonra Resulullah devam etti. ''Göklerde sizin rızkınız ve size vaat edilen vardır. Göklerin ve arzın Rabbine yemin olsun ki kesinlikle o sizin konuştuğunuz gibi haktır.'' Resulullah bunları söyledikten sonra çıktı. Ben de onun arkasından çıktım. Ona yetiştim ve Müslüman oldum. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'yi İslam'a davet etmesi. Hazreti Ali Resulullah'ın hanesine geldi. Hazreti Peygamberle zevcesi Hazreti Hatice namaz kılıyorlardı. Hazreti Ali, "Ey Muhammed, bu nedir?" dedi. Resul-i Ekrem, "Bu Allah'ın kendisi için seçmiş olduğu dindir. Bu dinle peygamberleri göndermiştir. Seni bir ve ortaksız olan Allah'a davet ediyorum. Seni ona ibadete davet ediyorum. Lat ve Uzza'yı inkar etmeye davet ediyorum." Hazreti Ali, "Bu daha önce işitmediğim bir şeydir. Ben Ebu Talib'e söylemeden hiçbir şey yapamam," dedi. Resul-i Ekrem ise bu hususun ilan edilmesinden önce ifşa edilmesini hoş görmediği için, "Ey Ali, madem Müslüman olmadın, bu ikimiz arasında bir sır olarak kalsın," dedi. Böylece Hazreti Ali o gece durdu. Sonra Cenab-ı Hak Hazreti Ali'nin kalbini İslam'a açtı. Resulullah'a erken saatlerde geldi ve, "Ey Muhammed, dün bana arz ettiğin bir şey vardı. O neydi?" dedi. Resul-i Ekrem, "Şahitlik edeceksin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir ve ortaksızdır. Lat ve Uzza'yı inkar edeceksin. Allah'a koşulan ortaklardan teberri edip uzaklaşacaksın," diye cevap verdi. Hazreti Ali bunları yaptı ve Müslüman oldu. Hazreti Ali, Ebu Talip'ten korktuğu halde zaman zaman Resul-i Ekrem'e geliyordu. İslamiyetini gizli tuttu. Habbetül Urani şöyle anlatıyor. Hazreti Ali'yi gördüm. Minberde gülüyordu. Bu gülüşünden daha fazla güldüğünü görmemiştim. Öyle güldü ki azı dişleri bile göründü. Sonra şöyle buyurdu. Ebu Talib'in sözünü hatırladım da ondan dolayı güldüm. Bir gün ben Resulullah'la beraber bulunuyordum ve Batn-ı Nahle denilen yerde namaz kılıyorduk ki Ebu Talib bizim yanımıza vardı ve bize, "Ey yeğenim, ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Resul-i Ekrem onu İslam'a davet etti. Ebu Talib, "Sizin yaptığınızda bir zarar yok. Fakat benim makadım hiçbir zaman benden daha yüksekte olmayacaktır," dedi. Hazreti Ali, babasının bu sözünü hatırladığı için gülmüştü. Sonra 3 defa şöyle dedi. "Ya Rabbi, ben şu ümmette peygamberin müstesna, benden önce sana ibadet eden hiçbir kulun olduğunu bilmiyorum. Ben insanların namaz kılmasından önce namaz kıldım." Hazreti Peygamber'in Amr bin Abese'yi İslam'a davet etmesi. Ebu Ümame şöyle buyurdu. "Ey Abese'nin oğlu Amr, sen hangi delile dayanarak ben İslam'ın dördüncüsüyüm diyorsun?" Amr da şöyle cevap verdi. "Ben
cahiliye döneminde halkı dalalette görüyordum. Putların bir kıymeti olduğuna inanmıyordum. Sonra işittim ki bir kişi çıkmış, Mekke'de çeşitli haberler vermekte ve bazı konuşmalar yapmakta. Deveme bindim, Mekke'ye vardım. Baktım ki Resul-i Ekrem ortaya çıkmış fakat gizli duruyor ve kavmi ona cüretle hücum ediyor. Ben fırsat kolladım, sonra Resulullah'ın yanına vardım. Dedim ki, sen kimsin? Resul-i Ekrem, ben Allah'ın nebisiyim dedi. Dedim ki, Allah'ın nebisi de neymiş? Allah'ın Resulü demektir dedi. Sordum, Allah mı seni elçi olarak gönderdi? Evet dedi. Seni neyle peygamber olarak gönderdi diye sordum. Resul-i Ekrem, Allah'ın birlenmesi, ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması, putların kırılması, sıla-i rahim yapılmasıyla Allah beni peygamber olarak gönderdi, dedi. Dedim ki, şu gün seninle beraber kim vardır? Resul-i Ekrem bana dedi ki, bir hürle bir köle vardır. Baktım ki, Ebu Kühafe'nin oğlu Ebu Bekir, bir de Ebu Bekir'in azatlı kölesi Bilal var. Dedim ki, o halde sana tabi oluyorum. Resul-i Ekrem, bugün buna gücün yetmez. Lakin aile efradına dön. Ne zaman ortaya çıktığımı işitirsen, bana katıl, dedi. Ben böylece Müslüman olarak aileme döndüm. Resul-i Ekrem, acil olarak Medine'ye vardı. Ben de Resulullah'ın haberlerini izliyordum. Medine'den bir kervan geldi. Onlara, şu size gelen Mekkeli kimdir diye sordum. Dediler ki, kavmi onu öldürmek istedi. Fakat buna güç yetiremediler. Onlarla onun arasına girildi. Halk süratle onun yanına vardı. Ben de deveme bindim. Medine'de Resulullah'a vardım. Huzuruna girerek, ey Allah'ın Resulü, beni tanıyor musun diye sordum. Dedi ki, tanıyorum. Sen bana Mekke'de gelen zat değil misin? Evet ya Resulallah dedim ve ilave ettim. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın sana öğrettiğini ve benim de bilmediğimi bana öğret. Hazreti Peygamber'in Halid bin Said bin Ağası İslam'a davet etmesi. Halid bin Said bin As'ın Müslüman olması çok eskilere dayanır ve kardeşlerinin arasında ilk Müslüman olan odur. Onun Müslümanlığının başlangıcı şöyledir. Rüyasında Cenab-ı Hakk'ın bileceği genişlikte bir cehennemin kıyısında durdurulmuş olduğunu ve babasının onu cehenneme atarken Resul-i Ekrem'in de onun kayışına yapışmış cehenneme girmesini engellediğini gördü. Bu dehşetli rüyadan ürkerek kalktı ve Allah'a yemin ederim bu hak bir rüyadır dedi. Böylece Ebu Kühafe oğlu Ebu Bekir'le karşılaştı, hadiseyi ona anlattı. Hazreti Ebu Bekir, sana hayır irade edilmiştir. Şu Allah'ın Resulüdür. Ona tabi ol. Kesinlikle sen ona tabi olacak, onunla beraber İslam'a gireceksin ve İslam da seni cehenneme girmekten koruyacaktır. Babansa oraya düşecektir, dedi. Bu zat, Ecyat'ta bulunan Resulullah'la buluştu ve, ey Muhammed, insanları neye çağırıyorsun, diye sordu. Hazreti Peygamber, seni bir ve ortaksız olan Allah'a ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmeye çağırıyorum. İşitmeyen, zarar vermeyen, görmeyen, yarar sağlamayan, bilmeyen, kendisine kulluk yapanı yapmayandan ayırt edemeyen taşlara ibadeti artık terk et, dedi. Halid, ben Allah'tan başka ilahın olmadığına ve senin de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim, dedi ve İslam'a girdi. Resul-i Ekrem, onun Müslüman olmasına sevindi. Halid, bir ara ortadan kayboldu. Babası, Müslüman olduğunu anladı. Onu arattırdı ve huzuruna getirtti. Onu şiddetle kınadıktan sonra elindeki bir kamçıyla
kamçı paramparça oluncaya kadar Halid'in başına vurdu. Sonra da "Seni yiyecekten men edeceğim," dedi. Halid de "Eğer sen beni men edersen kesinlikle Allah ben hayatta kaldıkça beni rızıklandıracaktır," dedi ve böylece Halid Resul-i Ekrem'in yanına geldi ve peygamberden ayrılmadı, onunla beraber oturdu. Hazreti Peygamber'in Dımad'ı İslam'a davet etmesi. Dımad şöyle anlatır: "Ben umre ibadetiyle Mekke'ye vardım. Ebu Cehil, Utbe bin Rebiya, Ümeyye bin Halef'in bulunduğu bir mecliste oturdum. Ebu Cehil, "Bu kişi bizim cemaatimizi paramparça etti. Akıllarımızı hiçe saydı. Bizden ölenleri dalalete nispet etti. Mabutlarımızı ayıpladı," dedi. Bunun üzerine Ümeyye, "Bu kişi şüphesiz delidir," dedi. Ümeyye'nin bu kelimesi benim kalbimde yer etti ve dedim ki, "Ben insanları böyle deliliklerden tedavi eden bir kişiyim." O meclisten çıktım, Resul-i Ekrem'i aradım. O gün peygamberi bulamadım. Ertesi gün onun yanına geldim. Baktım ki makamın arkasında oturmuş, namaz kılıyordu. O namazını bitirinceye kadar oturdum. Sonra kalkıp yanına vardım ve oturdum. Ve "Ey Abdülmuttalib'in oğlu," dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem bana yönelerek "Ne istiyorsun?" dedi. Dedim ki, "Ben insanların delilik hastalığını tedavi ederim. Eğer istersen seni de tedavi ederim. Sendeki şeyi büyütme. Ben daha şiddetli deli olanları da tedavi ettim ve onlar şifa buldular. Kavminden işittiğime göre senin hakkında bazı kötü hasletler anlatılıyordu. Sen onların akıllarını hiçe sayıyormuşsun. Onların birliğini bozmuşsun. Ölülerini dalalete nispet ediyor, mabutlarını ayıplıyormuşsun. Ben de düşündüm ki kişi ancak deli olmalıdır ki bunları yapabilsin," dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd ederim. Ondan yardım isterim. Ona iman ederim. Ona tevekkül ederim. Allah kimi hidayete götürmüşse kimse onu dalalete götüremez. Kimi dalalete götürmüşse kimse de onu hidayet edemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka mabut yoktur. Birdir. Ortağı yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür," dedi. Ben öyle bir kelam işitmiştim ki ondan daha güzelini hiçbir zaman işitmemiştim. Muhammed'e onu tekrar etmesi için ricada bulundum. O da tekrarladı. Dedim ki, "Sen insanları neye davet ediyorsun?" O da şöyle dedi: "Allah'a iman edecek, onun bir olduğuna inanacaksın. Ortaksız olduğunu ikrar edecek, putları boynundan söküp atacaksın. Benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik edeceksin." Dedim ki, "Bunları yaparsam mükafatım ne olacak?" Dedi ki, "Cennete gireceksin." Bunun üzerine ben de, "Allah'tan başka mabud olmadığına, bir ve ortaksız olduğuna şahitlik ettim. Putları boynumdan söküp attım. Onlardan teberri ettim. Şahitlik ederim ki sen Allah'ın kulu ve Resulüsün," dedim. Böylece Resul-i Ekrem'le beraber kaldım ve ondan Kur'an'ın birçok surelerini öğrendim ve sonra kavmime döndüm. Abdullah bin Abdurrahman el-Adevi devamla şöyle nakleder: Resul-i Ekrem, Ali bin Ebi Talib'i bir akıncı grubuyla gönderdi. Onlar bir yerde buldukları 20 deveyi sürüp getirdiler. Hazreti Ali, bunların Dımad'ın kavmine ait olduğunu işitince develeri onlara geri vermelerini söyledi ve develer iade edildi. Hazreti Peygamber'in İmran'ın babası Husayn'ı İslam'a davet etmesi. Kureyşliler çok tazim ettikleri, büyük bir kimse saydıkları Husayn'a geldiler ve "Bizim için şu kişiyle konuş," Resul-i Ekrem'i kastediyorlar. "Zira bu kişi bizim mabutlarımıza sövüyor," dediler. Böylece Kureyşliler Husayn'la beraber geldiler. Resulullah'ın kapısına yakın bir yerde oturdular.
Resul-i Ekrem, içeri giren Husayn için, "Bu zata yer açınız," dedi. Husayn ve arkadaşları kalabalıktı. Husayn, Resul-i Ekrem'e hitaben, "Senden kulağımıza gelen bu iş nedir? Sen bizim mabutlarımıza küfrediyorsun. Onları daima kötülükle anıyorsun. Halbuki senin baban akıllı, atalarının dinine ve inançlarına saygılıydı. Hayırlı bir insandı," dedi. Resul-i Ekrem, "Ey Husayn! Benim babam da, senin baban da ateştedir. Ey Husayn! Sen kaç mabuda tapmaktasın?" buyurdu. Husayn, Resul-i Ekrem'e, "Yeryüzünde 7, gökte de 1 olmak üzere 8 mabuda tapıyorum," dedi. Resul-i Ekrem, "Sana bir zarar dokunduğunda kime dua ediyorsun?" diye sordu. Husayn, "Gökteki mabuda dua ediyorum," diye cevap verdi. Resul-i Ekrem, "Malın helak olduğu zaman kime dua ediyorsun?" dedi. Husayn yine, "Gökteki mabuda dua ediyorum," dedi. Resul-i Ekrem, "Gökteki mabut tek başına sana icabet ediyor, yardımda bulunuyor ve sen yerdeki batıl mabutları ona ortak koşuyorsun. Acaba şükür hususunda sen gökteki mabudu razı ettin mi veya seni mağlup etmesinden korkmuyor musun?" dedi. Husayn, "Bunların ikisini de yapmamıştır onlar," dedi ve ilave etti. "Biliyordum ki ben Muhammed gibisiyle konuşamam." Resul-i Ekrem, "Ey Husayn, Müslüman ol, sağlam kal," dedi. Husayn, "Benim kavmim ve aşiretim vardır. Onlara ne diyeceğim?" diye sordu. Resul-i Ekrem buyurdu, "De ki, ey Allah'ım, işimin en doğrusu için senden hidayet isterim. Bana fayda verecek ilmimi artır." Husayn, Resulullah'ın bu duasını okudu ve Müslüman olduktan sonra Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Husayn, Müslüman olunca oğlu İmran, babasının başını, ellerini ve ayaklarını öptü. Resul-i Ekrem, bu manzarayı görünce ağladı ve şöyle buyurdu. "İmran'ın yaptıklarını ağlıyorum. Husayn içeri girdiğinde kafirdi. İmran ona ayağa kalkmadı. Onun tarafına bakmadı bile. Fakat Müslüman olunca babalık hakkını yerine getirdi. İşte bundan dolayı kalbime rikkat ve şefkat geldi." Husayn, Resulullah'ın huzurundan ayrılmak istediğinde Resul-i Ekrem arkadaşlarına, "Kalkın, onu evine kadar götürün," dedi. Husayn kapıdan çıktığında Kureyşliler onu gördüler. "Bu Müslüman oldu," dediler ve herkes bir tarafa dağılıp gitti. Hazreti Peygamber'in ismi belirtilmeyen bir kimseyi İslam'a davet etmesi. Bir şahıs Resulullah'a geldi ve "Sen Allah'ın Resulü müsün?" diye sordu. Peygamber, "Evet, ben Allah'ın Resulü Muhammed'im," deyince, "Sen insanları neye davet ediyorsun?" dedi. Resul-i Ekrem, "Bir olan, sana bir zarar dokunduğu zaman, yalvardığında senden o zararı kaldıran, sana bir kıtlık isabet ettiği zaman, yalvardığında sana yiyecek veren, sen tenha bir yerde olup da yolu şaşırdığın zaman, kendisine dua ettiğinde seni doğru yola götüren Allah'a insanları davet ediyorum," dedi. Bunun üzerine o kişi Müslüman oldu ve sonra şunları söyledi. "Ey Allah'ın Resulü, bana bir tavsiyede bulun. Hazreti Peygamber, sakın hiçbir şeye veya hiçbir kimseye küfretme," dedi. O kişi, Resulullah'ın tavsiyesinden sonra ne bir deveye ne de bir koyuna dahi küfretmedi. Hazreti Peygamber'in Muaviye bin Hayde'yi İslam'a davet etmesi. Muaviye şöyle anlatır. "Resulullah'a vardım ve dedim ki, ey Allah'ın Resulü, sana parmak boğumlarının adedinden daha fazla dinine gelmemek için yemin etmiştim. Ama şimdi Allah'ın bana öğrettikleri hariç, hiçbir şeyi hakkıyla çözemeyen bir kişi olarak sana geldim. Allah'ın rızası adına sana yemin verdiriyorum. Rabbimiz seni hangi hususta bize peygamber olarak gönderdi?" Resul-i Ekrem, "Beni İslam diniyle gönderdi," deyince Muaviye sordu. "İslam dini de nedir?"
Resul-i Ekrem, yüzümü Allah'a yönelttim, putlardan uzaklaştım deyip, namazı kılacak, zekatı vereceksin. Müslümanın her şeyi diğer Müslümanlara haramdır. Müslümanlar yardımlaşan iki kardeş gibidir. Müslüman olduktan sonra şirk koşanlardan olan bir kimse, müşriklerden ayrılmadıkça Allah ondan herhangi bir ameli kabul etmez. Sizin kemerlerinize yapışıp sizi ateşten uzaklaştıracak ben değilim. Dikkat ediniz, kesinlikle Rabbim beni çağıracak ve bana, kullarıma tebliğ ettin mi diyecek. Ben de, Rabbim ben kullarına tebliğ ettim diyeceğim. Dikkat edin, burada hazır olanlarınız olmayanlara tebliğ etsin. İyi bilin ki ağızlarınız bağlı olduğu halde Allah'ın huzuruna çağrılacaksınız. Sonra sizin halinizi ilk ifşa eden baldırlarınız ve elleriniz olacaktır, buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, dedim. Bu bizim dinimiz midir? Bunun üzerine Resul-i Ekrem, bu senin dinindir. Nerede iyilik yaparsan o sana kâfi gelir, dedi. Hazreti Peygamber'in Adi bin Hatim'i İslam'a davet etmesi. Adi bin Hatim radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Kulağıma Resulullah'ın peygamber olarak gönderildiği haberi geldiğinde şiddetli bir şekilde bu haberden rahatsız oldum. Çıktım, Rum diyarının bir bölgesine gittim. Buraya varışımda en azından Resulullah'ın peygamber olarak gönderilmesinden duyduğum hoşnutsuzluktan daha hoşnutsuz geldi bana. Kendi kendime, vallahi keşke o kişinin yanına varsaydım. Eğer yalancıysa bana bir zarar veremezdi. Eğer doğruysa bunu bilmiş olurdum, dedim. Böylece Resulullah'ın yanına vardım. Vardığımda halk, Adi bin Hatim, Adi bin Hatim diye bağırdı. Resulullah'ın yanına gittim. Bana, ey Hatim'in oğlu Adi, Müslüman ol, sağlam kal sözünü 3 defa tekrarladı. Ben de, ben bildiğimin üzerindeyim, dedim. Resul-i Ekrem, ben senin dinini senden daha iyi biliyorum, dedi. Ben de, sen dinimi benden daha iyi mi biliyorsun, deyince Resul-i Ekrem, evet, dedi ve devamla, sen Hristiyanlıkla Sabiilik arasında bulunan Rekusiye dininden değil misin? Buna rağmen kavminin ganimetinin 1/4'ünü de yiyorsun, dedi. Ben de cevap olarak, evet, dediğin gibiyim, dedim. Resul-i Ekrem devam etti. Senin dinine göre bu sana helal değildir. Resul-i Ekrem durmadan bana bende olanları söylüyor, ben de ona tevazu gösteriyordum. Sonunda bana, dikkat et, kesinlikle ben seni Müslümanlıktan alıkoyanı biliyorum. Sen düşünüyorsun ki halkın zayıfları, kuvvetsizleri Muhammed'e tabi olmuşlar. Araplar onu terk etmişler. Sen El-Hire'yi biliyor musun? Dedi. Ben de cevap olarak, görmedim fakat işittim, dedim. Resul-i Ekrem, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu iş tamamlanacaktır. Öyle ki, kadın tek başına Hire'den çıkıp, hiç kimsenin koruması söz konusu olmadan, gelip Kâbe'yi tavaf edecektir. Allah'a yemin ederim, Kisra bin Hürmüz'ün hazineleri Müslümanlarca fethedilecektir, dedi. Adi diyor ki, ben sordum, Hürmüz'ün oğlu Kisra mı? Resul-i Ekrem, evet, Hürmüz'ün oğlu Kisra, buyurdu ve devam etti. Allah'a and içerim ki, mal o kadar çok olacaktır ki, hiç kimse artık mal kabul etmeyecektir. Adi bin Hatim diyor ki, işte kadın, Hire'den çıkıyor, hiç kimsenin korumasına ihtiyaç duymadan gelip Kâbe'yi tavaf ediyor ve kimse ona karışmıyor. Ben Kisra'nın hazinelerini fetheden sahabiler arasındaydım. Nefsimi elinde tutana yemin ederim, üçüncü hadise de olacaktır. Yani mal o kadar çoğalacaktır ki hiç kimse artık ona iltifat etmeyecektir. Çünkü Allah'ın Resulü
böyle söyledi. Adi bin Hatim şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün akıncıları geldi. Ben de o zaman Akrep'te bulunuyordum. Esir edilenler arasında halam da vardı. Başka insanlar da esir edilerek götürülmüştü. Esirler Allah Resulü'ne geldiklerinde peygamberin teftişi için saf haline dizildiler. Aralarında bulunan halam Resul-i Ekrem'e hitaben, "Ey Allah'ın Resulü, yardımcı uzaktır, çocuk yoktur. Bense yaşlı bir kadınım, herhangi bir hizmette bulunamam. Allah seni bağışlasın, beni bağışla," dedi. Resul-i Ekrem, "Yardımcın kimdir?" dedi. Halam, "Hatim'in oğlu Adi'dir," dedi. Resul-i Ekrem, "Allah ve Resulünden kaçan Adi mi?" diye sorunca, halam, Resulullah'a hitaben, "Beni bağışla," dedi. Resul-i Ekrem, halamı geçtikten sonra peygamberin yanında bulunan bir kişi, zannedersem Hazreti Ali'ydi, halama, "Resul-i Ekrem'den bir binek iste," dedi. Halam da Resul-i Ekrem'den bir binek istedi ve Resulullah da ona bir binek verilmesini emretti. Adi diyor ki, "Halam bana gelerek dedi ki, babanın yapmadığı bir işi sen yaptın. Haydi, Resulullah'a ya isteyerek veya korkarak git. Falan adam geldi, ondan iyilik gördü," dedi. Adi diyor ki, "Resulullah'a vardım, baktım yanında bir kadınla bir çocuk bulunuyordu. Anladım ki o ne Kisra'dır, ne Kayser'dir." Resul-i Ekrem, "Ey Hatim'in oğlu Adi, seni kaçıran nedir? La ilahe illallah demek mi seni kaçırttı? Acaba Allah'tan başka mabut var mıdır? Seni kaçıran nedir? Allahu Ekber demek mi seni kaçırttı? Acaba Allah'tan daha yüce bir şey var mıdır?" dedi. Adi diyor ki, "Ben Müslüman oldum. Baktım ki Resul-i Ekrem'in yüzü güldü ve dedi ki, Allah'ın gazabına uğrayanlar Yahudiler, sapıtanlarsa Hristiyanlardır." Adi diyor ki, "Sonra Resulullah'tan bir şeyler istediler. Bundan ötürü Hazreti Peygamber Allah'a hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Sizin için nafakanızdan fazla olanı vermek vardır." Bunun üzerine bir kişi bir sağ getirdi. Bir kişi bir sağının bir kısmını, bir kişi bir kabza, bazıları da kabzanın yarısını veya bir parçasını getirdiler. Şube, "Zannıma göre Adi şöyle demiştir. Kimi bir hurma, kimi bir hurmanın yarısını getirdi," dedi. "Herhangi biriniz Allah'a mülaki olduğunda, Cenab-ı Hak da benim söylediğimi ondan soracaktır. Seni işitir görür kılmadım mı? Sana mal ve çocuk vermedim mi? Sen bana hangi azıkla geldin?" O zaman kişi sağına, soluna, önüne ve arkasına bakacak, hiçbir şey görmeyecektir. Ancak yüzüyle ateşten kendisini koruyabilecektir. O halde ateşten korunun. Velev ki bu bir hurmanın yarısıyla, parçasıyla olsa da, eğer bu da yoksa güzel bir konuşmayla olsun. Ben sizin için fakir olacaksınız diye korkmuyorum. Kesinlikle Allah size yardım edecek ve verecektir. Sizin için dünya hazineleri fethedilecektir. Öyle ki kadın tek başına Hire'den kalkıp Medine'ye veya daha uzak yerlere gidecektir. Ve nefsi için hırsızdan, yol kesiciden de korkmayacaktır. Hazreti Peygamber'in Zülcevşen Dababi'yi İslam'a davet etmesi. Zülcevşen şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem, Bedir Savaşı'ndan geldikten sonra ona El-Karha isimli kısrağın yavrusu olan bir at getirdim ve dedim ki, "Sana Karha'nın yavrusunu getirdim ki onu binek edinesin." Resul-i Ekrem, "Ona ihtiyacım yok. Eğer Bedir zırhlarından en seçkinini onunla değiştirmemi istiyorsan bunu yaparım," dedi. Dedim ki, "Bugün onu herhangi bir silahla veya herhangi bir güzel atla değiştirmek istemiyorum." Resul-i Ekrem, "O halde ona ihtiyacım yok," dedi ve sonra buyurdu. "Ey Zülcevşen, niçin Müslüman olmuyorsun?
bu işin ilk ehlinden olursun. Ben, hayır, Müslüman olmam, dedim. Resul-i Ekrem, niçin diye sorunca dedim ki, kavmimi gördüm, hepsi senin aleyhindedir. Resul-i Ekrem, onların Bedir'de uğradıkları şeyler senin kulağına nasıl geldi, diye sordu. Dedim ki, bu benim kulağıma geldi. Resul-i Ekrem, o halde biz sana açıklıyoruz, dedi. Ben, eğer sen Kâbe'ye galip gelir, orayı mesken edinirsen, o zaman ben de gelirim, dedim. Resul-i Ekrem, yaşarsan onu görürsün, dedi ve sonra, ey Bilal, bu kişinin heybesini al, hurmadan ona da ver, dedi. Ben, Resulullah'ın huzurundan ayrılırken, arkadaşlarına, iyi bilin ki bu kişi, Beni Amir süvarilerinin en iyisidir, dedi. Zülcevşen anlatmaya devam eder. Allah'a yemin olsun ki, ben El-Gur'da, aile efradımın yanındayken bir süvari geldi. Halk ne yaptı diye sorduğumda dedi ki, Muhammed Kâbe'ye galip geldi ve Kâbe'yi aldı. Kendi kendime, annem matemimi tutsun. Eğer o gün Müslüman olsaydım ve Resulullah'tan El-Hire'yi isteseydim, Resul-i Ekrem bana orayı verirdi dedim. Bir rivayete göre Resul-i Ekrem ona, niçin Müslüman olmuyorsun dediğinde, o şunları söylemiştir. Kavmimi gördüm, seni yalanlıyordu. Seni memleketinden çıkarttılar ve seninle savaştılar. Dikkat ediyorum, bakalım ne yapacaksın? Eğer onlara galip gelirsen, sana iman eder, tabi olurum. Eğer onlar seni mağlup ederlerse, sana tabi olmam. Hazreti Peygamber'in Beşir bin Hasasiye'yi İslam'a davet etmesi. Beşir bin Hasasiye şöyle anlatıyor. Resulullah'a vardım. Beni İslam'a davet ettikten sonra, ''İsmin nedir?'' diye sordu. İsmimin Nezir olduğunu söyleyince, ''Hayır, sen Beşir'sin.'' dedi. Böylece Resul-i Ekrem beni Suffa'da misafir etti. Resulullah'a bir hediye geldiğinde, bizi onda ortak kılardı. Ona bir sadaka geldiğinde, tamamını bize verirdi. Bir gece Resul-i Ekrem çıktı. Ben de onu takip ettim. El-Baki denilen mezarlığa geldi ve onlara, ''Ey müminlerin mümin kavimleri, selam sizin üzerinize olsun. Biz size layık olacağız. Kesinlikle biz Allah içiniz ve ona dönüş yapıcılarız. Siz geniş bir hayra isabet ettiniz. Uzun bir şerri geçtiniz.'' dedi. Peygamber bunları söyledikten sonra bana bakarak, ''Sen de kimsin?'' dedi. Dedim ki, ''Ben Beşir'im.'' Bunun üzerine, ''Allah'ın senin kulağını, kalbini ve gözünü İslam'a açıp, seni, eğer biz olmasaydık, arz ehlini yıkar, yere batırırdı.'' diyen Rebiatül Feres kabilesinin arasından kurtardığına sevinmiyor musun?'' dedi. Ben de, ''Evet ya Resulallah.'' dedim. Resul-i Ekrem, ''Sen niye geldin?'' diye sordu. Dedim ki, ''Senin düşmenden veya zararlı bir hayvanın seni ısırmasından korktum da ondan dolayı geldim.'' Hazreti Peygamber'in ismi belirtilmeyen bir şahsı İslam'a davet etmesi. Beladeviyye'den bir adam şöyle anlatıyor. Medine'ye varıp El-Vadi denilen yerde konakladım. Baktım ki bir keçi için iki keçi pazarlık yapıyor. Müşteri satıcıya, ''Bana biraz ucuz ver.'' diyordu. Kendi kendime, ''Şu insanları sapıtan, dalalete götüren Haşimi, Resul-i Ekrem'i kastediyor, ''O mudur acaba?'' dedim. Baktım, bedeni güzel, alnı geniş, burnu ve kaşları ince. Göğsünün tam başından göbeğine kadar bir ip gibi siyah tüyler bulunan bir kişi. İki eski elbise giymişti. Bize yaklaştı ve, ''Selam sizin üzerinize olsun.'' dedi. Biz de onun selamına karşılık verdik. Aradan biraz zaman geçti. Müşteri, ''Ey Allah'ın Resulü, bu keçinin sahibine bir şeyler söyle de bana biraz kolaylık göstersin.'' dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem elini uzatıp, ''Bu sizin mallarınız.
siz ona sahipsiniz. Umarım ki kıyamet günü Allah'a vardığında, herhangi biriniz haksız olarak malında, karnında, ırzında benden bir şey talep etmeyecektir. Satarken, satın alırken, verirken, hükmederken, başkasının hakkını eda ederken kolaylık gösteren bir kişiye Allah rahmet eder, dedikten sonra geçip gitti. Dedim ki, yeminim olsun ben bu kişiye yetişeceğim. Çünkü bu kişi çok güzel konuştu. Ona tabi oldum ve dedim ki, ey Muhammed! Bu söz üzerine o bütünüyle bana yöneldi. Ne istiyorsun? Dedi. Ona, halkı dalalete götüren, helak eden, atalarının taptığı tanrılara ibadet etmekten men eden sen misin? Dedim. Resul-i Ekrem, sözünü ettiğin zat Allah'tır buyurdu. Ben, o halde insanları neye davet ediyorsun diye sordum. O da, Allah'ın kullarını Allah'a davet ediyorum dedi. Ben, sen ne diyorsun deyince, Resul-i Ekrem, şehadet ederim ki Allah'tan başka mabut yok ve ben Muhammed, Allah'ın elçisiyim. Bunları yaparken bana nazil olan Kur'an'a iman edecek, Lat ve Uzza'yı inkar edeceksin. Namazı eda edecek, zekatı vereceksin dedi. Bunun üzerine zekat nedir dedim. Resul-i Ekrem, zenginlerimizin fakirlerimize servetlerinin bir miktarını vermeleridir buyurdu. Senin kendisine davet ettiğin ne güzel bir şeydir dedim. Andolsun Muhammed o zamana kadar bence nefes alıp veren herkes içinde en buğz ettiğim kimseydi. Fakat o çocuğumdan, babamdan ve bütün insanlardan daha sevimli oldu benim kalbimde. Dedim ki, bildim, anladım. Resul-i Ekrem, anladın mı? Deyince, evet anladım dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, Allah'tan başka mabut olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder misin? Bana nazil olana iman eder misin? Dedi. Ben de, ey Resulallah, iman ettim dedikten sonra şunu söyledim. Başında birçok kimsenin bulunduğu bir suya gitmek istiyorum. Beni davet ettiğin dine, onları davet etmek istiyorum. Umarım ki onlar da sana tabi olurlar. İzin verir misin bana? Resulullah, peki git, onları İslam'a davet et, dedi. Böylece o suyun başındaki insanların erkeği ve kadını ile hepsi Müslüman oldu. Resul-i Ekrem bu icraatımdan sevinerek başımı sıvazladı. Yahudilerden bir genç, Hazreti Peygamber'e hizmet ediyordu. Hasta düştü. Resul-i Ekrem onu ziyarete geldi. Başucunda oturdu ve ona, Müslüman ol dedi. O da yanında oturan babasının yüzüne baktı, izin istedi. Babası, Ebul Kasım'a itaat et dedi ve çocuk Müslüman oldu. Resul-i Ekrem dışarı çıkarken şunları söyledi. Hamd o Allah'a mahsustur ki bu çocuğu benim vasıtamla cehennemden kurtardı. Hazreti Peygamber'in Ebu Kühafe'yi İslam'a davet etmesi. Resul-i Ekrem Mekke'ye girdiğinde oradaki problemleri hallettikten sonra mescitte oturdu. Hazreti Ebu Bekir babası Ebu Kühafe'yi Resul-i Ekrem'e getirdi. Hazreti Peygamber Ebu Kühafe'yi görünce, ''Ey Ebu Bekir, niçin ihtiyarı bırakmadın? Ben onun yanına giderdim.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir, ''Ey Allah'ın Resulü, onun senin yanına gelmesi, senin onun yanına gitmenden daha müstehaktır.'' dedi. Resul-i Ekrem, Ebu Kühafe'yi önünde oturttu ve mübarek elini Ebu Kühafe'nin kalbi üzerine koyarak şöyle buyurdu. Ey Ebu Kühafe! Müslüman ol, kurtul! Ebu Kühafe Müslüman oldu, hak şehadeti getirdi. Ebu Kühafe'nin başı ve sakalı bembeyaz olduğu halde Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Hazreti Peygamber, şu beyazlığı kına gibi kapattınız. Fakat siyah kına sürmekten onu koruyunuz, dedi.
Hazreti Peygamber'in Ebu Cehil'i İslam'a davet etmesi. Mughire bin Şube şöyle anlatıyor. Resulullah'ı ilk tanıdığım günde Ebu Cehil bin Hişam'la beraber Mekke'nin bazı sokaklarından gidiyorduk. Hazreti Peygamber bize rastladı ve Ebu Cehil'e, "Ey Ebu Hakem! Allah'a ve Allah'ın Resulüne gel. Seni Allah'a davet ediyorum," dedi. Ebu Cehil, "Ey Muhammed! Sen bizim mabutlarımıza küfretmekten vazgeçer misin? İster misin biz senin tebliğ ettiğine şahitlik edelim? Biz şahitlik ederiz ki sen tebliğini yaptın. Allah'a yemin ederim, eğer ben senin söylediklerinin hak olduğunu bilseydim, sana tabi olurdum," dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem bizim yanımızdan geçip gitti. Ebu Cehil bana yönelerek şöyle dedi. "Allah'a yemin ederim, ben onun söylediklerinin hak olduğunu biliyorum. Fakat ona tabi olmaktan beni men eden bir şey vardır. Kusay oğulları, hicab, yani Kâbe'nin anahtarları bizdedir," dediler. Biz onlara, "Peki," dedik. Sonra sikaye, yani hac mevsiminde hacılara su vermek bizim hakkımızdır, dediler. Biz, "Peki," dedik. Sonra nedve, istişare için Kureyş'in toplandığı yer, bizimdir, dediler. Biz ona da, "Peki," dedik. Sonra liva, harp sancağı, bizimdir, dediler. Biz buna da, "Peki," dedik. Sonra gelen hacılara yemek yedirdiler. Fakat biz de yedirdik. Neredeyse bu haslet konusunda eşit derecedeydik. Sonra dediler ki, "Bizden bir peygamber geldi. İşte vallahi ben bunu kabul etmem." Hazreti Peygamber'in Velid bin Mughire'yi İslam'a davet etmesi. Velid bin Mughire, Resulullah'ın yanına geldiğinde, Hazreti Peygamber ona Kur'an okudu. Sanki Velid'in kalbi incelmişti. Bu haber Ebu Cehil'in kulağına gitti. Ebu Cehil derhal Velid'e geldi ve, "Ey amcam, senin kavmin sana mal toplamak istiyor," dedi. Velid bunun sebebini sorunca Ebu Cehil şöyle dedi, "Onu sana vermek için. Çünkü sen Muhammed'e onun ziyafetine erişesin diye gitmişsin." Velid, "Kureyşliler biliyor ki ben servet bakımından hepsinden daha zenginim," dedi. Ebu Cehil, "O halde Muhammed hakkında bir şey söyle ki kavmin işitsin de senin Muhammed'i sevmediğini anlasınlar," dedi. Velid, "Onun hakkında ne diyeyim? Allah'a yemin ederim ki hiçbiriniz benden daha fazla şiiri bilmez. Şiirin aruzunu bilmez. Şiirin kasidelerini de bilmez. Cinnin şiirini benden daha iyi bileniniz yoktur. Ama yemin olsun ki onun söyledikleri bunlardan hiçbirine benzemiyor. Yine yemin olsun ki onun söylediklerine kavminin bir halaveti vardır. O söz üzerinde bir güzellik, bir tatlılık vardır. O sözün üstü meyvelidir, altı çoktur, boldur. Kesinlikle o galip olur. Hiç kimse ona galip olmaz. Kesinlikle o altında kalanı paramparça eder," diye cevap verdi. Ebu Cehil, "Kavmin Muhammed hakkında bir şey söylemedikçe senden razı olmazlar, sana güvenmezler," dedi. Velid de, "Bu hususta bir düşüneyim, yakamı bırak," dedi. Velid düşündükten sonra şunları söyledi. "Durum şu ki bu sihirbazlardan öğrenilip anlatılan bir sihirdir sadece." Bunun üzerine Cenab-ı Hak Müddessir suresinin 11. ayetinden 13. ayetine kadar olan bölümü indirdi. Hazreti Peygamber'in Ebu Süfyan'la hanımı Hind'i İslam'a davet etmesi. Ebu Süfyan, Hind'i terkisini alarak kendisine ait bir araziye gitti. Ben de onların önlerinde yürüyordum. Gençtim, bir merkebe binmiştim. Aniden Resul-i Ekrem'in sesini işittik. Ebu Süfyan, "Ey Muaviye, merkepten in, ona Muhammed binsin," dedi. Merkepten indim, Resul-i Ekrem ona bindi. Önümüzden biraz gittikten sonra bize dönüp bakarak şunları söyledi. "Ey Harbin oğlu Ebu Süfyan, ey Utbe'nin kızı Hint, Allah'a and içerim ki siz öleceksiniz. Sonra haşre gönderileceksiniz.
İhsan eden kimse cennete, kötülük yapan da cehenneme gidecektir. Ben size hakkı söylüyorum. Siz benim ilk uyardığım kimselersiniz. Bunları söyledikten sonra Resul-i Ekrem Fussilet suresinin 1. ayetinden 11. ayete kadar olan bölümü okudu. Ebu Süfyan, "Ey Muhammed, sözün bitti mi?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "Evet," dedi. Sonra Resulullah merkepten indi, ben merkebe bindim. Hint, Ebu Süfyan'a yönelerek, "Sen bu sihirbaz için mi oğlumu merkepten indirdin?" dedi. Ebu Süfyan, "Hayır, Allah'a yemin ederim, o sihirbaz da değildir, yalancı da değildir," dedi. Hazreti Peygamber'in Hazreti Osman'la Hazreti Talha'yı İslam'a davet etmesi. Affan oğlu Osman'la Ubeydullah oğlu Talha, Allah ikisinden de razı olsun, Zübeyr bin Avvam'ın arkasında Allah Resulü'nün yanına geldiler. Resulullah onlara İslam'ı arz etti, Kur'an okudu. İslam'ın haklarını onlara haber verdi ve "Keramet Allah'tandır," dedi. İkisi de iman etti. Hazreti Osman, "Ey Allah'ın Resulü, ben Şam'dan yeni döndüm. Ma'an'la Zerka arasındayken uykuda gibiydik. Baktık ki bir tellal, 'Ey uykuda olanlar, uyanın, Ahmet Mekke'de peygamber olarak ortaya çıktı,' diyordu. Biz Mekke'ye geldik, senin hadiseni işittik," dedi. Hazreti Osman, Hazreti Peygamber Darül Erkam'a gelmezden önce Müslüman olmuştu. Hazreti Peygamber'in Ammar'la Suheyb'i İslam'a davet etmesi. Ammar bin Yasir şöyle anlatıyor. Sinan oğlu Suheyb'le Darül Erkam kapısında bir araya geldik. Resulullah Darül Erkam'daydı. Ben Suheyb'e, "Sen burada ne arıyorsun?" dedim. O da bana, "Sen burada ne arıyorsan ben de onu arıyorum," dedi. Ona dedim ki, "Ben Muhammed'in huzuruna gidip onun konuşmasını dinlemek istiyorum." O da, "Ben de aynı şeyi istiyorum," dedi. Böylece Resulullah'ın huzuruna girdik. Bize İslam'ı arz etti. Biz de Müslüman olduk. Sonra o gün akşama kadar bekledik. Sonra Resulullah'ın yanından çıktık, gizleniyorduk. Ammar'la Suheyb'in İslam'a girmesi 30 küsur kişi İslam'a girdikten sonraydı. Hazreti Peygamber'in Es'ad bin Zürare ile Zekvan bin Abdikays'ı İslam'a davet etmesi. Es'ad bin Zürare ile Zekvan bin Abdikays Mekke'ye geldiler. İkisi de Utbe bin Rebiya'yı hakem seçtikleri bir dava için gelmişlerdi. Orada Resulullah'ın şanını, şöhretini işitince Resulullah'a geldiler. Resul-i Ekrem onlara İslam'ı arz etti. Onlara Kur'an okudu. İkisi de Müslüman oldu. Böylece Utbe bin Rebiya'ya yanaşmadan Medine'ye döndüler. Onlar İslam'ı ilk olarak Medine'ye getiren zatlardır. İslam'a davet ettiği Kureyş reislerinin Hazreti Peygamber'le mücadeleleri ve Hazreti Peygamber'in onlara cevabı. Rebiya'nın oğlu Utbe ve Şeybe, Harbin oğlu Ebu Süfyan, Abdüddar oğullarından bir kişi, Ebul Bahteri, Beni Esed kabilesinden Esved bin Abdülmuttalip bin Esed ve Zem'a bin Esed, Velid bin Mughire, Ebu Cehil bin Hişam, Abdullah bin Ebi Ümeyye, Ümeyye bin Halef, As bin Vail, Haccac oğulları Nebih ve Münebbe, güneşin batışından sonra Kabe'nin yanında bir araya geldiler ve birbirlerine dediler ki, "Muhammed'e bir kişi gönderelim de gelsin onunla konuşalım. Onunla tartışalım ki bundan böyle onunla ilgili icraatlarımızdan ötürü mazur görülelim." Böylece Resul-i Ekrem'e şu haberi gönderdiler. Kavminin ileri gelen eşrafı, "Senin için bir araya gelmişler. Seninle konuşmak istiyorlar." Resul-i Ekrem süratle onlara geldi. Onlar kendi durumu hakkında yeni bir fikre varmışlar. Yani İslam'a meyletmişler zannetmişti. Resul-i Ekrem canı gönülden onların Müslüman olmasını istiyordu. Onların doğru yolda reşit oldukları onun hoşuna gider, onların İslam'a karşı çıkmaları, fesatları ve helakları onu üzerdi. Resul-i Ekrem onların yanına oturunca şöyle dediler. "Ey Muhammed,
senin hakkında mazur sayılalım diye seni çağırdık. Allah'a andolsun, senin kavminin üzerine getirdiğin felaketi, Araplardan bir kimsenin getirdiğini bilmiyoruz. Sen bizim atalarımıza küfrettin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı hiçe saydın, tanrılarımıza küfrettin, cemaatimizi parçaladın. Hiçbir çirkin iş yok ki onu aramıza sokmuş olmayasın. Eğer sen bu hadiseyi mal elde etmek için getirmişsen, sana mallarımızdan toplayalım. Hepimizden zengin olacağın kadarını sana verelim. Eğer bunu bizim içimizde şerefe nail olmak, baş olmak için yapmışsan, seni başımıza geçirelim. Eğer kral olmak istiyorsan, seni kral tayin edelim. Eğer senin bu yaptıkların cinlerden, delilikten kaynaklanıyorsa, sana bir cin çarpmış olduğu için bunları söylüyorsan ki çoğu kez böyle hadiseler olmaktadır, seni tedavi etmek için mallarımızdan verelim. Seni o cinden kurtarıncaya kadar tedavin için çaba sarf edelim veya senin hakkında mazur sayılalım. Bu son sözleriyle Resulullah'ı tehdit ediyorlardı. Allah'ın Resulü onlara cevap olarak şöyle buyurdu. Sizin söylediklerinizin hiçbiri bende yoktur. Size peygamberliği mallarınız için getirmiş değilim. İçinizde şeref kazanmak ve başınıza geçmek için de getirmiş değilim. Kralınız olmak için de getirmedim. Cenab-ı Hak beni size peygamber olarak gönderdi. Bana bir kitap indirdi. Sizin için müjdeleyici ve uyarıcı olmamı emretti. Ben Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size nasihatte bulundum. Eğer bunu kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınız olur. Hem dünyada aziz olursunuz, hem de ahirette. Eğer kabul etmezseniz, Allah benimle sizin aranızda hüküm verinceye kadar Allah'ın emrine sabır göstereceğim. Onlar, ey Muhammed, eğer sana arz ettiklerimizi kabul etmezsen, biliyorsun ki biz toprak bakımından insanların en sıkıntı içerisinde olanlarıyız. Mal bakımından en fakirleriyiz. Maişet bakımından en çok zorluk içinde bulunanlarız. Öyleyse seni peygamber olarak gönderen Rabbinden iste de, bizi daraltan, sıkıştıran bu dağları bizden uzaklaştırsın, memleketimizi bizim için açsın. Memleketimizde Şam ve Irak nehirleri gibi nehirler akıtsın. Atalarımızdan ölüp gidenleri bize geri göndersin. Onların içinde Kusay bin Kilab da olsun. Çünkü o doğru söyleyen bir reisti. Onlara senin söylediklerini soralım. Acaba hak mı, batıl mı konuşuyorsun? Eğer bizim istediklerimizi yapar da o atalarımız seni tasdik ederse, biz de seni tasdik ederiz. Böylelikle senin Allah katındaki o büyük mertebeni görmüş olur da, Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini anlarız, diye cevap verdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber dedi ki, ben size bunları yapmak için peygamber olarak gönderilmedim. Ben Allah'ın bana yüklediği vazifeyle size geldim. Allah'ın gönderdiğini size tebliğ ettim. Eğer kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahiretteki payınızdır, nasibinizdir. Eğer bana karşı çıkarsanız, ben Allah'ın emrine, Allah benimle sizin aranızda hükmedinceye kadar sabır göstereceğim. Kureyşlilerse şöyle dediler. Eğer bu söylediklerimizi de yapmazsan, hiç değilse kendin için bir şeyler yap. Rabbinden senin dediklerini doğrulayan, seni bize karşı müdafaa eden bir melek göndermesini iste. Rabbinden sana bahçeler, altın ve gümüşten hazineler, köşkler vermesini iste de, böylece seni çalışmaktan kurtarmış olsun. Çünkü sen maişetini elde etmek için pazarlara çıkıyor, bizim çalıştığımız gibi çalışıyorsun. Böylelikle senin Allah katındaki faziletini bilmiş oluruz. Eğer iddia ettiğin gibi peygambersen bunu yap. Bunun üzerine Allah'ın Resulü onlara şöyle dedi. Ben bunu yapamam. Rabbimden bunları isteyen bir kimse de değilim. Ben size bunlarla peygamber olarak gönderilmedim. Lakin Allah beni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi. Eğer benim getirdiklerimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Eğer bana karşı çıkarsanız, Allah
aramızda hükmedinceye kadar sabredeceğim. Kureyşliler, o halde bizim üzerimize gökten parçalar düşür. Çünkü senin iddia ettiğine göre Rabbin isterse bunu yapar. Sen bunları yapmadıkça biz sana iman etmeyiz, dediler. Resul-i Ekrem onlara, bu Allah'a ait bir husustur. İsterse sizin başınıza bunları getirir, dedi. Kureyşlilerse, ey Muhammed, Rabbim bilmiyor mu ki bizler seninle oturacağız ve şu anda sana sorduklarımızı soracağız, istediklerimizi senden isteyeceğiz. Bunun için bize cevap olacak bir şey niçin sana takdim etmedi ve öğretmedi? Bu hususta başımıza gelecekleri niçin sana haber vermedi? Bizim kulağımıza geldiğine göre bunları Yemame'de ismi Rahman olan kişi sana öğretiyormuş. Yemin olsun ki hiçbir zaman Rahman'a iman etmeyiz. İşte ey Muhammed, senin hakkındaki icraatlarımızdan ötürü artık mazur sayılırız. İyi bil ki seni bizim hakkımızdaki icraatınla baş başa bırakmayacağız. Ya biz yahut da sen helak olacaksın, dediler. İçlerinden biri, biz meleklere ibadet ediyoruz. Onlar Allah'ın kızlarıdır, dedi. Başka biri de, sen Allah'ı ve melekleri peyderpey getirmedikçe sana iman etmeyiz, dedi. Onlar, Resulullah'a bunları söyledikten sonra, Resulullah onların evinden çıktı. Onlarla beraber, Abdullah bin Ebi Ümeyye bin Mughire bin Abdullah bin Ömer bin Mahzum da dışarı çıktı. Bu kişi, Resulullah'ın amcası Abdülmuttalib'in Atike isimli kızının oğluydu. Abdullah, kavmin sana arz edeceklerine arz ettiler ey Muhammed. Sense hiçbirini kabul etmedin. Sonra senden kendileri için bir takım şeyler talep ettiler ve onunla senin Allah katındaki dereceni bilmek için istediler. Onu da yapmadın. Sonra onları korkuttuğun azabın hemen gelmesini istediler. Onu da yapmadın. Allah'a yemin ederim ki sana hiçbir zaman iman etmem. Ta ki sen bir merdiveni göklere dayayıp o merdivenle göğe çıkıp ben de sana baktığım halde göğe varıp beraberinde açık bir sahife ve senin peygamberliğini tasdik eden dört melek görmedikçe. Andolsun Allah'a, eğer bunu da yapsan, sanırım yine seni tasdik etmem, dedi. Sonra Resulullah'tan ayrıldı. Hazreti Peygamber de üzüntülü ve sıkıntılı olarak aile efradına döndü. Çünkü kavmi tarafından davet edildiğinde umduklarını bulamadı ve üstelik onların kendisinden ne kadar uzak olduklarını gördü. Hazreti Peygamber'in Ebu Haysemi ve Abdül Eşhel kabilesinden bazı gençleri İslam'a davet etmesi. Ebu Haysem Enes bin Rafi, Mekke'ye vardığında yanında onunla beraber aralarında İyas bin Muaz da dahil Beni Abdül Eşhel'den birkaç genç daha vardı. Onlar kavimleri olan Hazreç ile Kureyş arasında anlaşma yapmak için gelmişlerdi. Mekke'ye vardıklarında Resulullah'ın onlardan haberi oldu. Onlara gelerek yanlarına oturdu. Kendilerine dedi ki, sizi buraya getiren ihtiyaçtan daha hayırlı olan bir şeyi size teklif edeyim. Onlar da, o nedir diye sordular. Resul-i Ekrem, ben Allah'ın Resulüyüm. Allah beni kullarına peygamber olarak gönderdi. Onları Allah'a davet ediyorum. Allah'a kulluk yapsınlar. Hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmasınlar diye beni gönderdi ve bana kitabı indirdi, dedi. Bundan sonra Resul-i Ekrem isteğini onlara zikretti. Kur'an'dan ayetler okudu. İyas bin Muaz genç bir zattı. Kavmine hitaben, ey kavmim, Muhammed'in söylediği, Allah'a yemin ederim ki bizi buraya getirenden daha hayırlıdır, dedi. Bunun üzerine Ebu Haysem, Batha denilen Mekke'nin bir yerinden bir avuç kum alarak İyas bin Muaz'ın yüzüne serpti ve yakamızı bırak. Hayatımla yemin ederim ki biz Muhammed'e iman etmek için değil, buraya başka bir şey için geldik, dedi. Böylece İyas sustu. Resul-i Ekrem de onların yanından çıkıp gitti. Onlar da Medine'ye döndüler.
Evs ve Hazreç arasında meşhur Buaz Savaşı oldu. İyas bin Muaz az bir zaman sonra öldü. Mahmud bin Lebit der ki, kavmimden İyas ölüm halindeyken yanında bulunan biri bana haber verdi. Onlar İyas'ın son nefesine kadar La ilahe illallah dediğini, tekbir getirdiğini işittiler. Onlar İyas'ın Müslüman olarak öldüğünde şek ve şüphe etmediler. İyas o mecliste Resulullah'tan o sözlerini dinlediğinde bunu anlamış ve kabul etmişti. Hazreti Peygamber'in ilgili ayet indiğinde yakın akrabalarını ve Kureyş kabilelerini İslam'a davet etmesi. Cenab-ı Hak en yakın akrabanı uyar ayetini indirdiğinde Resul-i Ekrem Safa'ya geldi. Resul-i Ekrem Safa'ya çıktı, sonra şöyle bağırdı. Ya Sabaha! Bu imdat isteyen bir kimsenin kullandığı bir kelimedir. Böylece halk Resulullah'ın yanında toplandı. Kimi bizzat geldi, kimi de elçisini gönderdi. Resul-i Ekrem, ey Abdülmuttalib oğulları, ey Fihr oğulları, ey Kâb oğulları, acaba size şu dağın eteğinde bir süvari birliği var ve üzerinize hücum etmek istiyorlar desem, beni tasdik eder misiniz? Diye sordu. Onlar da, evet ederiz, zira senin yalan söylediğini görmedik, dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin için bir uyarıcıyım. Önünüzde şiddetli bir azap vardır, dedi. Ebu Leheb, ey bütün gün gezen, ey helak olasıca, sen bizi bunun için mi davet ettin, dedi. Bunun üzerine Allah Teala, Ebu Leheb'in elleri kurusun da helak olsun ayetlerini indirdi. Hazreti Peygamber'in Beni Amr ve Beni Muharip kabilelerini İslam'a davet etmesi. Resul-i Ekrem, peygamber olduktan sonra 3 sene gizli çalıştı, ortaya çıkmadı. 4. senede davasını ilan etti. 10 sene durmadan davasını Mekke'de neşrediyordu. Hac mevsiminde hacıların konaklarını ziyaret ediyor, Ukkas, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarında Rabbinin risaletini tebliğ edebilmesi için onları kendisine yardımcı olmaya davet ediyordu. Bunun karşılığında onlara cennet vardı. Fakat onlardan hiç kimsenin ona yardım ettiği görülmedi. Hatta Resul-i Ekrem kabileleri soruyor, kabile kabile konakladıkları yerleri araştırıyordu. Böylece Beni Amir bin Sasa kabilesine vardı. Beni Amir'den gördüğü eziyeti hiç kimseden görmemişti. Onların yanından ayrıldı. Onu taş yağmuruna tuttular. Bu taş yağmuru arasında Resul-i Ekrem Beni Muharib bin Hasefe kabilesine geldi. Aralarında 120 yaşında bir ihtiyar gördü. Resulullah onunla konuştu. Kendisini İslam'a davet etti. Rabbimin risaletini tebliğ etmem için bana yardımcı ol, dedi. İhtiyar, ey kişi, kavmin senin haberini daha iyi bilirler. Allah'a yemin ederim, seni kabul eden bir kişi, ailesinin yanına şuraya gelenlerin en şerlisi olarak dönmüş olur. Kureyş'in kahrına uğrar. Kendini bizden uzak tut. Başka yardımcı ara, dedi. Bu sırada Resulullah'ın baş düşmanı ve amcası Ebu Leheb de ayakta bekliyordu. O, Muharibi'nin konuşmasını dinledikten sonra Muharibi'nin yanına gitti ve eğer hacıların tamamı senin gibi olsa, bu adam üzerinde bulunduğu dini terk eder. Bu adam sapıtmıştır ve bir yalancıdır, dedi. Muharibi, vallahi sen onu daha iyi bilirsin. Zira o kardeşinin oğludur ve senin bir parçandır ve çok yalancıdır, dedikten sonra şöyle devam etti. Ey Ebu Utbe! Bu adamı cinler çarpmış olabilir. Bizimle beraber kabilemizden bir kimse bulunmaktadır ki cin çarpanları tedavi eder. Yeğenini götür de tedavi etsin. Fakat Ebu Leheb bu söze hiçbir cevap vermedi. Fakat yine de Resulullah'ı takip edip o bir Arap kabilesine gittiğinde arkasından bu adam sapıtmıştır diye bağırmaktan da geri durmadı. Hazreti Peygamber'in
Beni Abes'i İslam'a davet etmesi. Abdullah bin Abes'i, babasından, o da dedesinden rivayetle şöyle anlatıyor. Resul-i Ekrem, Mina'da konaklarımıza geldi. Biz de Mescid-i Havf'a yakın olan Cemre'de, halkın arasında küçük şeytan diye şöhret bulunan yerde konaklamıştık. Resul-i Ekrem devesinin sırtındaydı. Terkisinde kölesi Zeyd bin Harise vardı. Bizi Allah'a davet etti. Ne var ki biz ona icabet etmedik ve hiç de iyi bir şey yapmamış olduk. Biz Resulullah'ın adını ve onun hac mevsiminde insanları Allah'a davet ettiğini işitmiştik. O bizim yanımızda durdu ve bizi davet etti. Fakat biz ona icabet etmedik. Bizimle beraber Meysere bin Mesruk el-Abesi adlı bir kişi de vardı. O zat şunları söyledi. Allah'a and içerim ki, eğer biz bu kişiyi tasdik etseydik ve onu himayemize alıp götürseydik, daha doğru bir iş yapmış olurduk. Allah'a yemin ederim, bu kişinin dini kesinlikle galip gelecektir. Her yere yayılacaktır. Bunun üzerine akrabaları Mesruk'a şunu söylediler. Yakamızı bırak. Bizim gücümüzün yetmediği bir hadiseyle bizi karşı karşıya bırakma. Bu manzara karşısında Resul-i Ekrem Meysere'den bir şeyler ümit etti. Onunla konuştu. Meysere Resul-i Ekrem'e dedi ki: "Ne güzel konuşuyorsun. Ne nurlu bir konuşmadır bu. Fakat benim kavmim bu hususta bana muhalefet etti. Kişi ancak kavmiyle bir iş yapabilir. Eğer onlar beni desteklemezlerse, düşmanlar beni hiç desteklemezler," dedi ve Resul-i Ekrem de oradan ayrıldı. Bizim kabile de aile efratlarına doğru gittiler. Meysere onlara, "Gelin de Fede'ye gidelim. Orada Yahudiler vardır. Bu kişinin durumunu Yahudilere soralım," dedi. Onlar bunun üzerine Yahudilere gittiler. Yahudiler onlara bir kitap çıkarıp ortaya koydular. Sonra Resulullah'ın sıfatlarını okudular. O, mektep ve medrese görmeyen, Arap soyundan bir peygamberdir. Deviye binecektir. O bir parça ekmekle kifayet eder. Ne çok uzundur ne de kısa. Saçları kıvırcık değildir. Dökük de değildir. Gözünde bir kırmızılık vardır. Rengi beyazla kırmızı arasındadır. Eğer bu özelliklere sahip olan bir kişi sizi davet etmişse, ona icabet edin, onun dinine girin. Biz Yahudiler ona haset eder ve ona tabi olmayız. Onun yüzünden birçok yerde başımıza büyük belalar gelecektir. Araplardan hiç kimse kalmayacak ki ona tabi olmasın veya onunla savaşmasın. Bari siz ona tabi olanlardan olun," dediler. Bunun üzerine Meysere, "Ey kavmim, durum apaçık ortada. Biz mevsimde tekrar Mekke'ye döndüğümüzde onunla orada karşılaşırız," dedi. Böylece memleketlerine gittiler ve adamlarının Resulullah'la karşılaşmasına izin vermediler. İçlerinden hiç kimse Resulullah'a tabi olmadı. Resul-i Ekrem sonra Medine'ye hicret etti. Veda haccını yaptığındaysa Meysere Resulullah'la bir araya geldi. Hazreti Peygamber Meysere'yi tanıdı. Meysere, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a and olsun ki ben sen buraya geldiğin günden beri sana tabi olmak için var kuvvetimle taraftardım. İşte olan oldu. Cenab-ı Hak senin gördüğün İslam'ımın tehirini irade buyurdu. O benimle beraber olan kişilerin hepsi ise öldü. Ey Allah'ın peygamberi, onlar nereye gidecekler?" diye sordu. Hazreti Peygamber ona şu cevabı verdi. "İslam dininden başka bir din üzerinde ölen herkes ateştedir." Bunun üzerine Meysere şunları söyledi. "Beni kurtaran Allah'a hamd mahsustur." Böylece Meysere Müslüman oldu ve İslamiyeti güzel oldu. Meysere ilk halife olan Hazreti Ebubekir'in nezdinde büyük bir makama sahipti. Resul-i Ekrem Kinde kabilesinin Ukkaz'daki konaklarına vardı. Arap kabilelerinin en yumuşak kabilesiydiler. Onların yumuşaklığını ve mantıklarının kuvvetini görünce onlarla konuştu ve şunları söyledi.
sizi tek olan Allah'a davet ediyorum. Onun ortağı yok ve siz kendi nefsinizi koruduğunuz gibi beni koruyacaksınız. Eğer ben ortaya çıkarsam siz muhayyersiniz. Kabilenizden ayrıldığım zaman başıma gelenlerden dolayı beni korumazsanız mesul değilsiniz. Onların hepsi de bu konuşma gayet güzel. Fakat biz atalarımızın taptıklarına tapıyoruz dediler. Ve fakat içlerinden en gençleri, ey kavmim, başkası ona tabi olmadan önce siz ona tabi olun. Kitap ehli haremden bir peygamber çıkacağını söylüyorlar. Onun zamanı yaklaşmıştır dedi. Topluluğun içinde iki gözü kör olan bir adam vardı ve şöyle dedi. Susun da ben konuşayım. Bu kişiyi aşireti kovmuştur. Siz onu buna rağmen bağrınıza mı basacaksınız? Siz onu bağrınıza basmakla bütün Araplarla savaşa göğüs germiş olacaksınız. Asla ve kat'a bunu yapamazsınız. Resul-i Ekrem üzüntülü olarak onların yanından ayrıldı. Bu kavim de geride kalan kavimlere gittiler ve bu hadiseyi anlattılar. Yahudilerden bir kişi, Allah'a yemin ederim siz böyle yapmakla yanlışlık yapmışsınız. Eğer herkesten önce bu kişiye iman etseydiniz, Arapların efendisi olurdunuz. Biz onun vasıflarını kitabımızda okuyoruz, dedi. Onu görenler, onu anlattılar ve onun niteliklerinin onun yanındaki vasıflarla uygun olduğu görüldü. Yahudi şöyle dedi. Onun Mekke'den çıkacağını görüyorum. Onun hicret evi Yesrib'dir. Bu sözü işiten topluluk, gelecek mevsimde Resulullah'la bir araya gelmeyi arzuladı. Fakat onların reisleri, o sene onların hacca gitmesini men etti. İçlerinden hiç kimse hacca gelmedi. O Yahudi de öldü. O Yahudi öldüğü zaman, Resul-i Ekrem'i tasdik ettiğini ve ona iman ettiğini işittiler. Abdurrahman el-Amiri, kavminin yaşlılarından naklen şöyle anlatıyor. Resulullah bize geldi. Hukkas panayırındaydık. Sizler kimlerdensiniz diye sordu. Biz de beni Amir bin Sasa'dan olduğumuzu söyledik. Bunun üzerine siz hangi beni Amir'densiniz dedi. Biz de beni Ka'b bin Rebiya'danız dedik. Resul-i Ekrem, sizin içinizde size sığınan bir kimseyi koruyabilir misiniz diye sordu. Cevap olarak dedik ki, biz kuvvetliyiz, koruruz. Hiç kimse bizim ateşimizde ısınmaz, bize yaklaşamaz. Resul-i Ekrem bunun üzerine, ben Allah'ın Resulüyüm. Eğer size gelirsem, Rabbimin risaletini tebliğ etmem için bana yardımcı olur musunuz? Beni korur musunuz? Herhangi birinize hoşuna gitmeyeceği bir teklifte bulunmayacağım, dedi. Onlar da Hazreti Peygamber'e, sen Kureyş'in hangi kabilesindensin diye sordular. Resul-i Ekrem, Beni Abdülmuttalip'tenim dedi. Onlar, Beni Abdümenaf seni nasıl karşılar dediler. Resul-i Ekrem, Beni ilk yalanlayan ve kovan onlar oldu dedi. Bunun üzerine Beni Amir kabilesi, biz seni kovmayız. Lakin iman da etmeyiz. Sen Rabbinin risaletini tebliğ edinceye kadar seni koruruz dediler. Resul-i Ekrem onların yanında konakladı. Onlarla alışveriş yaptı. Bu esnada Bücre bin Kays el-Kureyşi adlı kişi onlara geldi ve şu yanınızda gördüğüm ve tanımadığım kişi kimdir diye sordu. Onlar da bu Kureyş'ten Muhammed bin Abdullah'tır dediler. Bücre, onunla sizin ne işiniz var diye sordu. Onlar, bu zat iddia ettiğine göre peygamberdir. Rabbinin emrini tebliğe fırsat bulmak için bizim kendisini korumamızı istiyor dediler. Bücre, siz ona ne cevap verdiniz diye sordu. Onlar, ona hoş geldin, safa geldin. Seni memleketimize götürürüz. Kendimizi hangi şeylerden korursak, seni de onlardan koruruz, dedik. Bücre, bu panayır ehlinden hiçbir kimseyi bilmem ki, buradan
sizin götürdüğünüzden daha şerli bir şeyi memleketine götürmüş olsun dedi ve ilave etti. Siz insanların hepsiyle savaşmaya başladınız bile. Arapların hepsi bir yaydan size ok atacaktır. Bu zatın kavmi kendisini daha iyi tanır. Eğer ondan bir hayır görseydiler, onunla diğer insanlarla nasılsalar öyle olurlardı. Siz bir kavmin sefihini, kavminin kovduğunu, yalanladığı birini mi götürmek istiyor, onu bağrınıza basıyor, ona yardım ediyorsunuz? Sizin görüşünüz ne de kötüdür. Sonra Resulullah'a yönelip şunları söyledi. Kalk, kavmine git. Andolsun eğer kavminin yanında olmasaydın, senin boynunu vururdum. Resulullah devesine doğru gitti ve deveye bindi. Bücre denilen habis, Resulullah'ın devesinin böğrüne vurdu. Deve sıçradı ve Resul-i Ekrem'i düşürdü. O anda Beni Amir'in yanında Dubba binti Amir bin Kurt adlı bir hanım vardı. Resulullah'a Mekke'de iman eden hanımlardan biriydi. O sırada kavmini ziyarete gelmişti. O kadın, "Ey Amir oğulları! Aranızda Allah'ın Resulüne bir hakaret reva görülürken, içinizde peygamberi bundan koruyacak kimse yok mu?" dedi. Böylece amcazadelerinden 3 kişi kalktı, Bücre'ye küfrettiler. 2 kişi de ona yardım etti. Hazreti Peygamber'in taraftarı kişilerin her biri, ötekilerden bir kişiyi yere yıktı. Göğüslerinin üzerine oturup, yüzlerine yumruklar indirdiler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Ey Allah'ım! Şu bana yardım eden 3 kişiye bereket ver ve şu karşı gelen kişilere de lanet et" diye dua etti. O 3 kişi Müslüman oldular ve şehit olarak Rablerine kavuştular. Diğer kişiler de helak oldular. Bücre'ye yardım edenlerin adları Hüzn bin Abdullah, Muaviye bin Ubade'ydi. Resulullah'a yardım eden 3 kişinin isimleri de şöyleydi. Sehl'in 2 oğlu Kıtrif'le kardeşi Katafan ve Urve bin Abdullah. Resul-i Ekrem, Beni Amir bin Sasa'ya vardı. Kendisini onlara arz etti. "Beni koruyun ki, ben de Allah'ın emrini tebliğ edeyim" dedi. İçlerinden biri şöyle dedi. "Andolsun eğer Kureyş'ten olan bu kişiyi tutarsam, onunla Arapları yenmiş olurum. Ve sonra, eğer biz sana tabi olursak, sonra sen, sana muhalefet edenlere galip gelirsen, senden sonra biz tabilerimizin başına geçebilir miyiz?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "Emir Allah'a aittir. Dilediğine verir onu" dedi. O şahıs, "Biz göğüslerimizi senin için Araplara hedef kılacağız da, Allah seni galip getirdiğinde emir bizden başkasının mı olacak? O halde senin durumun bizi ilgilendirmez" dedi ve böylece Resul-i Ekrem'e tabi olmaktan kaçındılar. Halk geri geldiğinde Beni Amir de yaşlı bir yakınlarının yanına vardılar. O kişi o kadar yaşlıydı ki kendileriyle beraber hacca dahi gelemiyordu. Onlar onun yanına geldiklerinde o mevsimde olan hadiseleri kendisine anlatıyorlardı. Yanına geldiklerinde neler olup olmadığını kendilerine sordu. Onlar da, "Bize Kureyş'ten bir genç geldi. Beni Abdülmuttalip'tendi. Kendisinin peygamber olduğunu söyledi ve bizi de kendisini korumaya davet etti. Onunla beraber olmamızı teklif edip, kendisini memleketimize götürmemizi istedi. Biz de getirmedik" dediler. O ihtiyar, elini başının üzerine koyduktan sonra şunları söyledi. "Ey Amir oğulları, acaba bunu telafi etmek mümkün mü? Acaba elinizden kaçırdığınızı bir daha yakalayabilir misiniz? Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, İsmail oğullarından hiç kimse yalandan peygamberlik iddiasında bulunmamıştır. Bu bir gerçektir. Siz nasıl oldu da bu fırsatı kaçırdınız?" Hazreti Peygamber'in Beni Kelb'i İslam'a davet etmesi. Resul-i Ekrem, Kelb kabilesinin konaklarına geldi. Beni Abdullah isimli soylarına vardı. Onları Allah'a çağırdı ve "Beni Rabbimin emirlerini tebliğ etmem için koruyun" dedi. Hatta onlara şunları söyledi. "Ey Abdullah'ın oğulları, kesinlikle Rabbim sizin dedenizin ismini hoş kılmıştır.
Fakat onlar Resul-i Ekrem'in arz ettiklerini kabul etmediler. Hazreti Peygamber'in Beni Hanife'yi İslam'a davet etmesi. Resul-i Ekrem Beni Hanife'ye geldi. Konakladıkları yere vardı. Onları Allah'a çağırdı. Onlara kendisini arz etti. Araplar içerisinde onlardan daha pis, daha çirkin bir cevap veren olmadı. Beni Hanife Yemen halkındandır ve Müseylemetül Kezzab'ın kabilesidir. Hazreti Peygamber'in Bekir kabilesini İslam'a davet etmesi. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas der ki, Allah'ın Resulü bana şunları söyledi. Kendim için ne senin yanında ne de kardeşinin koruma yok. Sen yarın beni Panayır'a götürür müsün ki orada bazı kabilelerin konakladıkları yerlere gideyim. Arapların toplandığı yerlere geldik. Biz Panayır'a gittik. Resul-i Ekrem'e, şurasının Yemen'den hacca gelen kabilelerin en üstünü Kinde kabilesinin, bunun Bekir bin Vail'in, şunun Beni Amir bin Sasa'nın konakları olduğunu, kendisi için birini seçmesini söyledik. Resul-i Ekrem, Kinde'den başladı. Kindelilerin kimlerden olduğunu sordu. Onlar da Yemen ehlinden olduklarını söylediler. Resul-i Ekrem, Yemen'in hangi kabilesindensiniz dedi. Biz, Kinde kabilesindeniz dediler. Resul-i Ekrem, hangi Kinde'densiniz deyince, onlar, Beni Amir bin Muaviye'deniz dediler. Resul-i Ekrem, kendiniz için bir iyilik ister misiniz diye sordu. Onlar, o hayır nedir dediler. Hazreti Peygamber, Allah'tan başka mabud olmadığına şahitlik edeceksiniz, namazı kılacaksınız. Allah katından gelen vahye iman edeceksiniz buyurdu. Abdullah bin Eclah der ki, babam kavminin ileri gelenlerinden bana rivayet ettiğine göre, Kinde kabilesi Resul-i Ekrem'e şöyle bir teklifte bulundu. Eğer biz sana tabi olursak, sen galip gelirsen, öldükten sonra bu işin başının bizde olacağına dair söz veriyor musun? Resul-i Ekrem, mülk Allah'ındır, dilediğine verir, ben kimseye bu sözü vermem dedi. Bunun üzerine, o halde senin getirdiklerine ihtiyacımız yok diyerek Resulullah'ın teklifini reddettiler. Kelbi der ki, onlar Resulullah'a şöyle bir cevap verdiler. Bizi mabutlarımızın ibadetinden men etmeye ve Araplara karşı savaş açmamız için mi geldin? Git, kavmine ilhak et. Bizim sana bir ihtiyacımız yok. Resul-i Ekrem, onların yanından ayrılıp Bekir bin Vail'e geldi. Kavminin kimlerden olduğunu sordu. Onlar da Bekir bin Vail'den olduklarını söylediler. Resul-i Ekrem, hangi Bekir bin Vail'den diye sorunca onlar, Beni Kays bin Salebe kabilesindeniz dediler. Resul-i Ekrem, sizin sayınız ne kadar diye sordu. Onlar, çoktur, toprak kadar dediler. Sizin korunmanız nasıl diye sordu. Bizim için korunma yok. Biz Farsların komşusuyuz. Biz Farsların düşmanlık yaptığı bir kimseyi koruyamayız ve onlara bizim himayemizde olduğunu söyleyemeyiz dediler. Hazreti Peygamber, eğer Allah Farsların konaklarını size verirse, kadınlarını size nikah ederse, çocuklarını size köle ederse, 30 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber diyeceğinize söz verir misiniz dedi. Onlar Resul-i Ekrem'e kim olduğunu sordular. Hazreti Peygamber, ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Sonra onlardan ayrıldı. Kelbi diyor ki, Hazreti Peygamber onlardan ayrıldığında amcası Ebu Leheb onun arkasındaydı. O da halka, bunun sözünü kabul etmeyin diyordu. Sonra Ebu Leheb de geçti. Bu kabile ona, sen bu kişiyi tanıyor musun diye sordu. O da, evet tanıyorum. O bizim en büyük ailemizin çocuğudur. Siz onun nesini soruyorsunuz dedi. Onlar, Resul-i Ekrem'in onları davet ettiği hususu öne sürerek şöyle dediler. Bu, ben Allah'ın peygamberiyim diye iddia ediyor. Ebu Leheb onlara şu cevabı verdi. Sakın onun sözüne kulak asmayın. Çünkü o delidir. Başının tepesinden hezeyan kusuyor. Onlar,
Zaten Farslılar hakkındaki sözlerinden biz bunu anlamıştık, dediler. Hazreti Peygamber'in Mina'da bazı kabileleri İslam'a davet etmesi. Rabia bin Addad şöyle anlatıyor. Ben daha genç bir insanken babamla Mina'da bulunuyordum. Hazreti Peygamber, Arap kabilelerinin konakladıkları noktada durarak şunları söylüyordu. Ey filan oğulları! Ben size gönderilen bir peygamberim. Size Allah'a ibadet etmenizi emrediyorum. Ona ortak koşmamanızı ve Allah'tan başka ortak koştuğunuz bu putların tümüne ibadeti terk etmenizi size emrediyorum. Bana iman etmenizi, beni tasdik etmenizi, Rabbimin bana yüklediği vazifeyi insanlara açıklayıncaya kadar beni korumanızı istiyorum. Resulullah'ın arkasında gözü şaşı, yüzü ateş gibi yanan ve iki saçını iki örgü şeklinde örmüş olup, sırtında Yemen'in Aden şehrinde yapılmış kürk bulunan biri vardı. Hazreti Peygamber, sözünü tamamlayıp davasını arz ettikten sonra, arkasındaki kişi, ''Ey filan kabile, bu sizi Lat ve Uzza'yı üzerinizden söküp atmaya davet ediyor. Sizin Beni Malik bin Ukayş'tan halefleriniz olan cinlerden uzaklaşmanızı istiyor. Sizi getirdiği bid'at ve dalalete çağırıyor. Sakın ona itaat etmeyin, sözüne kulak vermeyin, diyordu. O esnada babama, ey baba, şu Muhammed'in arkasından yürüyen ve onun sözlerini reddeden kişi kimdir, diye sordum. Babam, bu Muhammed'in amcası Abdülüzza bin Abdülmuttalib Ebu Leheb'tir, dedi. Hazreti Peygamber'in Mina'da bir topluluğu İslam'a davet etmesi. Müdrik şöyle anlatıyor. Babamla beraber hacca gelmiştim. Mina'da konakladığımızda baktık ki bir cemaat vardır orada. Babama bu cemaatin kim olduğunu sordum. O da işte şu kişi yeni din getiren bir kimsedir, dedi. Baktım Resulullah halka şöyle sesleniyordu. Ey nas! La ilahe illallah din, kurtulun. Haris bin Harisul-u Gamidi şöyle anlatıyor. Babama Mina'dayken şu cemaatin kim olduğunu sordum. Babam cevap olarak dedi ki, bu cemaat kendilerinin içinden yeni çıkan bir peygamberin etrafında toplanmışlar. Ben de yüksek bir yere çıktım. Baktım, Resul-i Ekrem'i gördüm. Halkı Allah'ın birliğine davet ediyordu. Onlar da onun sözlerini reddediyorlardı. Hasan bin Sabit şöyle anlatıyor. Ben hacca gelmiştim. Hazreti Peygamber halkı İslam'a davet ediyordu. Ona iman eden sahabileri işkence görüyorlardı. Ben Ömer bin Hattab'ı gördüm. Beni Amir bin Müemmel'den iman eden bir cariyeye işkence ediyordu. Sonra Zinniriye vardı ve ona işkence etti. Hazreti Peygamber'in Beni Şeyban'ı İslam'a davet etmesi. Ali bin Ebi Talip şöyle anlatıyor. Allah, peygamberine kendisini Arap kabilelerine arz etmesi emrini verdiğinde, Hazreti Peygamber bu vazifeyi yapmak üzere çıktı. Beraberinde ben ve Ebu Bekir Sıddık vardı. Mina'ya vardık. Böylece bir Arap meclisine gittik. Ebu Bekir Sıddık önce onlara yaklaşarak selam verdi. Ebu Bekir her hayır işinde ve her anda öndeydi. Arap soylarını bilen bir kişiydi. Bu kavmin hangi kabileden olduğunu onlara sordu. Onlar da Rebia kabilesinden olduklarını söylediler. Ebu Bekir Sıddık, siz hangi Rebia'dansınız, dedi. Hadis uzun uzadıya rivayet edildikten sonra devamında şu cümleler yer almaktadır. Sonra bir meclise vardık. Sekinet ve vakar içerisindeydiler. İçlerinde bazı yaşlılar gördük ki, onların kadri kıymetleri ve heyetleri vardı. Ebu Bekir Sıddık önce gidip selam verdi. Hazreti Ali diyor ki, Ebu Bekir her hayırda ve her vakitte öndeydi. Ebu Bekir, onlara hangi kabileden olduklarını sordu. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz, Beni Şeyban bin Salebe kabilesindeniz. Bunun üzerine Hazreti Sıddık, Resulullah'a bakarak, anam babam sana feda olsun. Bunlar, kendi kabilelerinin en azizleridir, dedi. İçlerinde Mefruk bin Amr, Hani bin Kabise,
Müsenna bin Harise, Numan bin Şerik vardı. Aralarında Ebu Bekir'e en yakın olan Mefruk bin Amr'dı. Mefruk, dil ve hitap bakımından onlardan üstündü. Onun örülmüş iki saç örgüsü vardı. Göğsünün üzerine düşerlerdi. Ebu Bekir Sıddık'a herkesten daha yakın oturuyordu. Ebu Bekir ona, "Sayınız ne kadardır?" diye sorunca şöyle cevap verdi. "Biz binden fazlayız. Bin kişi azlıktan dolayı mağlup olamaz." dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Sizde korunma nasıldır?" diye sordu. O da, "Biz var kuvvetimizde korunuyoruz. Her kavminde bir kuvveti vardır." diye cevap verdi. Hazreti Ebu Bekir, "Sizinle düşman arasında harp nasıldır?" dedi. Mefruk, "Biz düşmana mülaki olduğumuz zaman çok öfkeleniriz. Biz çok öfkelendiğimiz zaman da çok şiddetli bir şekilde çarpışırız. Biz süratli koşan atları çocuklara, silahları çok süt veren develere tercih ederiz. Yardım Allah'ın katından gelir. Bazen biz galip geliriz, bazen bizi mağlup ederler." Resul-i Ekrem'i kastederek, "Umulur ki Kureyş'in kardeşi sensin," dedi. Ebu Bekir Sıddık, "Eğer bu kulağınıza gelmişse, işte Allah'ın Resulü şu zattır," diye Resul-i Ekrem'e işaret etti. Mefruk, "Kulağımıza geldiği gibi o, ben Allah'ın Resulüyüm diyormuş," dedi. Ve Resulullah'a dönüp sordu, "Ey Kureyş'in kardeşi, sen neye davet ediyorsun?" Bunun üzerine Resul-i Ekrem öne geçti, oturdu. Ebu Bekir kalkıp elbisesiyle onu gölgelendirdi ve Hazreti Peygamber, "Sizi Allah'tan başka mabud olmadığına şahitlik etmeye davet ediyorum. Allah birdir. Ben de Allah'ın Resulüyüm. Beni bağrınıza basacaksınız. Beni koruyacaksınız. Allah'ın bana emrettiklerini tebliğ edeyim diye bana yardım edeceksiniz. Çünkü Kureyş, Allah'ın dinine karşı yardımlaşmakta, bana savaş açmaktadırlar. Allah'ın Resulünü yalanladılar. Hakkı bırakıp batıla sarıldılar. Allah gani ve hamittir," buyurdu. Mefruk, Resul-i Ekrem'e, "Ey Kureyş'in kardeşi, sen neye davet ediyorsun?" diye sordu. Resul-i Ekrem, En'am suresinin 151 ila 153. ayetlerini okudu. Mefruk yine sordu, "Ey Kureyş'in kardeşi, sen neye davet ediyorsun?" "Allah'a and içerim ki, senin bu sözlerin, yeryüzündeki kimselerin kelamı değildir. Eğer onların sözlerinden olsaydı onu tanırdık." Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Nahl suresinin 90. ayetini okudu. Mefruk, "Ey Kureyşli, andolsun sen güzel ahlaka, güzel amellere davet ediyorsun. Seni yalanlayan bir kavim yalan söylemiştir. Senin aleyhinde sırt sırta gelen bir kavim yalan söylemiştir," dedi. Sonra Mefruk Hani bin Kabise'yi kendisine ortak etmek istercesine şunları söyledi. "İşte bu Hani bin Kabise'dir. Bizim önderimizdir. Dinimizin sahibidir." Bunun üzerine Hani, Resul-i Ekrem'e, "Ey Kureyş'in kardeşi, senin sözünü dinledim. Senin sözünü tasdik ettim. Ben şu kanaatteyim ki, öncesi ve sonu olmayan bir celseden dolayı senin emrinde tefekkür etmeksizin, bizi davet ettiğin noktayı düşünmeksizin, hemen dinimizi terk edip, senin dinin üzerine sana tabi olmamız, fikirde bir sapma, akıl bakımından da bir çılgınlık olur. Netice bakımından da az düşünmek demektir. Zira sapma ancak acelecilikle beraber meydana gelir. Bizim arkamızda bir kavim vardır. Biz onların hakkında herhangi bir akt yapmayı sevmeyiz. Sen dönüp memleketine gideceksin. Biz de memleketimize gideceğiz. Biz de düşüneceğiz, sen de düşüneceksin," dedi. Bu sözlerden sonra Hani, konuşmasına Müsenna bin Halis'in ortak olmasını istercesine, "İşte bu insan bizim şeyhimizdir ve savaşta önderimizdir," dedi. Müsenna, Resul-i Ekrem'e hitaben, "Ey Kureyş'in kardeşi, sözünü dinledim ve benimsedim. Konuştukların hoşuma gitti. Cevabım, Hani bin Kabise'nin cevabıdır. Biz, halkın üzerinde konduğu iki su arasında bulunuyoruz.
birisi Yemame, diğeri de Semave suyudur dedi. Resul-i Ekrem, bu iki su nedir diye sorunca Müsenna şöyle dedi. Onların biri yeryüzünün tepecikleri ve Arap topraklarıdır. Diğeri ise Fars arazisi ve Kisra nehirleridir. Yani stratejik ve mühim bir mevkide konaklamış bulunuyoruz. Ufak bir hata bizim sonumuz olur. Kisra, bizden herhangi bir hadise çıkarmamak ve herhangi bir gafili barındırmamak üzere bir söz aldığı için biz o yere konmuş bulunuyoruz. Umulur ki şu bizi davet ettiğin şey kralların hoşuna gitmeyen işlerdendir. Arap Yarımadası tarafına düşen kısmımıza gelince, orada bir günah işleyenin günahı affolunur, özür makbuldür. Fars memleketine gelince, onun sahibinin günahı affedilmez, özrü kabul edilmez. Eğer Arap tarafında sana yardım etmemizi istersen, bunu kabul ederiz. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Siz bana kötü bir cevap vermediniz. Zira doğruyu söylediniz. Kesinlikle Allah'ın dini ancak bütün taraflarıyla onu koruyanlarla kaim olur. Sonra Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir'in elinden tuttu ve kalktı. Böylece Evs ve Hazreç'in meclisine gittik. Bunlar Hazreti Peygamber'e biat ettikten sonra o meclisten ayrıldık. Onlar doğru ve sabırlı kimselerdi. Allah hepsinden razı olsun. Resul-i Ekrem şunları söyledi. Allah Teala'nın Farslıların topraklarını ve mallarını size vermesini, kızlarının sizin cariyeleriniz, hanımlarınız olmasını ve buna karşılık Allah'ı tekbir ve tasdik etmeyi istemez misiniz? Numan bin Şerik, Allahümme dedikten sonra, ey Kureyş'in kardeşi, sana bu sözü veriyoruz dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerini okudu ve Hazreti Ebubekir'in elini tuttu. Hazreti Ali diyor ki, Resul-i Ekrem bize dönerek şöyle dedi. Ey Ali! Arapların cahiliye dönemindeki ahlakları ne de güzeldi. Onunla dünya hayatında insanlar birbirlerinin saldırılarına mani olabiliyorlardı. Sonra biz Evs ve Hazreç'in meclisine gittik. Onlar Hazreti Peygamber'e biat ettikten sonra o meclisten ayrıldık. Onlar doğru ve sabırlı kişilerdi. Allah'ın Resulü, Hazreti Peygamber'in Arap soylarını bilmesine çok memnun oldu ve bir zaman sonra Hazreti Peygamber bir gün sahabilerinin yanına çıkıp onlara şöyle dedi. Allah'a çokça şükrediniz. Bugün Rebiya'nın oğulları, Şeyban kabilesinden olanlar, Fars ehline karşı muzaffer oldular. Onların krallarını öldürdüler, ordularının kökünü kazıdılar ve benim yüz suyu hürmetime Cenab-ı Hak onlara yardım etti. Hazreti Peygamber'in Evs ile Hazreç'i İslam'a davet etmesi. Hazreti Ali, Ensar'ın faziletlerinden bahsederken şöyle dedi. Ensar'ı sevmeyen mümin değildir. Onların hakkını bilmeyen mümin değildir. Allah'a yemin ederim ki onlar, at yavrusunun itinayla beslenildiği gibi, kılıçlarıyla, dilleriyle ve cömertlikleriyle İslam'ı yücelttiler. Hazreti Peygamber, hac mevsimlerinde çıkıp, Arap kabilelerini Allah'ın dinine davet ediyordu. Onlardan hiçbiri Hazreti Peygamber'e evet demedi ve onun davetini kabul etmedi. O, Mecenne, Ukkas panayırlarında, Mina'da kabilelerin bulundukları yerlere gidiyor, onlarla yüz yüze geliyordu. Bunu her sene tekrarlıyordu. Hatta bazı kabileler kendisine şöyle diyordu. Artık bizden ümidini kesecek vakit gelmedi mi? Bu da Hazreti Peygamber'in onlara çokça giderek, beni koruyunuz ki Allah'ın dinini tebliğ edeyim demesinden ileri geliyordu. Bu durum, Ensar'dan bir kabilenin Allah'ın iradesine mazhar olmasına kadar devam etti. Hazreti Peygamber Ensar'a İslam'ı arz etti. Onlar kabul ettiler ve bu hususta süratle hareket ettiler. Hazreti Peygamber'i bağırlarına bastılar, yardım ettiler ve sıkıntılarını gidermeye çalıştılar.
Allah onlara hayırlı mükafatlar versin. Biz onların memleketine vardık. Onlarla beraber evlerinde kaldık. Onlar bizi misafir etmek için bazen kavga bile ederlerdi. Hatta bizim için kura bile çekiyorlardı. Öyle ki daha sonraları biz onların mallarında tasarruf etmek hususunda onlardan daha yetkili kılındık. Bundan dolayı da hiç rahatsız olmadılar. Sonra nefislerini peygamberlerinin uğruna feda ettiler. Salat ve selam Hazreti Peygamber'le beraber onların üzerine olsun. Hazreti Peygamber Mekke'de kaldıkça kabileleri Allah'ın dinine davet ediyor ve buna mukabil eziyet görüyordu ve sövgülere düçar oluyordu. Nihayet Allah Teala Ensar'dan olan bu kabileye hayrı irade etti. Böylece Resul-i Ekrem Akabe'de onlarla bir araya geldi. Onlar başlarını tıraş ediyorlardı. Ravi diyor ki, Ümmü Sa'da sordum, ey anneciğim, onlar kimlerdi? Bunlar 6 veya 7 Medineliydi. 3'ü Beni Neccar'dandı. Es'ad bin Zürare ve Afra'nın 2 oğlu, dedi ve fakat diğerlerinin ismini söylemedi. Hazreti Peygamber onların yanına oturdu. Onları Allah'a davet etti. Onlara Kur'an okudu. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne icabet ettiler. Ertesi sene geldiler. Bu birinci akabedir. Sonra ikinci akabe oldu. Ben Ümmü Sa'da sordum. Hazreti Peygamber, peygamber olduktan sonra Mekke'de kaç sene kaldı? Dedi ki, sen Ebi Sirma, Kays bin Ebi Enes'in şiirini işitmedin mi? Ben işitmediğimi söyleyince Ümmü Sa'd bana şu şiiri okudu. Kureyş'in içerisinde 10 küsur sene kaldı. Allah'ı hatırlatıyordu. Keşke yardımcı bir dosta rastlasaydı. Yardımcı bir dosta rastladığı zamansa ona Allah'ı hatırlatıyordu. Müşrikler Resulullah'a şiddetle saldırdıklarında Hazreti Peygamber amcası Abbas bin Abdülmuttalib'e "Amca, Allah dinine öyle bir kavimle yardım edecektir ki onların gözünde Allah için Kureyş'in zilleti çok kolay görülecektir. Beni Ukkaz'a götür. Bana Arap kabilelerinin konakladıkları yerleri göster de onları Allah'a davet edebileyim. Beni korusunlar ki Allah'ın bana emrettiklerini tebliğ edebileyim." Hazreti Abbas, "Ey kardeşimin oğlu, beraber Ukkaz'a gidelim. Sana kabilelerin konak yerlerini göstereyim," dedi. Böylece Hazreti Peygamber, Sakif kabilesinden başlayarak aynı yıl bütün kabileleri teker teker gezdi. Birinden çıkıp ötekine gidiyordu. Ertesi yıl ki bu da Allah'ın davetini ilan etmesini emrettiği yıldır, Hazreti Peygamber Hazreç ve Evsli 6 kişiyle bir araya geldi. Onlar şu kişilerdi: Es'ad bin Zürare, Ebu Heysemi Teyyihan, Abdullah bin Revaha, Sa'd bin Rebi, Numan bin Harise, Ubade bin Samit. Hazreti Peygamber, Mina günlerinde geceliğin Cemretül Akabe yanında onlarla bir araya geldi. Onlarla oturdu, kendilerini Allah'a ibadete, Nebi ve Resullerini tebliğle görevlendirdiği dine yardıma davet etti. Onlar, Hazreti Peygamber'den Allah'ın kendisine vahyettiğini arz etmesini istediler. Hazreti Peygamber İbrahim suresini 35. ayetten surenin sonuna kadar okudu. Onların kalpleri titredi. Bunu dinlediklerinde hemen Allah'a itaat ve peygambere icabet ettiler. Abbas bin Abdülmuttalib, Hazreti Peygamber onlarla konuşurken yanlarından geçti. Hazreti Peygamber'in sesini tanıdı ve "Ey kardeşimin oğlu, bu senin yanındakiler kimler?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ey amca, bunlar Yesrib ehlidirler. Evs ve Hazreç kabilesindendirler. Onları daha önce Arap kabilelerini davet ettiğim gibi İslam'a davet ettim. Bana icabet ederek beni tasdik ettiler. Bana beni memleketlerine götürebileceklerini söylediler," dedi. Böylece Abbas bin Abdülmuttalib devesinden indi ve devenin ayağını bağladı. Sonra da onlara şöyle dedi: "Ey Evs ve Hazreç topluluğu, bu zat benim kardeşimin oğludur. Nezdimde insanların en sevimlisidir. Eğer siz onu tasdik etmiş, ona iman etmişseniz,
onu beraberinizde götürmek isterseniz, arzu ederim ki sizden bu hususta kalbimi tatmin edecek bir vaat alayım ki, onu orada yardımsız bırakmayasınız ve onu kandırmayasınız. Biliyorum ki sizin komşularınız Yahudilerdir. Yahudiler de onun düşmanıdırlar. Yahudilerin hilelerinden emin değilim. Bunun üzerine Hazreti Abbas'ın ithamlarını ağır bulan Es'ad bin Zürare, "Ey Allah'ın Resulü, bana izin ver, senin kalbini kırmayacak şekilde ona cevap vereyim. Senin hoşuna gitmeyecek bir şey söylemeyeceğim. Ancak sana icabet ettiğimizi tasdik ederek, sana iman etmek hususunda bir şeyler söyleyeceğim," dedi. Hazreti Peygamber de, "İtham etmeksizin ona cevap verebilirsin," dedi. Es'ad bin Zürare, Hazreti Peygamber'e dönerek şöyle dedi, "Ey Allah'ın Resulü, her davetin bir yolu vardır. İster yumuşak, ister şiddetli olsun. Sen bugün halkın hoşuna gitmeyen, insanlara ürkütücü görünen bir yola davet ettin. Bizi dinimizi terk etmeye, dininin üzerine sana tabi olmaya davet ettin. Bu çok zor bir iştir. Sana bu hususta icabet ettik, uyduk. Sen bizim insanlarla aramızdaki komşuluğu, uzak ve yakın akrabalığı kesmeye davet ettin. Bu da zor bir iştir. Burada da sana icabet ettik. Biz korunmuş ve hiç kimsenin tamamına imkan vermeyen bir cemaat olduğumuz halde, bize bizim dışımızdan bir kişinin baş olmasını istedin. Oysa o kişiyi kavmi terk etmiştir. Amcaları bile onu kavmiyle baş başa bırakmıştır. Bu da çok zor bir iştir. Bu hususta da sana icabet ettik, uyduk. Bütün bu işler insanlar nezdinde zor ve hoşa gitmeyen şeylerdir. Ancak Allah kimin doğru yolda olmasını istiyorsa ve bu işlerin neticesinde kim hayrı arıyorsa, bütün bunlar onlara kolay gelir. Biz her şeyimizde sana icabet ettik. Senin getirdiğine iman ettik. Kalbimizde yerleşen bir marifeti tasdik ettik. Bu hususta sana biat ediyoruz. Rabbimize ve senin Rabbine biat ediyoruz. Allah'ın eli ellerimizin üstündedir. Bizim kanlarımız senin kanının önündedir. Ellerimiz senin ellerinin altındadır. Biz kendi nefsimizi, çocuklarımızı ve hanımlarımızı nelerden korursak seni de onlardan koruruz. Eğer bu vaatleri yerine getirirsek bunu Allah için yapmış oluruz. Eğer hile yaparsak bunu da Allah'a yapmış oluruz. Bundan dolayı da şakî oluruz. Ey Allah'ın Resulü! Bu sözlerim samimiyetle söylenmiş sözlerdir. Yardım ancak Allah'ındır. Bunları söyledikten sonra Abbas bin Abdülmuttalib'e dönerek şöyle dedi. Peygamberi müdafaa etmek için bizi itham eden sen. Allah senin bu sözleri hangi maksatla söylediğini daha iyi bilir. Sen onun kardeşinin oğlu ve yanında insanların en sevimlisi olduğunu söylüyorsun. Biz, bize yakın ve uzak olanlarla ilişkilerimizi kestik, akrabalarımızı bıraktık. Şehadet ederiz ki, o Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. O bir yalancı değildir. Onun getirdiği ise beşer kelamına benzemez. Senin, ben onunla ilgili sizden vaatler almadıkça tatmin olmam sözüne gelince, bu bir istektir. Biz bu isteği hiç kimseden geri çevirmeyiz. Kaldı ki o kişi bunu peygamber için istesin. Bizden bu hususta isteyeceğine iste bakalım. Bunu söyledikten sonra dönüp Resulullah'a baktı ve Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü! Kendin için ne istiyorsan iste. Rabbin için de hangi şartları koşarsan koş," dedi. Hazreti Peygamber'in Zülmecaz panayırında İslam'a davet etmesi. Rebiya bin Ubbad şöyle anlatıyor. Resulullah'ı cahiliye döneminde Zülmecaz panayırında gördüm. Şöyle bağırıyordu. "Ey insanlar! La ilahe illallah diniz, kurtulunuz." Halk onun etrafını sarmıştı. Arkasında yüzü parlak, gözleri şaşı, iki tane saç örgüsü bulunan birisi vardı. O da şöyle sesleniyordu. "Bu kişi dinini değiştirmiştir, yalancıdır." Hazreti Peygamber nereye giderse, hangi noktaya doğru yönelirse o da oraya doğru gidiyordu. Bunun kim olduğunu sordum. Bana bu adamın Hazreti Peygamber'in amcası
Ebu Leheb olduğunu söylediler. Tarık bin Abdullah şöyle anlatıyor. Zülmecaz panayırında bulunuyordum. Genç bir kişi geçti. Sırtında kırmızı bir cübbe vardı. Şöyle diyordu. Ey insanlar! La ilahe illallah diyiniz, kurtulunuz. Arkasında da bir kişi vardı. Bu arkadaki kişi, Hazreti Peygamber'in topuklarını kan içerisinde bırakmıştı. Mübarek baldırlarına taş atmış, onları kanatmıştı. O da, ey insanlar, bu adam yalancıdır, ona itaat etmeyiniz, diyordu. Sordum, bu kimdir? Dediler ki, bu Haşim soyundan gelen ve ben peygamberim diyen kişidir. Arkasındaki de amcası Abdülüzzadır. Beni Malik bin Kinane'den olan bir kişi anlatıyor. Hazreti Peygamber'i Zülmecaz panayırında gördüm. Panayırı karış karış geziyor ve şöyle diyordu. Ey insanlar! La ilahe illallah diyiniz, kurtulunuz. Ebu Cehil de Hazreti Peygamber'in üzerine toprak atıyor ve diyordu ki, bu kişi sakın sizi dininizden ayırmasın, sizi aldatmasın. O ilahlarınızı Lat ve Uzza'yı terk etmeniz için bu çabayı göstermektedir. Fakat Hazreti Peygamber Ebu Cehil'e hiç aldırmıyordu. Ona dönüp bakmıyor, niye böyle yapıyorsun demiyordu. Onu önemsemiyordu. İmam Ahmet o kişiye Resulullah'ı bize sıfatlandır dedi. O kişi Hazreti Peygamber'i şöyle tarif etti. Onun sırtında iki tane kırmızı kürk vardı. Orta boylu, etine dolgundu. Güzel yüzlüydü. Yüzü beyazdı, hem de çok beyazdı. Saçları çok ve siyahtı. Ne kıvırcık ne de tamamen düzdü. Hazreti Peygamber'in en yakın akrabalarını İslam'a davet etmesi. Resulullah'ın Fatıma'ya, halası Safiye'ye ve diğer akrabalarına söyledikleri. En yakın aşiretini uyar ayeti indiğinde Hazreti Peygamber hemen harekete geçti ve ey Muhammed'in kızı Fatıma, ey Abdülmuttalib'in kızı Safiye, ey Abdülmuttalib oğulları, Allah'ın hakkından hiçbir şeyi size vermeye gücüm yetmez. Malımdan dilediğinizi isteyiniz buyurdu. Hazreti Peygamber'in akrabaları ve ev halkını İslam'a davet etmek maksadıyla yemeğe çağırması. En yakın aşiretini uyar ayeti indiğinde Hazreti Peygamber, ey Ali, bir koyun buduyla bir sağ buğdaydan bir yemek hazırlat ve Haşim oğullarını çağır dedi. Beni Haşim o zaman 39 veya 40 kişiydi. Yemek yapıldıktan ve onlar geldikten sonra Hazreti Peygamber onları buyur etti. Doyasıya yediler. Halbuki onlardan bazıları bir kuzuyu katığıyla beraber yiyebilirdi. Sonra Hazreti Peygamber kendilerine bir kap süt takdim etti. Kana kana içtiler. Onlardan bazıları, bugünkü sihir gibi bir sihri dünyada görmedik dedi. Rivayete göre bu sözü Ebu Leheb söylemiştir. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hazreti Peygamber bana, ey Ali! Bir koyun buduyla, bir sağ buğdaydan bir yemekle, büyükçe bir kapla süt hazırla dedi. Ben de söyleneni yaptım. Onlar birinci günkü gibi yediler ve içtiler. Birinci günde olduğu gibi yemek ve süt ikinci günde de fazlasıyla arttı. Onlar bugünkü sihrin bir benzerini görmediklerini söylediler. Hazreti Peygamber birkaç gün sonra aynı şeyi bana bir daha söyledi. Ben de bir daha yaptım ve yine yiyip içtiler. Fakat bu sefer onlar bir şey söylemeden Hazreti Peygamber onlara şöyle hitap etti. Hanginiz benim borcumu öder? Herkes sustu. Ben de sustum. Hazreti Peygamber aynı şeyi tekrarladı. Bu sefer ben, ey Allah'ın Resulü, ben öderim dedim. Hazreti Peygamber, sen mi ya Ali dedi. Hazreti Peygamber'in hicret yolculuğu esnasında halkı İslam'a davet etmesi. İbn-i Sa'd, babası Sa'd'ın şöyle dediğini anlatıyor. Hazreti Peygamber, beraberinde Ebu Bekir olduğu halde bize geldi.
Ebu Bekir'in daha önce emzirilmek üzere bize bıraktığı kızı yanımızdaydı. Hazreti Peygamber en kısa yoldan Medine'ye gitmek istiyordu. Ben ona, işte Rekube'nin şu deresi var ya, oradan gidiniz. Orada Eslem kabilesinden iki hırsız vardır. Onlara El-Muhanan denilir. İstersen onların yanından gideriz dedim. Hazreti Peygamber kendilerini onların yanından götürmemi istedi. Biz onları görünceye kadar yola devam ettik. Onlara yaklaştığımız zaman birisi diğerine, bu Yemenli kişidir diyordu. Hazreti Peygamber onları İslam'a davet etti ve İslam'ı kendilerine anlattı. İkisi de Müslüman oldular. Sonra Hazreti Peygamber kendilerine isimlerini sordu. Onlar, biz El-Muhanan, yani kıymetsiz iki kişiyiz dediler. Hazreti Peygamber, hayır, siz kıymetsiz değilsiniz. Belki siz El-Mükerreman, ikram edilmiş, şerefli iki kişisiniz dedi. Ve onları Medine'ye, kendi yanına çağırdı. Hazreti Peygamber'in sefer halinde Bedevileri İslam'a davet etmesi. Resulullah'la beraber bir seferdeydik. Bir Bedevi geldi. Resulullah'a yaklaştığında ona nereye gittiğini sordu. O da Resulullah'a ailesinin yanına gittiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sana hayırlı bir şey teklif edeyim mi?" dedi. Bedevi, "O nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, ortağı olmadığını, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul edecek ve şahitlik yapacaksın, dedi. Bedevi, bunun doğru olduğuna dair bir delilin var mıdır, dedi. Hazreti Peygamber, evet, şu ağaç, dedi ve ağacı çağırdı. Ağaç tam derenin kıyısında bulunuyordu. Ağaç yeri yara yara Hazreti Peygamber'e doğru geldi, yanında durdu. Hazreti Peygamber ağaca, böyle olduğuna şehadet eder misin diye 3 defa sordu. Ağaç da Resulullah'ın dediği gibi şehadet etti ve sonra da eski yerine döndü. Bunun üzerine Bedevi, kavmime gideyim, bana tabi olurlarsa sana getiririm. Aksi takdirde ben sana gelirim, seninle beraber olurum dedi. Hazreti Peygamber'in hicret esnasında Büreyde bin Husayb ve beraberindekileri İslam'a davet etmesi. Resulullah Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret ederken El-Gamim denilen yere vardı. Orada Büreyde bin Husayb Resulullah'a geldi. Hazreti Peygamber onu İslam'a davet etti. O da beraberinde bulunanlar da Müslüman oldular. 80 hane kadardılar. Hazreti Peygamber yatsı namazını kıldı. Onlar da peygamberin arkasında namazı eda ettiler. Resulullah'ın yürüyerek Taif'e gitmesi. Ebu Talip vefat ettiği zaman Hazreti Peygamber yaya olarak Taif'e gitti. Onları İslam'a davet etti. Fakat İslam'ı kabul etmediler. Hazreti Peygamber geri döndü. Bir ağacın gölgesinde 2 rekat namaz kıldıktan sonra şunları söyledi. Ey Allah'ım! Zayıflığımı, halkın gözündeki kıymetsizliğimi sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Acaba beni kime bırakıyorsun? Benden hoşnut olmayan bir düşmana veya emrimi eline verdiğin bir yakınına mı? Eğer sen benim hakkımda öfkeli değilsen, başka hiçbir şeyden perva etmem. Ancak senin afiyetin benim için daha geniştir. Karanlıkları pırıl pırıl parlatan senin o mübarek vecihine sığınıyorum. Zira dünya ve ahiret işleri onun sayesinde düzene girmiştir. Rıza sadece senin rızandır. Sen razı oluncaya kadar bu yalvarış ve yakarışa devam ederim. Kuvvet ancak Allah'tandır. Hazreti Peygamber'in gönderdiği askeri birliklere, halkı güzellikle İslam'a davet etmelerini emretmesi. Hazreti Peygamber bir askeri birlik gönderdiğinde, o askeri birliğin kumandanına önce kendi nefsi
ve beraberindeki Müslümanlar hakkında takva tavsiye ediyor, hayrı öneriyordu. Sonra müşrik düşmanla karşılaştığında onları üç husustan birine davet etmenin gereğine işaret buyuruyordu. Onları İslam'a davet et. İtaat ederlerse Müslümanlıklarını kabul et ve onlarla savaşma. Onları memleketlerinden muhacirlerinin memleketlerine hicret etmeye davet et. Onlara de ki, bunu yaptıkları takdirde muhacirler için ne varsa onlar için de vardır. Muhacirlerin boynunda ne görev bulunuyorsa onların boynunda da o bulunacaktır. Eğer bunu kabul etmeyip kendi yerlerinde kalmayı isterlerse onlara Müslümanların göçebeleri gibi olduklarını bildir. Müminler üzerine cereyan eden ilahi hükümler onların üzerine de cereyan edecektir. Onların savaşta alınan ganimet ve fey malları üzerinde bir payları olmayacaktır. Ancak Müslümanlarla cihada katılırlarsa o zaman payları olur. Eğer buna da razı olmazlarsa onları haraç vermeye razı et. Eğer haraç vermeye razı olurlarsa onlardan elini çek ve sen de buna razı ol. Eğer bunlardan hiçbirini kabul etmezlerse Allah'tan yardım iste ve onlarla savaş. Bir kaleyi kuşattığın zaman onlar Allah'ın hükmü üzerine kaleden çıkmalarını şart koşarlarsa bunu kabul etme. Ancak sizin hükmünüz üzerine çıkmalarını kabul edin. Çünkü siz Allah'ın onlar hakkında nasıl hükmedeceğini bilmiyorsunuz. Sizin hükmünüze razı olduktan sonra kaleden onları çıkarınız. O zaman dilediğiniz gibi onlar hakkında hüküm veriniz. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye bir kavmi İslam'a davet etmeden onlarla savaşmamasını emretmesi. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'yi bir kavimle savaşmak için gönderdi. Sonra Hazreti Ali'nin peşinden bir kişiyi gönderdi ve dedi ki: "Ali'ye yetiş ve ona de ki onları Allah'ın hükmüne davet etmeden önce onlarla savaşmasın." Hazreti Peygamber Hayber günü Hazreti Ali'ye: "Haydi yürü ta ki onların bölgesine varıncaya kadar. Sonra onları İslam'a davet et ve onlara Allah'ın onların üzerindeki hakkını bildir. Allah'a yemin ederim, eğer Allah senin vasıtanla bir tek kişiyi hidayete erdirirse, senin için kızıl develerin olmasından daha hayırlıdır," demiştir. Hazreti Peygamber'in Ferve el-Kutayi'ye savaş sırasında insanları İslam'a daveti emretmesi. Ferve bin Museyk el-Kutay şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'e giderek şöyle dedim: Ey Allah'ın Resulü, kavmimin iman edenleriyle imandan kaçanlarına savaş açayım mı?" Hazreti Peygamber, "Evet," dedi. Sonra fikrini değiştirerek, "Ey Allah'ın Resulü, kavmimin imana gelmeyenleriyle değil de Sebe ehliyle savaşacağım. Çünkü onlar daha asi ve daha kuvvetlidirler," dedim. Hazreti Peygamber bana emretti. Sebe halkına savaş açmama izin verdi. Onun yanından çıktıktan sonra Allah, Sebe hakkında indirdiklerini indirdi. Hazreti Peygamber, "O el-Kutay nereye gitti?" dedi. "Evime haber gönderdi. Beni orada bulamadılar. Çünkü yola çıkmıştım. Beni yoldan çevirdiler. Hazreti Peygamber'e vardığımda baktım ki oturuyordu ve etrafında ashabı vardı. Hazreti Peygamber bana hitaben, "Onları evvela imana davet et. Onlardan kim imana gelirse kabul et. İmana gelmeyenler hakkında da acele etme. Ta ki bana onlar hakkında bir haber gelinceye kadar," dedi. Oradakilerden birisi Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, Sebe bir arazi mi, bir kadın mıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ne arazi ne de kadındır. Fakat bir kişidir ki bu kişiden 10 kabile türemiştir. 6'sı Yemen'e yerleşmiş, 4'ü de Şam'a gelmiştir. Şam'a gelenler Lahım, Cüzam, Gassan, Amile kabileleridir. Yemen'de yerleşenlerse Ezd, Kinde, Himyer, Eş'ariler, Enmarlar ve Mezhiç kabileleridir," dedi. Sonra adam, "Ey Allah'ın Resulü, Enmar da nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber cevap olarak buyurdu: "Onlar o kimselerdir ki
Has'am, Becile onlardandı. Hazreti Peygamber'in Halid bin Said'i Yemen'e gönderdiği zaman ona insanları Allah'a davet etmesini emretmesi. Halid bin Said şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni Yemen'e göndererek şöyle dedi. Araplar içinde hangi kabileden ezan sesini işitirsen sakın onlara hücum etme. İçinde ezan sesi duymadıklarına gelince onları evvela İslam'a davet et. İslam'a davet edilmeden savaşta esir düşenleri Hazreti Peygamber'in tekrar memleketlerine göndermesi. Hazreti Peygamber'e Lat ve Uzza'dan bu iki putun yanında ikamet eden kabilelerden esirler getirildi. Hazreti Peygamber, bunları esir almazdan önce kendilerini İslam'a davet ettiniz mi? Diye sordu. Esir edenlerin hayır demesi üzerine Hazreti Peygamber esirlere hitaben sizi İslam'a davet ettiler mi? Dedi. Esirler hayır dediler. Hazreti Peygamber bunları serbest bırakınız. Ta ki emin oldukları yere varıncaya kadar onları götürünüz buyurdu. Sonra da Ahzab suresi 46 ve 47, En'am suresi 19. ayeti sonuna kadar okudu. Resulullah'ın Mus'ab bin Umeyr'i Medine'ye göndermesi. Ensar, nefisleri Resulullah'ın davetine inandığında peygamberi tasdik ettiler ve ona iman ettiler. Böylece de hayırlara sahip oldular. Hazreti Peygamber'e gelecek yılın hac mevsiminde bir araya gelme sözü verdiler ve kavimlerine döndüler. Kavimlerini gizlice İslam'a davet ettiler. Hazreti Peygamber'den onlara haber verdiler. Peygamberin hangi vazifelerle gönderildiğini bildirdiler ve onlara Kur'an okudular. Öyle ki Ensar'ın hiçbir hanesi kalmadı ki orada birkaç kişi Müslüman olmasın. Sonra Resulullah'a haber gönderdiler. Bize tarafından bir kişi gönder. Halkı Allah'ın kitabıyla İslam'a davet etsin. Çünkü bu halkın imana gelmesine daha elverişli olur. Bunun üzerine Peygamber Mus'ab bin Umeyr'i elçi gönderdi. O da Beni Ghanem kabilesinden Es'ad bin Zürare'ye misafir oldu. Halkı İslam'a davet ediyor, İslam da Medine'de yayılıyor, Müslümanlar çoğalıyordu. Onlar buna rağmen İslam'a davetlerinde gizli çalışırlardı. Mus'ab, Sa'd bin Muaz'ı İslam'a davet etti ve Beni Abdüleşel kabilesi Müslüman oldu. Beni Neccar, Sa'd bin Muaz'ı Medine'den sürdü çıkardı. Es'ad bin Zürare hakkında da çok şiddetli davranmaya başladılar. Bundan dolayı Mus'ab bin Umeyr, Sa'd bin Muaz'ın yanına gitti ve insanları dine davet etmeye devam etti. Halk da onun vasıtasıyla İslam'a giriyordu. Öyle ki Ensar'ın hanelerinden hiçbir hane yoktu ki orada Müslüman olan bulunmasın. Amr bin Cemuh da dahil olmak üzere Medine'nin ileri gelenleri Müslüman oldu. Putlar kırıldı, Müslümanlar Medine'nin en kuvvetlileri oldular. İşleri yoluna girdi. Mus'ab bin Umeyr de Resulullah'a döndü, Mekke'ye geldi. Ona El-Mukri deniliyordu. Hazreti Peygamber'in Ebu Ümame'yi kabilesi Bahile'ye göndermesi. Ebu Ümame şöyle anlatıyor. Resulullah beni kavmime elçi olarak gönderdi. Onları Allah'a davet edecek, İslam'ın güzelliklerini onlara arz edecektim. Onlara vardım. Develerini sulamışlar, sağmışlardı ve süt içiyorlardı. Beni gördüklerinde merhaba dediler ve devam ederek kulağımıza geldiğine göre sen şu kişiye yani Resulullah'a iman etmişsin. Dedim ki hayır ona değil. Fakat Allah'a ve Resulüne iman ettim. Ve Resulullah beni elçi olarak size gönderdi. Size İslam'ı ve İslami kuralları arz ediyorum. Biz bu haldeyken onlar bir çanak getirdiler. Onu önlerine koydular, etrafında toplandılar ve yediler. Ey Sudey, sen de gel diye beni de çağırdılar. Dedim ki, azap olasıca, şunu haram kılan kişinin yanından geliyorum. Ancak Allah'ın buyurduğu gibi kestikleriniz müstesnadır. Onlar, Allah ne dedi diye sorunca ben de size leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının namına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan yuvarlanmış,
boynuzlanmış, canavar tarafından parçalanarak ölü bulunan hayvanlar haram kılındı. Ancak canlıyken yetişip kesmiş olmanız hariç. Dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, fal oklarıyla kısmet ve şans aramanız dahi haram kılındı ayetini indirdi dedim. Böylece ben onları İslam'a davet ediyordum. Onlar da bundan imtina ediyorlardı. Onlara dedim ki, azap olasıcalar, bana bir yudum su veriniz, çok susadım. Dediler ki, sana su vermeyiz, sen susuzluktan öleceksin. Başımda sarığım vardı. Sarığımı iyice sardım, başımı yere koydum ve sıcak kumlar üzerinde şiddetli hararette yattım. Uyku halinde birisi bana cam bir kadehte, insanlar o devirde ondan daha güzelini görmemişlerdi, bir içecek getirdi. İnsanlar o içkiden daha lezzetlisini, daha hoşa gidenini görmemişlerdir. Onu bana verdi, içtim. Uykuda onu içtikten sonra uyandım. Allah'a yemin ederim ki, onu içtikten sonra ne susadım ne de susamanın ne olduğunu tanıdım. Hazreti Peygamber'in bir adamı Beni Sa'd kabilesine göndermesi. Ahnef bin Kays şöyle anlatıyor. Kâbe'yi Hazreti Osman'ın halife olduğu dönemde ziyaret ederken Beni Leys'ten bir kişi ansızın elimden tuttu ve dedi ki, sana müjde vereyim mi? Evet dedim. Dedi ki, hatırlıyorum. Hazreti Peygamber, beni senin kavmine gönderdiği zaman onları İslam'a davet ediyordum. Sen de, sen bizi hayra davet ediyor ve hayra emrediyorsun diyordun. Ve kavmine hitaben de, kesinlikle bu zat hayra davet ediyor diyordun. Bu sözün Hazreti Peygamber'in kulağına gitti. Hazreti Peygamber, Allah'ım Ahnef'i yarlığa diye dua etti. Onun bu duası kadar bana ümit verici hiçbir şey yoktur. Hazreti Peygamber'in bir adamı cahiliye devrinin büyüklerinden birisine göndermesi. Hazreti Peygamber, ashabından bir kişiyi cahiliye döneminin büyüklerinden olan bir zata gönderdi. Sahabi, onu Allah'a davet etti. O da, beni davet ettiğin Rabbin nedir? Demirden midir, bakırdan mı, gümüşten mi, altından mıdır? Dedi. Bunun üzerine sahabi, Resulullah'a gelerek durumu haber verdi. Bu manzarayı peygambere arz etti. Hazreti Peygamber ikinci kez o sahabiyi gönderdi. O kişi yine ilk sözlerinin benzerlerini tekrarladı. Sahabi yine Resulullah'a döndü ve durumu ona haber verdi. Hazreti Peygamber bu sefer üçüncü kez onu gönderdi. O kişi yine aynı suali sordu. Sahabi peygambere gelerek durumu haber verdi. Hazreti Peygamber, Allah kesinlikle senin arkadaşının, yani o cahiliye döneminin büyüklerinden olan o zatın üzerine bir yıldırım gönderdi ve yıldırım onu yaktı, dedi ve Ra'd suresi 13. ayet indi. Resulullah'ın Abdurrahman bin Avf'ı Dûmetül Cendel'e davet için göndermesi. Hazreti Peygamber, Abdurrahman bin Avf'ı çağırdı. Hazırlan, ben seni bir askeri birlikle göndereceğim, dedi ve hadisin tamamını zikretti. Bu hadiste şu da vardır. Abdurrahman çıktı ve arkadaşlarına yetişti. Dûmetül Cendel'e varıncaya kadar devam ettiler. Dûmetül Cendel, Şam'la Medine arasında Tay dağlarına yakın bir kale ve köydür. Abdurrahman, Dûmetül Cendel'e girdikten sonra 3 gün insanları İslam'a davet etti. 3. gün Esba bin Amr el-Kelbi Müslüman oldu. Bu kişi Hristiyandı ve onların reisiydi. Abdurrahman, Cüheyne kabilesinden, ismi Rafi bin Mekis olan bir kişi vasıtasıyla durumu bir mektupla peygambere bildirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Abdurrahman'a Esba'nın kızıyla evlen diye haber gönderdi. O da kızla evlendi. İşte bu kız daha sonra Ebu Seleme bin Abdurrahman'ı doğurup dünyaya getiren Tüma isimli kızdır. Resulullah Amr bin As'ı Arapları İslam'a davet etmek için gönderdi. Amr'ın gönderilmesinin sebebi babası As bin Vail'in annesinin Beni Beli kabilesinden olmasıydı. Onlarla anlaşabilir diye Hazreti Peygamber onu gönderdi.
O, Cüzam kabilesinin arazisinde bulunan Selasil isimli bir suya geldi. Bundan ötürü Amr'la onlar arasında çıkan savaşa Zatül Selasil Savaşı denilmiştir. Ravi diyor ki, Amr bu suya vardığında korktu ve Hazreti Peygamber'e imdad istemek üzere haber gönderdi. Hazreti Peygamber ona Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı ilk muhacirlerden oluşan bir birlikle gönderdi. İçlerinde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de vardı. Bera bin Azib şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Halid bin Velid'i Yemen ehline elçi olarak gönderdi. Onları İslam'a davet etti. Bera bin Azib diyor ki, Halid'le beraber gidenlerin arkasında ben de vardım. Orada 6 ay kaldık. Halid onları İslam'a davet ediyor fakat onlar bunu kabul etmiyorlardı. Sonra Hazreti Peygamber Ali bin Ebi Talib'i göndererek şöyle emretti. Halid askeriyle geri gelsin. Ancak içlerinde Ali ile kalmak isteyenler varsa onlar kalsın dedi. Bera bin Azib devam ederek Ali ile beraber kalmak isteyenler için de ben de vardım. Biz kavme yaklaştık. Onlar da bizi karşılamaya hazırlanmışlardı. Sonra Ali önümüze geçti, namaz kıldırdı. Sonra bir saf halinde dizildik. Ali önümüze geçti. Onlara Allah'ın kitabını okudu. Böylece Hemedan kabilesinin tamamı Müslüman oldu. Ali, Hazreti Peygamber'e onların İslam'ı kabul ettiğini bir mektupla bildirdi. Hazreti Peygamber, mektubu okuduğu zaman secdeye kapandı, sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi. Allah'ın selamı Hemedanlıların üzerine olsun. Allah'ın selamı Hemedanlıların üzerine olsun. Hazreti Peygamber'in Halid bin Velid'i Necran'a göndermesi. Hazreti Peygamber, Halid bin Velid'i Necran'da bulunan Beni Haris bin Ka'b kabilesine gönderdi. Savaştan önce onları 3 gün İslam'a davet etmesini emretti ve eğer icabet ederlerse onları kabul et. Aksi takdirde onlarla savaş dedi. Halid oraya vardı. Süvarilerini her tarafa saldı. Onlar insanları İslam'a davet ediyor ve şöyle diyorlardı. Ey insanlar! Müslüman olunuz, kurtulunuz. Böylece halk Müslüman olup İslam'a girdi. Halid onların arasında kaldı. Peygamberin, eğer Müslüman olur, savaşmazlarsa onlara Allah'ın kitabını, İslam'ı ve Peygamberin sünnetini öğret emrini yerine getirdi. Sonra Halid bin Velid, Hazreti Peygamber'e şu mektubu yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halid bin Velid'den Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'e. Ey Allah'ın Resulü! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Ey Allah'ın Resulü! Sen beni Haris bin Ka'ba gönderdin. Oraya vardığımda kendileriyle 3 gün savaşmamamı ve onları İslam'a davet etmemi emrettin. Eğer Müslüman olurlarsa onların Müslümanlığını kabul et. Onlara İslam'ın emirlerini, Allah'ın kitabını ve Peygamber'in sünnetini öğret. Şayet Müslüman olmazlarsa onlarla savaş dedin. Ben oraya vardım. Bana emrettiğin şekilde onları 3 gün İslam'a davet ettim. İçlerine süvariler gönderdim. Onlar, ey Haris oğulları, Müslüman olunuz, kurtulunuz diye bağırdılar. Ve onlar da Müslüman oldular, savaşmadılar. Aralarında Allah'ın emrettiğini emrediyor, yasakladığını yasaklıyorum. Onlara İslam'ın emirlerini, senin sünnetini öğretiyorum. Senden bir mektup gelinceye kadar da bekleyeceğim. Ey Allah'ın Resulü, selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun. Hazreti Peygamber'in Halid'e yazdığı mektup. Hazreti Peygamber, Halid bin Velid'in yazdığı mektup üzerine ona şu mektubu gönderdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Peygamber ve Allah'ın Resulü olan Muhammed'den Halid bin Velid'e, selam üzerine olsun. Ben kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim. Mektubun elçinle beraber bana geldi. Beni Haris bin Ka'b'ın savaşmaksızın Müslüman olup,
kendilerini davet ettiğin İslam'ı kabul ettiklerini söylüyorsun. Onların Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ettiklerini de öğrenmiş olduk. Allah onları hidayetiyle doğru yola iletti. Onlara müjde ver ve onları uyar. Sonra dön gel. Seninle beraber onların heyeti de gelsin. Selam, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerine olsun. Halid'in Beni Haris heyetiyle birlikte dönmesi. Halid, beraberinde Beni Haris bin Kâb'ın heyeti de olduğu halde Hazreti Peygamber'e geldi. Hazreti Peygamber onları gördüğü zaman şunları söyledi. Hintliler gibi görünen bu insanlar kimdir? Şöyle denildi. Ey Allah'ın Resulü! Bunlar Beni Haris bin Kâb kabilesidir. Hazreti Peygamber'in yanına geldiklerinde ona selam verdiler ve biz senin Allah'ın Resulü olduğuna, Allah'tan başka da ilah olmadığına şahitlik ettik dediler. Hazreti Peygamberse, ben de şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben Allah'ın elçisiyim dedi ve ilave etti. Siz misiniz savaşa soyunduklarında ilerleyenler? Onlar sustular ve bu soruya cevap vermediler. Peygamber bunu ikinci, üçüncü defa tekrarladı. Yine cevap yok. Dördüncü defasında onlardan Yezid bin Abdülmüdam 4 defa, ''Evet ey Allah'ın Resulü, biziz savaşa sürüklendiğimizde ilerleyenler.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ''Eğer Halid bana sizin Müslüman olduğunuzu ve savaşmadığınızı yazmasaydı, şimdi kafalarınızı ayaklarınızın altına atardım.'' buyurdu. Yezid bin Abdülmüdam, ''Dikkat et, Allah'a yemin ederiz ki biz ne sana ne de Halid'e hamd ediyoruz.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''O halde kime hamd ediyorsunuz?'' diye sorunca, ''Ey Allah'ın Resulü, senin vasıtanla bizi doğru yola ileten Allah'a hamd ederiz.'' dediler. ''Doğru söylediniz.'' diyen Hazreti Peygamber şöyle sordu. ''Siz cahiliye döneminde size karşı çıkanları neyle mağlup ediyordunuz?'' Onlar, ''Biz kimseyi mağlup etmedik ey Allah'ın Resulü.'' deyince Hazreti Peygamber, ''Evet evet, siz sizinle savaşanları mağlup ediyordunuz.'' buyurdu. Onlar, ''Ey Allah'ın Resulü, bizimle savaşanları şu özelliklerimiz sebebiyle mağlup ederdik. Biz derli toplu bir kavim olup birbirimizden ayrılmazdık ve hiç kimseye de zulmetmezdik.'' dediler. Hazreti Peygamber, doğru söylediklerini beyan buyurarak başlarına Kays bin Husayn'ı getirdi. Hazreti Peygamber'in Cerir'i kelime-i şehadete, iman ve farzlara davet etmesi. Cerir bin Abdullah şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bana, ''Ey Cerir, buraya niçin geldin?'' dedi. Ben, ''Ey Allah'ın Resulü, elinde Müslüman olmak için geldim.'' dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sırtıma bir aba attı ve sonra ashabına dönerek, ''Bir kavmin kerimi, önderi, başı size gelirse ona ikramda bulununuz.'' dedi. Sonra da, ''Ey Cerir, seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye davet ediyorum. Allah'a ve son güne, kaderin hayır ve şerrine iman etmeye davet ediyorum. Farz namazı kılıp, farz zekatı vermeye davet ediyorum.'' buyurdu. Ben de bunları yaptım. Bu olaydan sonra Hazreti Peygamber beni her gördükçe tebessüm ederdi. Hazreti Peygamber'in Muaz bin Cebel'e Yemenlileri farzlara nasıl davet etmesi gerektiğini öğretmesi. Hazreti Peygamber Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel'e şunları söyledi. Sen ehli kitap olan bir millete gidiyorsun. Oraya vardığında onları önce Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun elçisi olduğuna davet et. Eğer bu hususta sana itaat ederlerse, onlara Allah'ın her gün ve gecede 5 vakit namazı farz kıldığını söyle. Eğer bu hususta da sana uyarlarsa, onlara zekatın da farz kılındığını haber ver ki, bu zenginlerinden alınıp fakirlerine verilir. Bu hususta sana itaat edecek olurlarsa, sakın onların mallarının en güzellerini zekat olarak alma. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur.
Hazreti Peygamber'in Havşeb zi Züleym'i İslam'ın farzlarına davet etmesi. Havşeb zi Züleym şöyle anlatıyor. Allah Teala Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderdikten sonra Abdüşşer'le birlikte halktan 40 süvariyi peygambere gönderdim. Onlar benim bir mektubumu Medine'ye götürüp Hazreti Peygamber'e verdiler. Abdüşşer, "Hanginiz Muhammed'dir?" diye sordu. Sahabeler Hazreti Peygamber'i göstererek "İşte bu zattır." dediler. Abdüşşer Hazreti Peygamber'e "Bize ne getirdin? Eğer getirdiğin haksa sana tabi olacağız." dedi. Hazreti Peygamber "Namazı kılınız, zekatı veriniz, kan akıtmayınız, iyiliği emredip kötülükten sakındırınız." buyurdu. Bunun üzerine Abdüşşer "Bunlar gerçekten güzel şeylerdir. O halde elini uzat da sana biat edeyim." dedi. Hazreti Peygamber onun ismini sordu. O da Abdüşşer olduğunu söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Hayır, sen Abdühayr'sın." dedi. Hazreti Peygamber mektubuma bir cevap yazarak kendisine biat eden Abdühayr'la bana gönderdi. Ben de iman ettim. Hazreti Peygamber'in Abdükays heyetini İslam'ın farzlarına davet etmesi. Hazreti Peygamber kendisine gelen Abdükays heyetine "Utanıp pişman olmayasınız." dedi. Onlar, "Ey Allah'ın Resulü, bizimle senin aranda mudardan dolayı bazı güçlükler vardır. Biz sana ancak haram ayda gelebiliriz. Emirden yani İslam'dan bize kavmi ona davet edebileceğimiz ve kendisiyle amel ettiğimizde cennete gireceğimiz güzel bir şeyler söyle." dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Size 4 şeyi emrediyor, 4 şeyi de yasaklıyorum. Size Allah'a inanıp ondan başka ilah olmadığına şahitlik etmenizi, namazı kılmanızı, zekatı vermenizi, Ramazan'da oruç tutmanızı ve bir de ganimetlerin 5'te 1'ini vermenizi emrediyorum. Dubba, nakir, hantem ve müzeffet denilen kaplarda içki yapmaktan da sizi men ediyorum." Alkame'nin iman ve farzlara davet konusundaki hadisi. Alkame bin el-Haris şöyle anlatıyor. "Kavmimden 6 kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'e gittik. Selamdan sonra onunla konuştuk. Konuşmamız hoşuna gitti ve "Siz nesiniz?" dedi. Biz de cevap olarak müminler olduğumuzu söyledik. O zaman "Her kavlin bir hakikati vardır. Sizin imanınızın hakikati nedir?" diye sordu. Şöyle cevap verdik. "Onlar 15 haslettir. 5 hasletini sen bize emrettin. 5'ini de senin elçilerin. Son 5 hasletse ta cahiliyetten beri bizim ahlakımız olup hala da onları bırakmış değiliz. Ancak bunları yasaklarsanız onlardan da vazgeçeriz." Hazreti Peygamber, "Benim size emrettiğim 5 haslet nedir?" diye sordu. Şöyle dedik. "Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kaderin hayır ve şerrine iman etmemizi emrettin. Elçilerimin size emrettiği 5 şey nedir?" diye sordu. Buna şu cevabı verdik. "Elçilerin bize Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek ve ortaksız, seninse onun kulu ve resulü olduğuna iman etmemizi, farz namazı kılmamızı, farz olan zekatı vermemizi, Ramazan ayında oruç tutup, gücümüz yetiyorsa hacca gitmemizi emrettiler." Hazreti Peygamber, "Cahiliyette edindiğiniz hasletler nelerdir?" diye sordu. Cevap olarak dedik ki, "Zenginlik halinde Allah'a şükretmek, bela anında sabır, harp sahalarında doğruluk ve kazanın acısına rıza göstermek, düşmanlarımızın başına bir musibet geldiğinde ona sevinmektir." Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Fakihtirler, ediptirler, neredeyse peygamber olacaklar, ne şerefli hasletler varmış sizde," dedikten sonra bizlere gülümseyerek şöyle buyurdu. "Size 5 haslet vasiyet ediyorum ki Allah o hasletlerle sizin için hayır hasletlerini kemale erdirsin. Yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamayınız. İçlerinde oturamayacağınız binalar yapmayınız.
yarın bırakıp gideceğiniz şeylerde başkalarıyla çekişmeyiniz. Ona kavuşup huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkunuz. Varacağınız ve orada ebedi kalacağınız yer için hazırlıkta bulununuz. Hazreti Peygamber'in ashabını davet vazifesini yerine getirmeye ve bu hususta ihtilafa düşmemeye teşvik etmesi ve onları dünyanın dört bir köşesine göndermesi. Hazreti Peygamber bir gün sahabelerinin yanına çıkarak şöyle dedi: "Allah beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. O halde ey Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, üzerinize düşen görevi yerine getiriniz. Havarilerin İsa ile ihtilafa düşmeleri gibi ihtilafa düşmeyiniz. İsa havarilerini şu anda benim sizi davet ettiğim şeylere davet etmişti. Görev yerleri uzak olanlar İsa'nın bu davetinden hoşlanmadı. İsa bu durumu Allah Teala'ya şikayet etti. Bunun üzerine her biri hangi kavme gitmişse onların dillerini konuşmaya başladılar. Bu defa İsa, işte bu Allah Teala'nın sizden istediği ve kesinlikle yapılmasını emrettiği bir vazifedir. Onu yapınız," dedi. Bunun üzerine ashab, "Ey Allah'ın Resulü, biz bize yükleyeceğin vazifeyi eda edeceğiz. Bizi dilediğin yere gönder," dediler. Hazreti Peygamber de Abdullah bin Hüzafe'yi Kisra'ya, Selit bin Amr'ı Yemame hakimi Hevze bin Ali'ye, Ala bin Hadrami'yi Hecer hakimi olan El-Münzir bin Sava'ya, Amr bin El-As'ı Umman Meliki olan Cülendi'nin iki oğlu Ceyfer'le Abba'da, Dıhyetül Kelbi'yi Kayser'e, Şura bin Vehb el-Esedi'yi El-Münzir bin El-Haris bin Ebi Şimr el-Kassani'ye, Amr bin Ümeyyetül Damri'yi de Necaşi'ye gönderdi. Hepsi de Hazreti Peygamber'in vefatından önce döndüler. Ancak Ala bin El-Hadrami müstesnadır. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde o hala Bahreyn'de bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in Habeş Kralı Necaşi'ye mektup göndermesi. Hazreti Peygamber, Ebu Talib'in oğlu Cafer ve arkadaşları hakkında Amr bin Ümeyye ed-Damri ile Necaşi'ye şöyle bir mektup yolladı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeşistan Kralı Necaşi Esham'a selam senin üzerine olsun. Yegane güç ve kudret sahibi Kuddüs, mümin ve müheymin olan Allah'a hamd ediyorum. Şehadet ederim ki İsa, Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Onu bakire, saf, temiz ve namuslu Meryem'in rahmine ilka etmiştir ve böylece Meryem, İsa'ya gebe kalmıştır. Allah, İsa'yı ruhundan ve nefhasından yaratmıştır. Nitekim Adem'i de eliyle ve yine nefhasından yaratmıştır. Seni biricik ve ortaksız olan Allah'a davet ediyorum. Onun taati üzerine yardımlaşmaya, ona tabi olmaya, ona ve benim getirdiğime iman etmeye davet ediyorum. Ben Allah'ın Resulüyüm. Sana amcamın oğlu Cafer'le beraberindeki Müslümanları gönderdim. Onlar sana geldiklerinde kendilerine misafir et, zulmü terk et. Seni ve askerlerini Allah'a davet ediyorum. Ben vazifemi tebliğ ettim. Nasihatta bulundum. Benim nasihatımı kabul ediniz. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun." Necaşi'nin Hazreti Peygamber'e gönderdiği mektup. Necaşi bunun üzerine Hazreti Peygamber'e şöyle bir mektup göndermiştir: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'e Necaşi Esham bin Ebcer'den. Ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah ki beni İslam'a hidayet etmiştir. Ey Allah'ın Resulü, İsa ile ilgili sözlerini içeren mektubun bana erişti. Göklerin ve yerin Rabbine and içerim ki İsa senin söylediğin gibidir. Fazlası değildir. Biz senin bize gönderdiğini tanıdık. Onları
amcanın oğlunu ve arkadaşlarını misafir ettik. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün, doğrusun ve Allah tarafından da tasdik edilmişsindir. Sana ve amcanın oğluna biat ettim ve onun eliyle alemlerin Rabbine teslim oldum. Ey Allah'ın Resulü! Sana Eriha bin Esham bin Ebcer'i, yani oğlumu gönderiyorum. Ben ancak kendi nefsime maliyim. Sana gelmemi istersen, ey Allah'ın Resulü, gelirim. Şehadet ederim ki senin söylediklerin haktır. Hazreti Peygamber'in Rum Kralı Kayser'e mektup göndermesi. Dıhiyetül Kelbi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni bir mektupla Kayser'e gönderdi. Kayser'in yanına vardım. Ona mektubu verdim. Yanında yüzü kırmızı, gözleri mavi, saçları kıvırcık bir de yeğeni vardı. Mektup Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibi Heraklius'a diye başlıyordu. Yeğeni bu sözler üzerine derin bir nefes aldı ve bu mektup bugün okunmamalıdır dedi. Kayser bunun sebebini sordu. Yeğeni bu mektubu yazan önce kendi ismini anıyor ve senin için de Rum'un sahibi diyor. Kral tabirini kullanmıyor dedi. Kayser, andolsun ki onu okuyacaksın dedi. Mektup okunduğu zaman onlar Kayser'in yanından çıktılar. Huzura ben alındım. Kayser, onların dini işlerini düzenleyen piskoposu çağırdı. Diğerleri onu mektuptan haberdar etmişlerdi. Bunu Kayser'in kendisi de söyledi ve mektubu ona okuttu. Piskopos ona şunları söyledi. İşte bu Muhammed'dir. O, beklediğimiz peygamberdir ki, İsa onun geleceğini bizlere müjdelemişti. Kayser piskoposa, "Peki sen bana ne tavsiye edersin?" dedi. Piskopos, "Ben onu tasdik ediyor ve ona tabi oluyorum." dedi. Kayser ona, "Şayet ben bunu yapacak olursam krallığımdan olurum." dedi. Sonra biz Kayser'in yanından çıktık. Kayser o sırada yanında misafir olan Ebu Süfyan'ı çağırdı ve ona "Sizin memleketinizde ortaya çıkan bu kişi necidir?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bir gençtir." dedi. Kayser "Onun soyu sopu nasıldır?" diye sordu. Ebu Süfyan "Onun soyu hepimizinkinden üstündür." dedi. Kayser "Bu peygamberliğin alametlerindendir. Peki onun yaşantısı nasıldır?" diye sordu. Ebu Süfyan "Yalan söylediği görünmemiştir." dedi. Kayser, "Bu da peygamberlik alametlerindendir." dedi. Kayser, Ebu Süfyan'a yine sordu. "Acaba arkadaşlarından onun dinini bırakıp da size dönen oldu mu?" Ebu Süfyan, "Hayır." dedi. Kayser, "Bu da bir peygamberlik mucizesidir." dedi ve yine, "Savaştığı zaman arkadaşlarıyla beraber mağlup olduğu oluyor mu?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bir kavim onunla savaştı. O onları mağlup etti. Daha sonra onlar da onu mağlup ettiler." dedi. Kayser, "Bu da peygamberlik alametidir." dedi. Sonra Kayser beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi. "Seni gönderen zata de ki, ben onun peygamber olduğunu biliyorum. Fakat krallığı terk edemem. Piskoposa gelince, Hristiyanlar her pazar günü bir yerde toplanıyorlar. O da onlara vaaz ediyordu. Pazar günü olduğunda bu kez onlara vaaz etmedi. İkinci pazarda vaaz vermedi. Ben yanına gidiyor ve onunla konuşuyordum. O bana sorular sorardı. Üçüncü pazar gelince Hristiyanlar onun çıkıp vaaz vermesini beklediler. O yine çıkmadı. Hasta olduğunu söyledi. Bunu birkaç defa tekrarladı. Sonunda şöyle haber gönderdiler. Ya bize çıkarsın veya odana girer seni öldürürüz. Biz o Arap buraya geleliden beri senden şüpheleniyoruz. Bunun üzerine piskopos bana bir mektup verip şunları söyledi. Şu mektubu al, Muhammed'e götür. Ona selamla birlikte benim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna iman ve şahitlik edip kendisine inandığımı, onu tasdik edip yine kendisine uyduğumu söyle. Halk bu durumu sezmektedir. Ona bu gördüklerini de söyle. Bunları dedikten sonra dışarıya çıktı. Onlar da onu öldürdüler. Said bin Ebu Raşid şöyle anlatıyor. Ben Heraklius tarafından Hazreti Peygamber'e gönderilen Tenuhi'yi Hınıs'ta gördüm. Komşumdu ve yaşlı bir insandı. Son derece yaşlıydı ve ölüme yaklaşmıştı. Ona Hazreti Peygamber'le Heraklius arasında teati edilen mektupları bana anlatır mısın dedim. Anlatayım dedi ve şunları söyledi. Hazreti Peygamber
Tebü'ye gelmiş ve Dıhyetül Kelbi'yi elçi olarak Heraklius'a göndermişti. Hazreti Peygamber'in mektubu geldiğinde Heraklius, Rumların keşiş ve kumandanlarını huzuruna çağırdı. Sonra da kapıların kapatılmasını emrederek şunları söyledi. Şu kişi, Hazreti Peygamber, sizin bildiğiniz noktaya, yani Tebü'ye gelmiştir. Şimdi bir elçi göndererek beni şu üç şeyden birisine davet etmektedir. Ya kendisine tabi olmamızı veya ona arazilerimiz karşılığında mal vermemizi ya da kendileriyle harp etmemizi istemektedir. Andolsun siz okuduğunuz kitaplardan bilirsiniz ki o şu anda ayaklarımın altındaki yeri de alacaktır. Geliniz, dini üzerine ona tabi olalım veya malımızı, arazimizi ona verelim dedi. Heraklius'un bu sözleri üzerine orada bulunanlar hep bir ağızdan bağırıştılar ve yerlerinden öyle bir fırladılar ki başlarından şapkaları düştü ve şöyle dediler: "Sen bizi Hristiyanlığı terk etmeye veya Hicaz'dan gelen bir göçebeye köle olmaya mı davet ediyorsun?" Bu şekilde dışarıya çıktıkları anda kendi hakimiyetini yıkmaya çalışacaklarından çekinen Heraklius onlara şöyle hitap etti: "Ben bu sözü dininiz üzerindeki bağlılığınızı denemek için söyledim." Sonra Tücip Araplarından birisini huzuruna çağırdı. Bu kişi Arap Hristiyanların başıydı. Heraklius ona, "Bana Arapça bilen ve konuşmaları aklında tutabilen bir kişi bul da onu mektubunun cevabı olarak şu kişiye, yani Hazreti Peygamber'e göndereyim," dedi. O reis bana geldi ve beni alıp Heraklius'a götürdü. Heraklius elime göğüs kemiklerine yazılmış bir mektup verdi ve "Bu mektubumu şu kişiye götür. Önce mektubumdaki şu üç şartı ezberle. Dikkat et, bakalım bana yazmış olduğu mektuptan bahsedecek mi? Benim mektubumu okuduğu zaman geceden bahsedip bahsetmediğine ve onun sırtında seni şüpheye düşürecek bir şey olup olmadığına da dikkat et," dedi. Mektubu aldım, Tebü'ye götürdüm. Hazreti Peygamber bir suyun yanında ashabıyla birlikte oturuyordu. Sahabelerden sordum, "Sahibiniz nerededir?" "İşte şu zattır," dediler. Ona doğru gittim. Önüne oturdum. Heraklius'un mektubunu verdim. Mektubu koynuna koyduktan sonra şöyle buyurdu: "Sen kimlerdensin?" "Tenuhlulardanım," dedim. Bana, "Baban İbrahim'in dini olan Hanif dinine girer misin?" dedi. Dedim ki, "Ben bir kavmin elçisiyim ve onların dini üzerindeyim. Yanlarına dönmedikçe de bu dinden cayamam." Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve O hidayete erenleri daha iyi bilir. Ey Tenuhlu kardeş! Ben Necaşi'ye bir mektup yazdım. Necaşi mektubumu yırttı. Allah da onu ve mülkünü yırtacaktır. Sizin sahibinize, yani Heraklius'e bir mektup yazdım. O ise mektubumu kabul etti. Hayatta hayır oldukça halk onun şiddetini hissedecektir. İşte bu Heraklius'un söylediği üç şeyden birisidir," dedim ve sadağımdan bir ok alarak Hazreti Peygamber'in bu sözlerini kılıcımın derisine yazdım. Daha sonra Hazreti Peygamber Heraklius'un mektubunu solunda oturan bir kişiye verdi. Ben oradakilere, "Bu mektubu okuyan kişi kimdir?" diye sordum. "Muaviye'dir," dediler. Heraklius mektubunda şunu yazıyordu: "Beni müttakiler için hazırlanan ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennete davet ediyorsun. O halde ateş nerededir?" Bunun üzerine Hazreti Peygamber hayretini gizlemeyerek, "Sübhanallah. O halde gündüz geldiğinde gece nerededir?" buyurdu. Bunun üzerine ben yine bir ok alarak bunu da kılıcımın derisine yazdım. Mektup bittikten sonra Hazreti Peygamber şöyle dedi: "Sen elçisin ve bir hakkın vardır. Eğer yanımızda bir hediye olmuş olsaydı onu sana verirdik. Fakat biz şu anda misafiriz ve yiyeceğimiz de tükenmiştir." Orada bulunanlardan bir kişi Hazreti Peygamber'e şöyle seslendi: "Ben ona bir hediye vereceğim." Ve o kişi yükünü açarak Safuriye işi bir aba getirdi. Onu benim kucağıma koydu. "Bu abayı getiren kimdir?" dedim. Bana onun Osman olduğunu söylediler. Sonra Hazreti Peygamber dedi ki, "Bu kişiyi kim misafir edecektir?" Ensardan bir genç, "Ben misafir ederim," dedi. O genç kalktı, ben de onunla birlikte kalktım. Kalabalığın içinden çıktıktan sonra Hazreti Peygamber beni çağırdı ve, "Ey Tenuhlu kardeş," dedi. Döndüm ve koşarak Hazreti Peygamber'in yanına vardım ve ilk oturduğum yerde durdum.
Hazreti Peygamber sırtını açtı ve şöyle buyurdu. İşte emrolunduğun yere bak. Ben onun sırtında göz gezdirdim ve kürek kemiği yerinde hacama kadar bir mühür olduğunu gördüm. Ebu Süfyan'ın Heraklius'la konuşması. Ebu Süfyan şöyle anlatıyor. Kureyş'in bir kervanıyla Şam taraflarında bulunuyordum. Ticaret için gitmiştim. Bu, Hazreti Peygamber'le 10 senelik barış yaptığımız devreye rastlıyordu. Biz Kudüs'teyken Heraklius da oraya geldi. Bizi meclisine kabul etti. Gittik. Etrafında Rum ileri gelenleriyle oturuyordu. Sonra bizi huzura aldırdı ve tercümanı da getirtti. ''Hanginiz ben peygamberim diyen kişiye soy bakımından daha yakındır?'' diye sordu. ''Ben ona hepsinden daha yakınım.'' dedim. Heraklius, Ebu Süfyan'ı ve arkasından da ''Arkadaşlarını bana yaklaştırınız.'' dedi. Onları tam arkama dizdiler. Sonra tercümanına, benim arkamda bulunanlara söylemek üzere şöyle dedi. Onlara, benim Ebu Süfyan'dan Muhammed'in durumunu soracağımı ve eğer bana doğruyu söylemezse onu yalanlamalarını söyle. Allah'a yemin ederim ki, eğer onlar yalanımı çıkarmayacak olmasalardı, ben onun hakkında yalan söyleyecektim. Heraklius'un benden sorduğu ilk şey şuydu. Bu kişi sizin aranızda soyca nasıldır? Dedim ki, o, bizim aramızda soylu birisidir. Heraklius, bundan önce sizden hiç kimse peygamberlik iddiasında bulunmuş mudur? Dedi. Hayır, dedim. Heraklius, onun atalarından kral olan kimse var mıdır? Diye sordu. Ben yine hayır dedim. Bu sefer, acaba halkın ileri gelenleri mi yoksa fakirleri ve zayıfları mı ona tabi olurlar? Dedi. Zayıfların tabi olduğunu söyledim. Bunlar gün geçtikçe artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı? Dedi. Ben artıyorlar dedim. O, onun dinini kabul edip de daha sonra dinini beğenmeyen cayanlar var mıdır diye sordu. Hayır dedim. Siz onu bu söylediklerinden önce yalancılıkla itham eder miydiniz dediğinde yine hayır dedim. Onun hile yapıp yapmadığını sordu. Ben de yapmadığını söyledim ve hemen arkasından da biz bir müddettir onun ne yaptığını bilmiyoruz dedim. Orada imkan bulup da Hazreti Peygamber'in aleyhinde araya sokuşturduğum tek şey buydu. Heraklius, onunla savaştınız mı? Diye sordu. Evet dedim. Savaşımızın nasıl olduğunu öğrenmek istedi. Ben de, harp bizimle onun arasında nöbetledir. Bazen o, bazen de biz galip geliriz dedim. O size neyi emrediyor? Diye sordu. Buna şu şekilde cevap verdim. O şöyle diyor. Bir olan Allah'a kulluk ediniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Atalarınızın söylediklerini terk ediniz ve yine bize namaz kılmayı, doğruluğu, zinadan korunmayı, akrabalarımızla ilişkiyi kesmememizi söylüyor, emrediyor. Bunun üzerine Heraklius tercümanına şunları söyledi. Ebu Süfyan'a söyle ki, ben onun soyunu kendisinden sordum, o soylu bir kişidir dedi ki peygamberler de böyledir. Kavimlerinin soylularından olurlar. Kendisine ondan önce peygamberlik iddiasında bulunanların olup olmadığını sordum. Buna hayır cevabı verdi. Ben ondan önce bir kişi peygamberlik iddiasında bulunmuş olsaydı, o da bu zata uyarak böyle söylüyor diyecektim. Ben Ebu Süfyan'a onun ataları arasında kral olan var mıdır diye sordum. Hayır dedi. Eğer onun atalarından birisi kral olsaydı, bu kişi atasının krallığını elde etmeye çalışıyor diyecektim. Ona sordum, peygamberlik iddiasında bulunmazdan önce onu yalancılıkla itham eder miydiniz? Yine hayır dedi. Ben biliyorum ki o kişi halka karşı yalan söylemiyorsa, Allah'a karşı yalan söylememek elbette ki onun şanına daha çok yakışır. Halkın ileri gelenleri mi yoksa zayıf insanlar mı ona tabi oluyorlar diye sordum. Zayıfların tabi olduğunu söyledi. Zaten zayıflar Resullerin, peygamberlerin tabileridirler. Kendisinden onun tabilerinin artıp eksilmesini sordum. Artıyorlar dedi. İman işi de zaten böyledir. Artar. Ta ki tamam oluncaya kadar. Yine kendisine onun dinine girdikten sonra onu beğenmeyip de dinini terk eden birisi oldu mu diye sordum. Buna da hayır dedi. İman da böyledir. İnsanoğlunun kalbinin damarlarına karıştıktan sonra artık ayrılmaz. Hile yapıyor mu diye sordum. Bu soruya da hayır cevabı verdi. Peygamberler de böyledir. Hile yapmazlar. Kendisine size ne emrediyor diye sordum. Buna da şöyle cevap verdi. Bir olan Allah'a ibadet etmemizi,
hiçbir şeyi ona ortak koşmamamızı emrediyor, bizi putlara ibadetten nehyediyor, namaz kılmamızı, zinadan kaçınmamızı söylüyor dedi. Eğer Ebu Süfyan'ın bu söyledikleri doğruysa, kesinlikle o, bu iki ayağımın altındaki topraklara da hakim olacaktır. Onun geleceğini biliyordum. Fakat onun Araplardan olacağını zannetmiyordum. Onun yanına sağ selamet varacağımı bilseydim, onunla buluşmanın zorluklarına tahammül gösterecektim. Eğer ben onun yanında olsaydım, onun ayaklarını yıkardım. Sonra Hazreti Peygamber'in mektubunu istedi. Hazreti Peygamber bu mektubu Dıhyetül Kelbi ile beraber Busra valisine göndermişti. O da onu Heraklius'a yollamıştı. Mektupta şunlar yazılıydı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed'den, Rum'un büyüğü olan Heraklius'e, Allah'ın selamı hidayete tabi olanın üzerine olsun. Bunlardan sonra seni İslam'ın davetiyle davet ediyorum. Müslüman ol, kurtul. Allah ecrini iki defa verecektir. Eğer sırt çevirirsen, çiftçilerin de günahı kesinlikle senin boynunda olacaktır. Hizmetçiler, çiftçiler, amele takımları da sana bakıp Müslüman olmuyorlar. Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye geliniz. Ancak Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rab edinmesin. Eğer onlar sırt çevirirlerse şöyle deyiniz. Şahit olunuz ki biz Müslümanlarız. Heraklius bunları söyledikten ve mektup okunup bitirildikten sonra huzurunda sesler yükseldi, feryatlar koptu ve bizi dışarı çıkardılar. Dışarı çıktıktan sonra arkadaşlarıma şöyle dedim. Ebi Kepşe'nin oğlunun, Hazreti Peygamber'i kastediyor, durumu çok büyüdü ve kuvvet buldu. Beni Esfer kralı, yani Rum kralı bile ondan korkuyor. Artık o zamandan sonra kesinlikle biliyordum ki Hazreti Peygamber galip gelecektir. Ta ki Allah Teala bana iman nasip edecektir. Kudüs emiri, Heraklius'un dostu ve tebası ve Şam Hristiyanlarının piskoposu olan İbn en-Natur şunları söylüyor. Heraklius, Kudüs'e geldikten sonra bir gün çok rahatsız olarak sabahladı. Kumandanlarından bazıları ona, ''Betiniz benziniz hoşumuza gitmiyor.'' dediler. Heraklius zeki bir insandı. Yıldız ilmini biliyordu ve onlara bakarak hadiseleri çözerdi. Onlara şöyle dedi, ''Yıldızlara baktığımda sünnet edilenlerin kralının ortaya çıktığını gördüm. Acaba bu milletlerden hangisi sünnet yapıyor?'' Çevresindekiler, ''Yahudilerden başka sünnet yapan yoktur. Yahudilerin durumu da seni hiç korkutmasın. Şehirlerine, valilerine mektup yaz. O şehirlerde bulunan Yahudileri öldürsünler.'' dediler. Onlar bu durumdayken huzura Gassan kralının gönderdiği bir elçi getirildi ve bu elçi onlara Hazreti Peygamber'in hadisesini anlattı. Bunu duyduğunda Heraklius etrafındakilere dedi ki, ''Gidiniz, bakınız. Bu adam sünnet edilmiş midir, edinmemiş midir?'' Baktılar ve sünnetli olduğunu söylediler. Heraklius ona Arapların da sünnet olup olmadığını sordu. O da ''Araplar da sünnet olurlar.'' dedi. Heraklius, ''İşte bu Arapların kralıdır. Ortaya çıktı.'' dedi. Sonra bu hususu Roma'da bulunan bir arkadaşına yazdı. O arkadaşı da ilim bakımından Heraklius gibiydi. Heraklius Kudüs'ten Humus'a gitti ve o arkadaşından mektup gelinceye kadar da oradan ayrılmadı. O da Hazreti Peygamber'in çıkışı ve peygamberliği hususunda Heraklius'le aynı görüşteydi. Böylece Heraklius, Rum ileri gelenlerinin Humus'ta bulunan şatoya toplanmalarını emretti. Sonra emir verdi. Şatonun tüm kapıları kilitlendi. Daha sonra kalkarak şöyle dedi. ''Ey Rum topluluğu! Kurtuluş ve doğruluğu ve mülkünüzün sizin için daima sabit kalmasını ister misiniz? O halde geliniz, şu peygambere tabi olunuz.'' Onlar vahşi merkeplerin sıçrayışı gibi kapılara doğru sıçradılar. Fakat kapıların kilitli olduğunu gördüler. Heraklius onların bu nefretini gördü, iman etmeyeceklerini anladı. Bunun üzerine onların geri getirilmesini emretti ve şöyle dedi. Ben bu sözü dininize olan bağlılığınızı denemek için söyledim ve bağlılığınızı da gördüm.
Böylece onlar Heraklius'a secde ettiler ve ondan razı oldular. İşte bu Heraklius'un son şanıydı. Hazreti Peygamber'in Fars kralı Kisra'ya mektup göndermesi. Hazreti Peygamber bir gün minbere çıkarak bir hutbe okudu. Allah'a hamdü sena edip şehadet getirdikten sonra şunları söyledi: "Ben sizden bazılarınızı Acemlerin krallarına göndermek istiyorum. Sakın İsrailoğullarının bu hususta İsa'ya karşı ihtilafa düştükleri gibi siz de ihtilafa düşmeyin." Muhacir: "Ey Allah'ın Resulü, seninle hiçbir şeyde ebediyen ihtilafa düşmeyeceğiz. Bize emret ve bizi gönder," dediler. Böylece Hazreti Peygamber Şuca bin Vehbi Kisra'ya gönderdi. Kisra kabul salonunun süslenmesini emretti. Sonra Fars büyüklerine izin verdi. Onlar da içeri girdiler. Sonra Şuca bin Vehbi izin verdi. Hazreti Peygamber'in elçisi içeri girdikten sonra Kisra mektubun ondan alınmasını emretti. Şuca bin Vehb, "Hayır, vermem. Onu sana kendi elimle teslim edeceğim. Çünkü Allah'ın Resulü bana böyle emretti," dedi. Kisra, "Yaklaş," dedi. O da yaklaşarak mektubu Kisra'ya verdi. Kisra da Hire ehlinden bir katibi çağırarak mektubu ona verdi. Katip mektubu okudu. Mektup şöyle başlıyordu: "Abdullah'ın oğlu ve Allah'ın Resulü Muhammed'den Fars'ın büyüğü olan Kisra'ya." Bu söz Kisra'yı gazaba getirdi. Çünkü Hazreti Peygamber mektuba kendi ismiyle başlamıştı. Kisra bağırdı, öfkelendi. Daha mektubun içinde ne olduğunu anlamadan onu yırttı ve Şuca bin Vehb'in dışarı çıkarılmasını emretti. Şuca bin Vehb bu durumu gördükten sonra devesine bindi ve yola çıktı. O şöyle diyordu: "Vallahi hangi yoldan gidersem gam yemem. Çünkü Resulullah'ın mektubunu Kisra'ya verdim." Kisra öfkesi dindikten sonra Şuca'nın huzuruna getirilmesini emretti. Şuca arandı fakat bulunamadı. Hire'den Şuca istetti. Fakat Şuca orayı geçmişti. Şuca Hazreti Peygamber'e gelerek durumu haber verdi. Mektubun Kisra tarafından yırtıldığını duyan Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Kisra kendi mülkünü yırttı." Hazreti Peygamber'in mektubu Kisra'ya takdim edildiğinde Kisra onu okuyup yırttıktan sonra Yemen'deki genel valisi Bazan'a şunu yazdı: "Katından iki kuvvetli kişi gönder de şu Hicaz'daki kişiyi bana getirsinler." Bazan bu emre uyarak Fars yazısı yazıp hesap yapan Eba Nuh isimli kahramanı, yani özel hizmetkarıyla Ced Cemire adındaki birisini görevlendirdi. Hazreti Peygamber'e onlarla birlikte Kisra'ya gitmesini yazdı. Kahramanına da şöyle dedi: "O kişiye bak, nasıl birisidir. Onunla konuş ve bana haber getir," dedi. Bu iki kişi Yemen'den yola çıkıp Taif'e geldiler. Orada Kureyş'ten bazı tüccarlarla karşılaştılar. Bu tüccarlardan Hazreti Peygamber'i sordular. Onlar da "O Medine'dedir," dediler ve Kisra'nın Peygamber aleyhinde harekete geçmesi de onları sevindirdi. Şöyle dediler: "Kisra onun için tuzak kurmuştur. Artık onun şerrinden emin olabiliriz." Bu iki elçi Medine'ye vardılar ve Hazreti Peygamber'le konuştular. Kisra Bazan'a seni kendi yanına götürmeleri için iki kuvvetli kişi göndermesini emretmiştir. O da bizleri gönderdi. Bizimle birlikte geleceksin," dediler. Hazreti Peygamber, "Şimdi dinleniniz ve bana yarın geliniz," dedi. Ertesi gün geldiklerinde onlara şöyle dedi: "Allah Teala Kisra'yı öldürdü. Şu ayın şu gecesinde oğlu Şireveyhi ona musallat etti." Onlar da Hazreti Peygamber'e, "Sen ne dediğini biliyor musun? Biz bu söylediklerini Bazan'a yazalım," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Evet, yazınız ve ona deyiniz ki, eğer Müslüman olursa elinde bulunan Yemen arazisini ona vereceğim," dedi.
Sonra Hazreti Peygamber, kendisine daha önce hediye edilmiş ve içinde altın ve gümüş bulunan bir kemeri de Cet Cemiri'ye verdi. Bunlar Bazan'a gittiler ve hadiseyi ona anlattılar. Bazan, "Allah'a and içerim ki bu bir kral sözü değildir. Biz onun dediğinin doğru olup olmadığını dikkatle araştıracağız," dedi. Az bir zaman sonra Bazan'a Şireveh'ten bir mektup geldi. Şöyle yazıyordu: "Ben Fars milleti için öfkelenerek Kisra'yı öldürdüm. O Fars'ın eşrafını öldürüyordu. Yanında bulunan kimselerden benim için biat al. Kisra'nın kendisi için bir şeyler yazmış olduğu kişiyi de, yani Hazreti Peygamber'i, rezil etme." Bazan bu mektubu okuduktan sonra şunları söyledi: "O kişi kesinlikle gönderilen bir peygamberdir." Böylece Bazan Müslüman oldu. Onunla birlikte Yemen'deki Farslıların hepsi Müslüman oldular. Hazreti Peygamber'in İskenderiye kralı Mukavkıs'a mektup göndermesi. Hatip bin Ebi Belta şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber beni İskenderiye kralı Mukavkıs'a gönderdi. Hazreti Peygamber'in mektubunu ona götürdüm. Beni evinde ağırladı, onun yanında biraz kaldım. Sonra bana haber gönderdi ve bütün kumandanlarını da topladı ve bana şöyle dedi: ben sana bir soru soracağım. Beni bu konuda aydınlatmanı istiyorum. Ben de buyurun dedim. Mukavkıs, arkadaşını, yani Hazreti Peygamber'i, bana anlat. O nebi değil midir?" dedi. Ben, "Evet, o Allah'ın Resulüdür," dedim. Mukavkıs, "Madem ki o Allah'ın Resulüdür, kavmi onu Mekke'den çıkarıp Medine'ye gönderdikleri zaman niçin onlara beddua etmedi?" dedi. Ben de ona, "Peki sen Meryem'in oğlu İsa'nın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmiyor musun?" diye sordum. "Evet," dedi. Bunun üzerine, "O halde kavmi onu yakalayıp çarmıha germek istediklerinde niçin onlara beddua edip de Allah'tan onları helak etmesini istemedi? Halbuki Allah Teala onu dünya semasına kaldırdı," dedim. Mukavkıs da bana şöyle dedi: "Sen hikmet sahibi birisin ve yine hikmet sahibi birisinin katından geliyorsun. Şunlar onun hediyeleridir. Onları senin vasıtanla Muhammed'e gönderiyorum. Seni emin bir noktaya kadar götürmeleri için yanında koruyucular da vereceğim." Böylece Hazreti Peygamber'e hediye olarak 3 cariye gönderdi. Onlardan birisi Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim'in annesidir. İkincisi ise Hazreti Peygamber tarafından Hassan bin Sabit el-Ensari'ye hediye edildi. Hazreti Peygamber'in Necran halkına yazdığı mektup. Hazreti Peygamber, Neml suresi nazil olmadan önce Necran halkına şu mektubu yazdı: "İbrahim, İshak ve Yakub'un ilahı olan Allah'ın ismiyle. Bu mektup, Peygamber ve Allah'ın Resulü Muhammed'den Necran halkıyla onların piskoposunadır. Siz barış ehlisiniz. Ben sizin katınızda, yani şehadetiniz altında, İbrahim, İshak ve Yakub'un ilahına hamd ediyorum. Bundan sonra ben sizi kulların ibadetini bırakıp Allah'ın ibadetine ve yine kulların velayetini bırakıp Allah'ın velayetine dönmeye davet ediyorum. Eğer bunu yapmazsanız o zaman haraç veriniz. Yok bunu da yapmazsanız size harp ilan ediyorum. Selam." Bu mektubu okuyan Necran piskoposu dehşete kapıldı. Şiddetli bir sarsıntı geçirdi. Necran halkından Şurahbil bin Veda isimli bir kişiyi huzuruna çağırdı. Bu zat Hemdan'dandı ve Necran'da çözülmesi zor bir mesele ortaya çıktığında ilk önce ona müracaat olunurdu. Piskopos, Hazreti Peygamber'in mektubunu ona verdi. Şurahbil mektubu okudu. Sonra piskopos, "Ey Eba Meryem, senin bu husustaki görüşün nedir?" dedi. Şurahbil, piskoposa şöyle dedi: "Biliyorsun, Allah İbrahim'e İsmail'in zürriyeti hakkında peygamberlik vaat etmiştir. Belki de bu kişi Allah'ın vaat ettiği o peygamberdir. Peygamberlik hakkında bir bilgim yoktur.
Eğer dünya işleriyle ilgili bir mesele olmuş olsaydı, görüşümü sana bildirir ve onu çözebilmek için de var gücümle çalışırdım, dedi. Piskopos da, o halde otur, dedi. O da bir kenara çekilerek oturdu. Piskopos bu kez Necran halkından Abdullah bin Şurahbil isimli birisini, ki bu Zi Esbah'tan ve Himyer'dendi, çağırdı. Mektubu ona da okuttu. Ona fikrini sordu. O da aynen birincisinin sözlerini tekrarladı. Piskopos, sen de git otur, dedi. O da bir kenara oturdu. Sonra piskopos, Necran halkına mensup Beni Haris Kaap'tan Cebbar bin Feyz diye birisini huzuruna davet etti. Mektubu ona da okuttu ve fikrini sordu. O da Şurahbil ve Abdullah gibi bir şey diyemeyeceğini söyledi. Piskopos ona da bir kenara çekilip oturmasını söyledi. Görüşlerin bu noktada birleştiğini gören piskopos, hemen çanların çalınmasını, ateşler yakılmasını, kiliselere kıldan yapılmış elbiseler asılmasını emretti. Onlar, gündüzleri bir felaketle karşı karşıya geldikleri zaman böyle yaparlardı. Eğer geceliğin böyle bir korku ve dehşetle karşı karşıya gelirse, sadece çan çalarlar ve kiliselerde ateş yakarlardı. Çanların çalınıp kiliselerde kıl elbiseler yükseldiğini gören tüm Necran halkı toplandı. Necran vadisinde bulunan herkes oraya geldi ki bu vadinin uzunluğu süratle giden bir atlının bir günde alabileceği bir mesafeydi. Vadide 73 köy, 120 bin savaşçı vardı. Piskopos, Hazreti Peygamber'in mektubunu onlara okudu ve bu husustaki görüşlerini sordu. Onlar da Şurahbil bin Veda el-Hemdani, Abdullah bin Şurahbil el-Esbahi ve Cebbar bin Feyz el-Harisi'nin Hazreti Peygamber'e gönderilmesini kararlaştırdılar. Onlar gidip peygamberden kendilerine haber getirecekti. Böylece bu heyet Medine'ye gitti. Oraya vardıklarında yolculuk sırasında giydikleri elbiselerini çıkardılar. Yemen kürküne benzeyen kürklerini giydiler. Altın yüzüklerini taktılar ve sonra da varıp Hazreti Peygamber'e selam verdiler. Hazreti Peygamber onların selamlarına karşılık vermedi. Bütün bir gün onunla konuşmak istediler. Hazreti Peygamber onlarla sırtlarındaki kürkler ve parmaklarındaki altın yüzükler dolayısıyla konuşmuyordu. Onlar da Osman bin Affan'la Abdurrahman bin Avf'ı aramaya başladılar. Çünkü onları önceden tanıyorlardı. Onları muhacir ve ensardan oluşan bir mecliste buldular. Ey Osman ve Abdurrahman! Sizin peygamberiniz bize bir mektup yazdı. Biz onun mektubuna uyarak geldik. Ona vardık ve selam verdik. Bizim selamımıza karşılık vermedi. Onu bütün gün konuşturmak istedikse de bizimle konuşmadı. Sizin bu husustaki görüşünüz nedir? Geri mi dönelim? Dediler. Hazreti Abdurrahman'la Hazreti Osman da bunu orada bulunan Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ebal Hasan, sen ne diyorsun? Dediler. Hazreti Ali de şöyle dedi. Benim görüşüm şudur. Bunlar sırtlarındaki kürkleri ve parmaklarındaki yüzükleri çıkarsınlar. Yolculuk sırasında giymiş oldukları elbiselerini giysinler ve ondan sonra Hazreti Peygamber'in yanına gitsinler. Bunun üzerine onlar da böyle yaptılar ve Hazreti Peygamber'e gidip ona selam verdiler. Hazreti Peygamber bu defa selamlarını alarak şöyle buyurdu. Beni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki onlar bana ilk geldiklerinde iblis de onlarla beraberdi. Sonra Hazreti Peygamber onlara, onlar da Hazreti Peygamber'e karşılıklı sorular sordular. Sonunda onlar Hazreti Peygamber'e şu soruyu sordular. İsa hakkında ne biliyorsun? Biz Hristiyanız ve dönüp kavmimize gideceğiz. Şayet sen bir peygambersen, İsa hakkındaki görüşlerini öğrenmek isteriz. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular. İsa hakkında şu anda hiçbir bilgim yoktur. Durunuz, Rabbim İsa hakkında ne diyorsa onu size yarın haber vereyim, dedi. Sabah oldu, Allah Teala bu konuda Ali İmran suresinin 59. ayetinden
61. ayetine kadar olan bölümü indirdi. Onlar bu görüşü kabul etmeye yanaşmadılar. Resulullah da onlarla karşılıklı olarak lanetleşmeye karar verdi. Bunun için de sabah olduğunda Hazreti Peygamber lanetleşmenin yapılacağı yere gitti. Hasan ve Hüseyin'i elbisesiyle örttü. Hazreti Fatıma da tam arkasında bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in hanımlarının birkaçı da oradaydı. Bu manzarayı gören Şurahbil, arkadaşlarına şöyle dedi. Biliyorsunuz ki tüm Necran Vadisi halkı, bir meseleyi ancak benim görüşüme uyarak reddederler veya o konuda çıkış yolu tespit ederler. Yemin ederim ki bu bana ağır bir şey gibi görünüyor. Çünkü eğer bu kişi peygamberse, biz onun gözlerine bütün Araplardan önce vurmuş ve onu herkesten önce reddetmiş oluruz. O zaman da bu kin ne onun ne de ashabının göğsünden çıkmaz. Bir belaya düştüğümüzde onlar bize diğer bütün komşu Araplardan daha yakındır. Eğer bu kişi peygamberse ve onu Allah göndermişse, onunla lanetleştiğim takdirde yeryüzünde bizden hiç kimse kalmaz. Ne kıl ve ne de tırnak kalır, her şey helak olur, dedi. Bunun üzerine diğer ikisi ona, peki senin görüşün nedir ey Eba Meryem, dediler. Şurahbil de şöyle dedi, benim görüşüm onunla konuşmak hususunda beni desteklemenizdir. Ben onu hakem yapmak istiyorum ve onu hiçbir zaman batılla hükmetmeyecek bir kişi olarak görüyorum. Arkadaşları ona, bu görüşünü uygulamakta serbestsin, dediler. Şurahbil de Hazreti Peygamber'i karşıladı ve ona, seninle lanetleşmekten daha hayırlı bir çözüm var, dedi. Hazreti Peygamber, nedir, diye sordu. Şurahbil, bugün akşama ve akşamdan da sabaha kadar seni hakem kıldık. Bizim hakkımızda ne hüküm verirsen geçerlidir, dedi. Hazreti Peygamber, ya arkada, Necran'da seni kınayacak olanlar ve bu fikre uymayanlar olursa, dedi. Şurahbil, şu iki arkadaşımdan sor, dedi. Hazreti Peygamber de durumu onlardan sordu. Dediler ki, Necran Vadisi halkı ancak Şurahbil'in fikriyle hareket ederler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber lanetleşmekten vazgeçti ve ertesi günde yanlarına giderek şu mektubu yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bu Peygamber ve Allah'ın Resulü Muhammed'in Necran halkına yazdığıdır. Durum şudur, Muhammed onların hakkında her meyvede, her sarıda ve beyazda, altın ve gümüşte, her siyahta, hayvanlarda ve her kölede haraç vermelerini hükmetmiş, fakat daha sonra onlara bir lütufta bulunarak bütün bunlardan vazgeçmiştir. Ancak onlar her sene 2000 hülle giyim elbisesi vereceklerdir. Binini Recep ayında, diğer binini ise Safer ayında vereceklerdir. Onlar, Hazreti Peygamber'in mektubunu aldıklarında Necran'a döndüler. Dönüşleri sırasında beraberlerinde piskoposun anne bir kardeşi de vardı. Bu aynı zamanda keşişin amcasının oğlu da oluyordu. İsmi Bişr bin Muaviye'ydi ve künyesi de Ebu Alkame'ydi. Heyet Hazreti Peygamber'in mektubunu piskoposa teslim etti. Piskoposla Ebu Alkame Hazreti Peygamber'in mektubunu okuyorlar ve ikisi de gülüyorlardı. O sırada Bişr'in devesi yere kapaklandı. Bunun üzerine Bişr, Hazreti Peygamber'in açık ismini kullanarak helak olması için ona beddua etti. Bu durum karşısında piskopos ona şöyle dedi. Yemin ederim ki sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygambere bedduada bulundun. Bişr de piskoposa, o halde Allah'a yemin ederim ki ben de devemin düğümlerini çözmeden peygambere gideceğim, dedi ve devesini Medine'ye doğru çevirdi. Piskopos ona engel olabilmek için dedi ki, biraz anlayışlı ol. Ben bu sözü Arapların kulağına gitsin diye söyledim. Çünkü onların onun hakkını almış olduğumuzu veya onun sesine kulak verdiğimiz veya bütün Araplardan daha kuvvetli ve hepsinden daha derli toplu olduğumuz halde, Araplardan hiçbir kimsenin zoru altında kabul etmediğimizi
bu kişinin zoru altında kabul etmiş olduğumuzu sanmalarından korkuyorum. Bişr ise ona, hayır, Allah'a yemin ederim ki senin kafandan çıkanı ebediyen kabul etmeyeceğim dedi ve devesini sürdü. Sırtını psikoposa çevirerek şu şiiri okudu. Sana bağlı olduğu için karnında yavrusu oynayan devesine binip Hristiyanların dinine muhalif olarak ve sıkıntılı bir halde geliyorum. Böylece Bişr, Hazreti Peygamber'e geldi ve Müslüman oldu. Şehit oluncaya kadar da Hazreti Peygamber'in yanında kaldı. Hazreti Peygamber'e giden heyet Necran'a döndü. Kilisenin başında bulunan İbn Ebi Şimr Ezzebidi de oradaydı, oraya geldi. Kilisenin başında bulunan İbn Ebi Şimr Ezzebidi de oraya geldi. Ona, Tihame'den bir peygamber gönderildi denildi ve sonra Necran heyetinin Hazreti Peygamber'e gittiğini, Hazreti Peygamber'in lanetleşmek teklif ettiği fakat onların bundan korktuğu ve Bişr Muaviye'nin ona gidip Müslüman olduğunu anlattılar. İbn Ebi Şimr dedi ki, beni buradan indiriniz. Aksi takdirde kendimi atar, intihar ederim. Onu indirdiler. Rahip, beraberinde bazı hediyeler olduğu halde Hazreti Peygamber'e gitti. Hediyelerin içerisinde Hazreti Peygamber'den sonra halifelerin giydiği kürk de vardı. Büyük bir su kabı ve bir de asa vardı. Hazreti Peygamber'in yanında bir müddet durdu, vahyi dinledi. Fakat İslam'a girmedi. Sonra kavmine döndü. Geleceğim diye vaat etmesine rağmen Hazreti Peygamber'in ölümüne kadar gelemedi. Daha sonra psikopos Ebul Haris, beraberinde kavminin ileri gelenleri olduğu halde Hazreti Peygamber'e geldiler ve onun huzurunda durdular. Allah'ın indirdiği vahyi dinliyorlardı. Hazreti Peygamber bu psikoposa ve bundan sonra gelecek Necran psikoposlarına şu mektubu yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu peygamber olan Muhammed'den Ebul Haris isimli Necranlı psikoposa, Necran'ın keşişlerine, kahinlerine, ihvanlarına, ellerinin altında bulunan kişilere Allah'ın ve Resulünün teminatıdır. Onların keşişlerinden, ruhbanlarından ve kahinlerinden hiçbiri değiştirilmeyecektir. Onlar kendi işlerini kendileri göreceklerdir. Haklarından bir hak değiştirilmeyeceği gibi saltanatlarına da karışılmayacaktır. Ve bu saltanat üzerinde dayandıkları noktalara da dokunulmayacaktır. Onlar ıslah edip nasihatte bulundukları müddetçe Allah ve Resulünün teminatı ebediyen onlar için geçerlidir ki onlar ne bir zulme maruz kalacaklardır ne de bir zalime. Hazreti Peygamber'in Bekir bin Vail'e gönderdiği mektubun okunması. Ahmet, Merset bin Zibyan'dan rivayet ediyor. Merset bin Zibyan şöyle anlatıyor. Bize Hazreti Peygamber'den bir mektup geldi. İçimizde onu okuyacak kimse yoktu. Sonunda Dabia'dan bir kişi bularak onu okuttuk. Mektupta şöyle yazıyordu. Allah'ın Resulünden Bekir bin Vail'e. Müslüman olunuz, kurtulun. Hazreti Peygamber'in Beni Cüzami'ye mektup göndermesi. Rifa bin Zeyd el-Cüzami, Hazreti Peygamber'e elçi olarak gönderildi. Hazreti Peygamber ona şu mektubu verdi. Allah'ın Resulü Muhammed'den Rifa bin Zeyd'e verilmiştir. Ben Rifa'yı bütün Cüzam kabilesine ve onlara bağlı olanlara elçi olarak gönderdim. Rifa onları Allah'a ve Resulüne davet edecektir. Kim iman ederse o, Allah ve Resulünün cemaatine girmiş olur. Kim de buna sırtını çevirirse, ona 2 aylık bir mühlet verilir. Rifa, kavmine döndüğünde, onlar ona uyarak Müslüman oldular. İsrailoğullarının büyük alimlerinden Zeyd bin Sune'nin Müslüman olması. Zeyd bin Sune şöyle anlatıyor. Allah Teala hidayetimi dilediğinde ben şu 2 alamet hariç peygamberlik alametlerinin hepsini Muhammed'de buldum. Onların da Muhammed'de olup olmadığını daha tecrübe etmedim. Halimliği cehaletini geçecektir. Ona karşı yapılan cehaletler onun halimliğini artıracaktır dedim. Bunları da şu olayda buldum. Hazreti Peygamber bir gün
hanımlarının hücrelerinden çıktı. Beraberinde Ali bin Ebi Talip de vardı. O esnada devesinin sırtında bedeviye benzer bir kişi Hazreti Peygamber'e yaklaşarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, benim birkaç adamım vardır. Falan kabilenin falan köyündendirler. Müslüman oldular. Ben onlara, eğer Müslüman olursanız Allah size geniş rızık verecektir," dedim. Fakat yağmur yağmadığı için şimdi onlar şiddet ve yokluk içinde kıvranıyorlar. Ey Allah'ın Resulü! Onlar bir ümit için İslam'a girdiler. Korkarım ki yine bir ümit için ondan çıkmış olacaklar. Eğer onlara yardım olarak bir şey göndermeyi uygun görürsen onu götürelim," dedi. Hazreti Peygamber yanındakine baktı. O, "Ey Allah'ın Resulü! Elimizde ondan hiçbir şey kalmadı," dedi. O esnada ben Hazreti Peygamber'e yaklaştım ve şöyle dedim: "Ey Muhammed, falan kabilenin bostanındaki bazı hurmaları belli bir zamana kadar bana satabilir misin?" Hazreti Peygamber, "Falan bahçenin belirli hurmaları şeklinde tayin edilmeksizin olabilir," dedi. Ben de, "Evet öyle olsun," dedim. Böylece falan bahçenin hurmaları şeklinde tayin yapmaksızın Hazreti Peygamber benimle alışverişe girdi. Ben de kemerimi açtım, ona 80 miskal altın verdim. Karşılığında falan zamanda bana şu kadar hurma vereceksin diye şart koştum. Hazreti Peygamber benden aldıklarını o kişiye verdi ve şöyle buyurdu: "Bunu adaletle onlara dağıt ve onları kurtar. Hurmalarımı almama 2-3